İyi akşamlar, hoş geldiniz Beyaz TV ekranlarına, sizin kanalınıza. Yeni haftanın ilk gününde sizlerle beraberiz. Ben Ertem Şener. Her pazartesi akşamı olduğu gibi, her hafta sonu ve her hafta başlangıcı olduğu gibi yine sizlerle beraberiz. Bu gece yine çok uzun olacak sevgili seyirciler. Abdülkerim Durmaz, Ahmet Çakar, Rasim Ozan Kütahyalı, Sinan Engin'le yine Türkiye'nin efsane kadrosuyla sizlerle beraberiz. Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta karşılaşmaları sona erdi. Sevgili seyirciler, Trabzonspor sahasında Eskişehirspor'a 4-1 mağlup oldu. Haftanın en önemli sonuçlarından birisi oldu. Sürpriz mi değil mi bilemiyorum. Onu tabii ki spor kamuoyu daha iyi bilir ama sürpriz mi değil mi bilemiyorum. Trabzonspor Ersun Yanal'la birlikte en ağır darbesini almış oldu böylelikle. Evet sevgili seyirciler, Eskişehirspor kümede kalır mı kalmaz mı tartışmaları yapılıyordu çok ilginç bir şekilde ama üst sıralara doğru da çıkmış oldu. Değerli seyirciler, dün akşam Beyaz TV ekranlarında Beyaz Futbol'da çok önemli bir konunun altını çizmiştik. 62-22 ile ilgili olarak Ahmet Çakar'a ve Beyaz TV'ye verilen, Beyaz Futbol'a verilen cezayı, yankılarını ve 21 maddelik bir suç duyurusu bantımızı ekranlarınıza getirmiştik. Çok önemli konular konuşuldu. Çok önemli konuları tartıştık beraberinde ve bugün yine bununla ilgili olarak kısa bir giriş yapmak istiyorum. Evet, bu konunun takipçisi olacağız. 62-22 ile beraber biz de her maçta amatör kümedeki karşılaşmalarda da hafta sonları Beyaz TV ekibi, bakın Beyaz Futbol demiyorum, Beyaz TV Spor Servisi demiyorum, Beyaz TV Haber Merkezi olarak demiyorum, Beyaz TV kanalları olarak gerek Ankara'dan gerek İstanbul'daki bütün kameralarımızı amatör maçlara dahi, Kars'tan Edirne'ye, Sinop'tan Antalya'ya, her yerde bütün kameralarımız olacak. Amatör küme demeden, mahalle maçı demeden, Spor Toto Süper Lig'de haftanın derbisi demeden her maçta 62-22'nin takipçisi olacağız. Bakalım en ufacık şeylerde bile, hani birilerinin en ufak şekilde gördüğünü biz bazen büyük şekilde görebiliyoruz. Bizim büyük gördüklerimizi bazen karşı taraf küçük görebiliyor. İşte bunların takipçisi olacağız. Bakalım ne kadar duyarlısınız bu konuda Türkiye Futbol Federasyonu diyeceğiz. Ama 62-22 ile beraber biz de madem siz bir anda birkaç yıldır yürürlükte olan bu kanunun takipçisi değildiniz. Bir anda Ahmet Çakar'la beraber, Ahmet Hoca ile beraber takipçisi oldunuz. Biz de sizle beraber kol kola yürüyeceğiz. 62-22'yi sizinle beraber takipçi olarak yanınızda sürdüreceğiz. Ama şunu unutmayın. Ensenizde olacağız. Her karşılaşmada, her olayda, en ufacık sorunda 62-22'yi Beyaz TV Spor Servisi olarak sizlere hatırlatacağız sevgili seyirciler. Evet, Ahmet Çakar'la başlamak istiyorum bu akşam. Hocam, dilerseniz bu akşam bir nokta koyalım buna. Hangisini? 62-22, bu mevzuya bir nokta koyalım. Ama sonraki haftalarda tabii devam edeceğiz. Sizin yorumunuzu alalım. Hayrola, biri mi aradı seni? Efendim? Biri mi aradı seni? Beni biri... Ne yaptın hocam? Dakika bir, gol bir ya. Beni biri mi aradı? Demiştim ki 28 Aralık. Bugün ayın kaçı? 29 Aralık. Evet. 28 Aralık 2014 benim için ikinci yaşam. İkinci bir hayat. Evet. Mesaj 2. Bu şarkı burada bitmez. Bu laf kime aittir? Rasip. Recep Tayyip Erdoğan. Ama anonim bir laftır. Yani, ne manası devam eder? Buradan ne mana çıkar? Beni durduramazsınız. İki bu, üç. Seni bir aradı derken, biri mi aradı derken ne kastettiğimi hissettim. Bak, tekrar söylüyorum. Yıldırım Başkan. Ok yaydan çıktı. Ok yaydan çıktıktan sonra okun geri dönme ihtimali fizik kurallarına aykırıdır. Bu aynen demek değil ki insanlara belaltı vuracağız. Bu demek değil ki hak ettiklerinden fazla eleştireceğiz. Bu demek değil ki insanlara iftira atacağız. Haşa. Asla. Kesinlikle. Ama 25 yılını futbola vermiş bir adama futbol teröristi damgası vurdurmak amacıyla yargıya şikayet etmiş olan Türkiye Futbol Federasyonu bundan sonra hiç hata yapmayacak. Hata yapmazlarsa alınlarını öperim. Hata yaparlarsa... Evet, kesinlikle. Biraz önce de söyledim. Belki dikkatinizden kaçmıştır hocam. Seni birim aradı kardeşim. Beni kimse arayamaz. Yok, niye arar? Medeni olarak arar. Beni kimse arayamaz. Araya hatırlı kişilerin girmesi dahi. Bakın bu kadar. Girdi mi hatırlı sadece kişiler? Araya hatırlı kişilerin girmesi dahi beni bu yolundan ayıramaz. Çünkü ne dedim? Bu hepimizin konusu. 62-22 kimsenin aklına daha yeni gelmeyecek.
Biz dün 21 maddelik sadece elimizde olan görüntülerle, yani biz eğer diğer görüntüleri de verirsek sadece 21 maddeyi verdim. Ne buna zaman kalır ne de işte elimde Lig TV görüntüleri var, yayınlayamam. TRT'nin görüntüleri var, yayınlayamam. Başkalarının görüntüleri var, yayınlayamam. Ama şu, her maçta bakın 34. haftanın sonuna kadar değil hocam. Yazın hazırlık maçlarında da, Süper Lig'de mi oluyor sadece, Türkiye Kupası'nda, her yerde bundan sonra 62-22 ben dahil en başta kendim, benimle ilgili de bir sıkıntı olursa, sizinle ilgili de bir sıkıntı olursa, yorumcularımla ilgili, herkesin peşinde olacağız bu konuda. Madem Türkiye Futbol Federasyonu bir anda beyaz futbolda sizin bir ironinizi eğer alıp Türkiye Cumhuriyeti Başsavcılığına, Cumhuriyet Başsavcılığına bunu götürüyorlarsa, bir dava açıyorlarsa, biz de gerekeni yapacağız hocam. Şimdi bu ülke çok şeyler gördü. Hatırlar mısınız? Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 yıl önce bir şiir söyledi. 4 ay falan hapis yattı. Yanlış mı hatırlıyorum? 4 ay, aynen 4 ay. 4 ay küsür de olabilir. 40 derece. Evet. 4 ay yazdı. 2 tane resmin üstünü çizdim. Ben artık spor teröristiyim. Holiganım, kanunen. Ya sahalara bugün, sahalara. Bir voleybol mesela, kızım voleybolcu olsa. Ben kızımın maçını izlemeye gidemeyeceğim şu anda. Oğlum basketbolcu olsa, güreşçi olsa. Onun spor müsabakasını izlemeye gidemeyeceğim. Gerekçe ben bir holiganım. Oraya girersem ortalık kan gölüne döner. Manasıyla ben holiganım. Bana bu darp, bu damgayı vurdurtan Futbol Federasyonu'nu ben seçtim. Benim oylarımla seçildi. Haziran ayında Ankara'da federasyon seçimleri var. Bak Ankara'da o gün havayı nasıl ısıtacağımı şimdi burada söylüyorum ve dediğimi de yaparım. Araya hatırlı kişiler filan değil, kralı girse ben bu konuşmalara devam edeceğim. Ha doğruları yapın, öveyim. Ben hatırlı kişileri kabul eder miyim sence? Senin için demedim evladım. Ben kişinin için demedim. Sizin için demiyorum ben de. Sence ben kabul eder miyim? Eder miyim? Senin tanıdığın Ertem Şener, her şey bir yana. Şimdi bu daha burada bitmeyecek, sadece 66-22 diye bir şey ben bilmiyorum. 62-22 diye bir şey bilmiyorum. Kulüplerin mali yapısı. Sayın Fikret Orman, ne oldu denetleme kurulu raporu? Beşiktaş'taki sabık dönemle ilgili bir çıkartın. O 100 milyarlık çeke kefil olma olayı Sayın Demirören'in Beşiktaş başkanı iken. Bunlar ne oldu bir anlatın. Bir bilelim bunları. Ha bugün için bu kadar. Ama haftalar uzun, geceler uzun. Ben de onu söyleyeyim. Önümüzde bak bugün ilkbahar geliyor, yaz geliyor, Eylül geliyor, Ekim, Kasım. Önümüzde çok uzun geceler var. Merak etmeyin. Hocam biz yanlış yaptığımız zaman zaten bizim de yanlışımızı bir şekilde RTÜK tarafından veya ne bileyim bir kınamayla Türkiye Futbol Federasyonu yapabilir. Ama Sayın Başkanım, Sayın Yıldırım Demirören, lütfen herkes şapkasını önüne koysun. Ben sizin kardeşinizim. Biz böyle bilmiyorduk bu işleri. Lütfen rica ediyorum sizden. 62-22 sadece beyaz futboldaki bir ironiden dolayı yürürlüğe girerse, o zaman Türkiye Futbol Federasyonu'nun bugün en başından güvenlikçisine kadar istifa etmesi gerekir. Bunun altını son kez çiziyorum. Bu akşamlık son kez. Ama önümüzdeki haftadan itibaren cumartesi, pazar, pazartesi her maçta biz 62-22'yi cebimize koyuyoruz. Bu kanunla beraber kol kola derseniz kol kola, el ele derseniz el ele beraber yürürüz. Sizlerden rica ediyorum Sayın Başkan. Evet. Sevgili seyirciler, biliyorsunuz aslında konuşulacak çok konu var bunlarla ilgili. Mesela elimde Hürriyet Gazetesi'nden Cuma günkü sayısından bir haber. Biliyorsunuz Spor Bakanımız Sayın Kılıç, Sayın Çağatay Kılıç Beyefendi Kulüpler Birliği ile bir araya geldi. Futbol Federasyonu'nun, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapamadığını, Sayın Kılıç o kadar işi varken, o kadar görevi varken, Türkiye'nin dört bir köşesinde işleri varken Sayın Kılıç yine o ceketi giydi. Kulüpler Birliği'nde bütün kulüpleri topladı ve Pasolik'ten söz etmek zorunda kaldı. Evet, Pasolik'ten özel uygulamadan tutun. Bazı maddeleri size şu anda açıklayacağım. Bütün kulüpler el birliğiyle statlardan seyirciyi kaçırdı. Tribünlerde bağırttığınız kişiler yüzünden bu haldeyiz. Olay çıkarana bizim taraftarımız değildir diyemediniz. Özel güvenlik işini artık yapamıyorsa polisi stada sokarım. Göğüste reklam var, futbolcunuz küfür ediyor. Sponsor kaçar tabii diyor Sayın Çağatay Kılıç. Basına kapalı yapılan toplantıda bu sözleri söyledi. Bir spor bakanı, Sayın Bakan, Gençlik ve Spor Bakanı bunu yapıyor. Sayın Başkan, Sayın Federasyon Başkanımız.
Bunları Sayın Bakan mı yapmalı? Siz mi yoksa bu açıklamaları yapmalısınız? Türkiye Futbol Federasyonu'nun görevlerini şu anda kullanamadığını görüyoruz, yapamadığını görüyoruz. Ve Pasolik konusunda birkaç açıklama yapmak zorundayım. Çünkü dün de söylemiştim, dün yayına başlarken de söylemiştim. Ben yorumcularımdan özür diliyorum. Bu birkaç konuşmayı yapmak zorundayım. İlk defa böyle bir giriş yaptım. Tüketici Mahkemesi'nden Anayasa Mahkemesi'ne bir paralel örgüt diyeceğim. Paralel örgüt tarafından birisi kalktı. Pasolig'i küçük düşürmek için, Pasolig'i kötü göstermek için bir suç duyurusunda bulundu. Neymiş? Anayasa Mahkemesi Pasolig'i kaldıracakmış. Pasolig diye bir şey olmayacakmış. Pasolig aslında devletin bir sıkıntısıymış. Ülkenin futboldaki bir sıkıntısıymış. Yok maçlardan kaçırılmasına, taraftarların kaçırılmasına sebepmiş. Herkes neyin ne olduğunu biliyor. Pasolig konusunda yanlış algı insanları statlardan uzaklaştırır. Yanlış algı. Türkiye Kupası maçlarında sevgili seyirciler, bakın bunun altını çizerek söylüyorum. Türkiye Kupası maçlarında Pasolig yok. Fenerbahçe'nin Altın Ordu ile oynadığı karşılaşmada Pasolig yoktu. Tribünlerde kaç kişi vardı biliyor musunuz? 100. Bin kişi, bin. Bin var mıydı? Bin kişi vardı. Pasolig yok. Hani Pasolig'di sıkıntı? Hani Pasolig bahaneydi? Ve çok basit bir şey. Abdülkerim abi bilir, Sinan abi bilir. Onların futbol oynadığı dönemlerde, Ahmet Hoca'nın maç yönettiği dönemlerde, o çamurlu topraklı dönemlerde, bizler o zaman çocuktuk. Yağmur altında, kar altında, bilet kuyruklarında beklerdik. Bilet kuyruklarında, sabah erkenden stada gider bilet kuyruklarında beklerdik. Şimdi TC numaranı veriyorsun, çok özür dilerim hocam. Geceden biliyorsun değil mi? Geceden yatarlardı. Evet hocam. Sabah maça girmek için geceden girip yatarlardı statın. TC numaranı veriyorsun şimdi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numaranı veriyorsun ve maça giriyorsun. Artık maçlara girmek daha da kolay. Onlar eskidenmiş, çok eskidenmiş bunlar. Lütfen. Statlarda küfür yok. 14 haftadır, 15 haftadır Sinan abi. Statlarda olay yok, yaralama yok, küfür yok, sıkıntı yok. Hiçbir kulüp başkanında küfür yok. Hiçbir kulüp başkanını rencide edici en ufak bir sıkıntı yok. Aileler artık hani bunu ben reklam amaçlı da söylemiyorum ama artık eğri eğri doğruya doğru birisinin çıkıp konuşması lazım. Kulüpler, dün de söyledim. Sezon başında Türkiye Futbol Federasyonu, her şeye konuşan Türkiye Futbol Federasyonu, her maç sonrasında çıkıp açıklama yapan kulüp başkanları, kulüp yöneticileri, sezon başında Pasolig'den paralar aldınız, paraları aldınız, Türkiye Futbol Federasyonu siz de dahil. Ama şimdi susuyorsunuz. Ağzınızı kapattınız. O paralarla şu anda futbolcularınızın paralarını ödüyorsunuz. Tamamı ödendi hem de. Bu konuda hiçbir açıklama yapmıyorsunuz. Çıkın konuşun bakın. Sayın Bakan ne diyor? Bütün kulüpler el birliğiyle statlardan seyirciyi kaçırdı. Doğru mu? Doğru. Tribünlerde bağırttığınız kişiler yüzünden bu haldeyiz. Doğru mu? Doğru. Olay çıkarana bizim taraftarımız değildir diyemediniz. Özel güvenlik işini artık yapamıyorsa polis stada sokarım diyor. Doğru. Göğüste reklam var, futbolcu küfür ediyor, sponsor kaçar tabii. Ertem. Yani bu kadar artık hani Ertem. İnsanın neresinden başlasam Ertem. Küfreden futbolcuya sponsor para versin. Ertem. Niye para versin diyor. Evet. Ertem. Çok güzel anlattın. Pasolig falan filan anlattın. Hepsi hikaye. Türkiye'deki oynanan futbola aynen dün de burada anlattım. Özetle. Bak dün ben seyrettim birkaç tane. Çok net. Burada futbol adamı Abdülkerim'e dün söyledim. Melik Gümüşbıçak maçı anlatıyor. Melik Gümüşbıçak bile dedi ki kör dövüşü var dedi. Evet. Ve oynanan takımlar kim biliyor musun? Birisi Kasımpaşa. Bence 20 milyon eurodan aşağı değildir takımın maliyeti. Fazlası kalite var. Olarak oyuncular üst düzey. Babeller falan oynuyor. Kastrolar bilmem neler falan üst düzey. Sivas takımına baktığın zaman orada da üst düzey bir takım. Bir takım oyuncular var. Yani Türkiye'deki futbol. Seni ben sana bir şey söyleyeceğim. Karaborsacılar bitti lan abi. Yurt dışından, karaborsa diye bir şey yok dur, şu an. Dur bak sana çok güzel anlatacağım bak. Çok güzel anlatacağım sana. Pasolig falan veya şeyi falan değil. Benim Pasolig falan hiçbir şeyle falan buraya sponsor olmuş falan hiçbir ilgilendirmiyor. Ben ne inanıyorsam bunu söylüyorum. Bak sana bir şey anlatıyorum. Türkiye şimdi sana yurt dışından yarın bir seyahate gidiyorsun. Yurt dışından bir arkadaşım var yaşayan Türk. Sana dedi ki ya Türkiye'de beğendin dedi. Şu an dedi iki tane dedi üç tane dedi yerli futbolcunun dedi. Formasını dedi getirir misin dese.
Sen bana Türkiye'den şu an hangi futbolcunun formasını getirirsin Avrupa'daki arkadaşına hediye olarak? Yani şu futbolcumu getirebilirim diye sorsana. Çok kısa, net olarak. Şimdi Rasim bir futbol taraftarı. Rasim, hayran olduğun bir futbolcu var mı? Keyif aldığın izlemesinden. Türk liginde mi? He, şu an söyle. Türk oyuncu. Evet. Türk oyuncu yok. Yabancı var mı? Yabancı Dembaba'yı izlemekte keyif mesela alıyorum. Mesela o da şu an normal yani ölçülerde. Normal tabii yani. Schneider diyorsun, Schneider yürüyor. O da yürüyor. Bana anlatın. İşte Cardozo olabilir. Yani oyuncu ya, da var. Bugün, oynamıyorlar. Bugün o da yürüdü. Bak arkadaş. Yani potansiyeli olan oyuncular da oynamıyorlar. Arkadaşlar. Çünkü oynamaya ihtiyaç duyacakları bir ortam yok. Şimdi Türkiye'deki bakın. Olay bu. Türkiye'deki işler farklı bir işler bitmiş var burada. Bu iş, bitmiş. Her şeyden önce Galatasaray'ın Avrupa'daki maçlarına bakalım. Türk futbolunu özetleyelim. Bugün Galatasaray Türkiye'nin lideri. Değil mi? Evet. İkinci, üçüncü yani. 32 puanı var. Lider gibi sanki. Başa baş gidiyor. Üçüncü. Yani lider. Balıkesir'e yenildi. Kumoğlu'ya lider. Milli takım Letonya'yı yenemiyor. Bir dakika bak, bir yere geleceğim. Letonya'yı yenemiyor. Bir yere geleceğim. Avrupa'daki maçlarımızın bakın. Avrupa'daki maçların özetidir bu. Avrupa'daki şu an Avrupa futboluyla oynadığımız Arsenal'ler falan da çok üst düzey durumda değiller. Bir. Dortmund küme düşüyor Almanya'da. İkincisi. Evet. Dortmund aynı şekilde. Bravo Abdülkerim. Şimdi burada arkadaş, her şeyden önce Türkiye Ligi'nin, bak Türkiye Ligi çok pahalı bir lig. Naklen yayın geliri olarak Avrupa'nın paralar gidiyor. Avrupa'nın üçüncüsüyüz değil mi biz? Avrupa'nın üçüncüsüyüz. Arkadaş, hiç kimse pasolik falan filan deniliyor da pasolik'in %1 etkeni olsun diyelim. %1. Üşendim ben kart almaya diyelim. İnternetim yok falan filan diyeyim. Hadi %1. Ya kulüp başkanları, arkadaşlar, yaptığınız transferlere bakın. Büyük paralar alıyorsunuz kulüpler, bak kulüpler. Naklen yayınlardan alıyorsunuz, pasolik'ten alıyorsunuz, iddialardan alıyorsunuz. Her şeyden büyük rakamlar alıyorsunuz. Yaptığınız transferler ortada. Geçtik. Yaptığın transferleri geçtim. Bir de yapmış olduğun transferlerin, benim bir lafım vardı. Bir futbolcuyu Türkiye'ye alırken altın, sonra gümüş olarak yolluyoruz. Yani nasıl altın? Alıyoruz abi, şaşalarla havaalanlarında karşılıyoruz. Sonra sessizce bir sabah 7.15 uçağıyla şöyle pasaporttan havaalanı muhabirlerine el sallayarak gidiyor. Sadece pasaport polisi bile görüyor. Şimdi dinle. Aynen. Arkadaşlar, onun için Türkiye'deki futbolun geldiği noktaya bakalım. Türkiye'deki futbol yerlerde, özet söylüyorum, burada bizi seyreden Türk halkına söylüyor. Desin ki ya hayır ya Sinan Engin kardeşim, sen yanılıyorsun ya. Evet. Türkiye'de ben şu futbolcu çok beğeniyorum. Ama ben sana sayayım bir dönemi öncesini. Türkiye'de beğendim. Ben Allah'ın yurt dışlarında köylerine gittim, kasabalarında. Hasan Şaş, Hakan Şükür, Arif, Galatasaray, Sergen. Öyle isimler sayıyorlardı. En son Türk futboluyla ilgili. Yani Hasan Şaş'ı Fas'ta biliyorum. Mesela yani. Hayır. Şimdi arkadaşım, Türk futbolunun geldiği nokta ortada. Bu işin pasolik veya bilmem nesi falan değil. İşte pasolik var mı kupa maçlarında Ertem? Yok. Yok. Türkiye Kupası maçlarında yok. 3 Temmuz. 1. Türk futbolunu, bak Türk futbolunu 3 Temmuz bitirmiştir demeyeyim de. Çok geri götürmüş. Türk futboluna büyük bir darbe vurmuştur. Türkiye'deki bölünmeyi ortaya çıkar. Bölünmüştür. Türk taraftarı, Türk futbol seyircisi bölünmüştür. Sağ sol gibi olmuştur. Sağ sol. Bugün Ali Sami Yen'e Fenerbahçeli gidemiyor. Saraçoğlu'na Galatasaraylı gidemiyor. Aynı öyle. Eskiden ben Gültepe'liyim. Falanca parti vardı. Mecidiyeköy, Şişli falanca partiydi. O oraya gidemiyordu, o oraya gidemiyordu. Aynı yani böyle. Sol sağ. O mahalle solcu, bu mahalle sağcı. Bu buraya getirildi. O şikeci oldu, bilmem ne oldu. Onun için burada Türk futbolunun geldiği nokta ortada. Biz Türk futbolu altyapı falan filan anlatmayacağım. Hep aynı şeyler. Altyapı falan deriz lan, öyle bir şey yok. Kendimizi kandırmayalım. Hiç. Türkiye'de altyapı falan yok. 2 milyon maaş verdiğin 2 milyon altyapıcısına maaş veriyorsun. Onu da 3 ay ödemiyorsun o çocuğun. Bakın, o çocuğun parasını da 3 ay ödemiyorsun. Altyapıcısının maaşını da 3 ay 4 ay da ödemiyorsun. Günü kurtarmaya gelinmiştir. Hani şu Klopp var ya, Klopp. Klopp'un bir sözü vardı Ertem. Klopp demişti ya, Türkiye'deki başkanlar sabırsız. Hayır arkadaş, Türkiye'deki başkan sabırsız değil. Türkiye'de taraftar sabırsız. Hemen acil başarı bekliyor. Evet. Onun için burada Ahmet Hoca'nın konusu çok farklı bir konu. Ahmet Hoca'nın konusu... Sinan abi, çok özür diliyorum. Bak çok çok affedersin. Sayın Spor Bakanımız, Gençlik ve Spor Bakanımız çıkıyor. Kulüpler Birliği'nde
böyle bir açıklama yapmak zorunda kalıyor. Sonra diyorsunuz ki devlet niye spora karışıyor? E sen işini yapamazsan, özür dilerim Sinan abi, Kulüpler Birliği olarak işini yapamazsan, Türkiye Futbol Federasyonu olarak işini yapamazsan, Gençlik ve Spor Bakanımız da gelir der ki kardeşim toplayın kendinizi. Bak ne demiş? Türkiye Futbol Federasyonu ağırlık koyup çözüm üretmedi. Bugün, bunu Sayın Bakan söylüyor. Ben bugün Lig TV'de... Bir çözüm koyun, Ertemciğim, bir çözüm üretin. Pasolik'le ilgili Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Yıldırım Demirören'in ağzından bir tek kelime duydunuz mu? Bir şey anlatayım. Kulüp başkanlarının ağzından bir tek kelime duydunuz mu? Pasolik hakkında Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Duygun Yarsuvat çıkıyor diyor ki benim öyle bir kartım yok. Ama parayı aldılar. Ama parayı aldınız. Bir. Ama en başta federasyon başkanı çıkıp konuşacak Ertemciğim, bu konuda. Bir şey anlatıyorum. Ben 2 sene önce Lig TV'de bir program yaparken gündüz futbol gündüz programa Sadi Şener'i davet ettik hocam. Sadi Şener'e sordum. Ya dedim Sadir abi dedim bu Kulüpler Birliği'ne siz ne yapıyorsunuz? Gidiyor çay içiyoruz, kahve içiyoruz, oğlum, muhabbet ediyoruz dedi falan. Kulüpler Birliği'nde ne yapıyor? Bilmiyorum şimdi Kulüpler Birliği'ndeki oradaki hiyerarşi işlev nedir. Ama konu o değil arkadaş. Konu Türk futbolu kötü. Milli takımımızın durumu belli. Avrupa'daki durum belli. Türk futbolcusunun durum belli. Yabancı futbolcuların form düzeyi belli. Taraftarın durumu belli. Taraftarımız taraftarlık iyi yapamıyor. Şu an aklı başında inan diyorum bakın. Galatasaray taraftarı hemen hemen yeni yeni gitmeye başladı. Fenerbahçe taraftarında kavga var. Maça gitmiyor. Konya. Beşiktaş taraftarı. Konya. Hayır. Beşiktaş taraftarı şu anda Fenerbahçe'den daha çok. Beşiktaş taraftarı 8.000'e 17.000. Konya Beşiktaş maçı hayranı. Pasolik çıksın açıklama yapsın bu konuda yalansa. Hayır Konya, Beşiktaş. Konya. Beşiktaş taraftarı tamamıyla. Bugün göreceksiniz. Bu hafta Beşiktaş taraftarı eğer ben bu işi bırakırım 60.000'in altında taraftar. Sinan abi burayı bir toparlayalım. Bitiriyorum. Aynı görüşteyim. Gelelim hocanın konusuna. Futbol Federasyonu Başkanı... Hocanın konuşmasını vereceğim size de bir cümle bir şey söyleyeceğim. Çok önemli çünkü sizin dediklerinizle ilgili. Özür diliyorum, çok özür dilerim. Kulüpler Birliği... Kulüpler Birliği... Sayın Bakan'la beraber içeride Pasolik'le toplantı yaptığı zaman... Teşekkür ediyor Pasolik'e. Sayın Bakan'ın yanında. Teşekkür ediyoruz diyor. Bakın Pasolik ama hiçbirisi ağzını açmıyor. Ertem, Pasolik ne maçlarda ya Pasolik'e teşekkür ederiz bir şeydi. Pasolik bir nevi futbolcuya... Bakın futbolcu nasıl futbolcu gidiyor ürün alıyor kulübüne katkı ya. Pasolik de gidiyor kulübe parayı veriyor. Bravo. Kulüp de parayı aldığı zaman ne yapıyor? Futbolcunun maaşını ödesin transfer yapsın diye. Pasolik bir nevi iddia gibi bir katkı aynen, sağlıyor kulüplere. Aynen. Anladın mı? Yani bunu anlatmamıza gerek yok. Pasolik ha Pasolik neyi kesti? Arkadaş adam gibi maç yönü seyredeceksin. Gideceksin oturacaksın yerin belli. Eşinle, adam gibi çocuğunla. Şimdi onun için söylüyoruz biz 62-22. 62-22'nin ben takip ediyorum bundan sonra. Hangi kulüp başkanı, hangi futbolcu veya bilmem ne demeç veriyorsa Futbol Federasyonu'ndan buradan rica ediyoruz. Futbol Federasyonu'ndan. Futbol Federasyonu Başkanı'nın bilmiyorum günahını almayayım. Yani hocayla ilgili hani hocayla ilgili dava açın dediğini zannetmiyorum. Zekeriya Alp'in... Sinan abi Türkiye Futbol Federasyonu diyor burada. Bu Yıldırım Demirören demektir ama. Mesela. Bu Yıldırım Demirören demektir. Bilmiyorum. Yani Yıldırım Demirören düzeltecektir o zaman bunu. Yıldırım Demirören düzeltir o zaman aynen bunu. Öyle. Bir. İkincisi. Bu işin takipçisi. Belki de Türk futboluna bir örnek teşkil eder bu. Ahmet Hoca'dan dolayı belki Türk futboluna bir sükunet gelecektir kulüp başkanlarına. Yani kulüp başkanlar artık futbol kuralları çerçevesinde centilmence demeçler verecektir. Bundan sonra ben diyeceğim ki falanca kulüp başkanı hemen diyeceğim ki buradan federasyon takipçisiyiz. Verin kardeşim. O sayın savcımız kimse ona da söyleyeceğiz. Bakın böyle böyle. Belki bunu engelleriz. Yani Ahmet Çakar'ın bu ülkede sert yorumlar yapabilir. Bakın Ahmet Hoca sert yorum yapabilir. Ahmet Hoca agresif yorum yapabilir. Ama Ahmet Çakar'a dava açarsın sen. Sadece dersin ki bana hakaret et dersin. Ama Ahmet Çakar'ı Futbol Federasyonu şikayet edip de Ahmet Çakar'ı futbol teröristi ilan edemezsin. Çünkü tabii Ahmet canım. Çakar bir Futbol Federasyonu genel kurul üyesi. Bir. Bakın Ahmet Çakar bir Futbol Federasyonu genel kurul üyesi ayrıca. Oy atan kişi. İkincisi bu ülkenin çok önemli bir hakemi diyemezsin. Ahmet Çakar'dan benzer savunma alırsın. Sonra bu konu 62-22'lik bir konu değil arkadaş. Bu konu tamamıyla bir hukuksal bir konu. Şahsi bir konudur. Şimdi ben şahsi 62-22 değil. Bu şiddet şimdi içermiyor. Sinan, merak evet. ettim ben merak ettim. Şimdi benim tuttuğum bir takım var değil mi? Bütün evet. Türkiye bunu biliyor. Şimdi benim tuttuğum takım 3 hafta üst üste 5-0 mağlup oldu. Evet. Ben de buraya geldim çok sinirli bir şekilde. Tuttuğum takımın antrenörüne dedim ki benim için artık bu antrenör bitmiştir. Yoktur. Şiddet. Ben
Muşin 62 22 mi? Evet. Hadi canım böyle şey olur mu ya? Ya işte öyle yani. Ha, bunu, Ahmet hocam. Bunun bir kere yani bu olur mu böyle bir suç? Bunun anlamı şudur. Bu antrenör benim için bitti demektir. Her hafta beşiyorsa. Fazla uzatmayın. Ben bir noktayım. Ben nihayet eski bir hakem ve bir televizyonda konuşan bir spor yorumcusuyum. Ne dedimse aykırı, ses istemiyorlar. Daha kötüsü. Beni istemeyebilirler. Şu anda aykırı ses olarak hiç tanımasam da çok değer verdiğim, saygı duyduğum Sayın Bakanımızı hedef aldıklarını düşünüyorum. Niye? Eğer bir ülkenin spor bakanı futbolu rezil ettiniz, kısaca kabaca siz düzeltin diyorsa bu ülkede futbol gerçekten bitmiştir. Çağatay Kılıç Sayın Bakan olsun olsun da 37, 38 bilemediniz 39, 40 yaşı yoktur bile. Yani tanımıyorum. Sadece televizyonlardan, gazetelerden ama beyefendi bir insan olduğu konusu çok ciddi arkadaşlarımın söylediği ifadeler doğru, var. Doğru. Babası da çok muhterem bir insandır. Ben tanımadığım için kusura bakmasın. Babası da evet. Çünkü babası sporun içinden gelmediği de okey ama Avrupa'da tahsil yaptığı falan daha önemli bir şeydir. Evet. Sporun bürokratlarını tanıyorum. Dört dörtlük adamlardır. Şimdi sen spor bürokrasisini, spor bakanını kabul, futbol federasyonu siyaseti bulaştırmayacak futbola. Lakin yarın bir gün Sayıştay denetimine tabi olmasa da harcamalar, sponsorluk imzaları, yapılan uygulamalar, denetimini azaltmak manası maksadıyla futbol federasyonu içerisindeki bazı bürokrat ve bakanlığın projeksiyonunu tasfiye etmeye çalışırsan bu benim işten daha tehlikelidir. Ben nihayet konuşurum. Beni dinleyen dinler. Kabul eden fikirlerimi kabul eder. Etmeyen ya bu adam ne konuşuyor der. Olay orada biter. Lakin daha büyük tehlike var. Eğer futbol federasyonu şu anda bir takım manipülasyonlarla spor bakanını hedefe koyma ya da futbol federasyon bünyesindeki bazı bürokratları bazı manipülasyonlarla tukaka haline getirmeye başlıyorsa o zaman ben şu öküz altında buzağırır. O zaman başka işler vardır. Allah biliyor ya. Bugün beni federasyonda zamanında çalışmış ayrılmış insanlar aradı. Onların ne dediğini demem. Çünkü ispatı yok. Ama iş göründüğü kadar şeydi. Şimdi Yıldırım Demirören bana kızmasın. Ben ona kızgınım. Kırgınım ama bana o kızmasın. Kime? Yıldırım Demirören'e. Ya sevgili başkan. Beşiktaş'ı 500'lük yaptın. Senin zamanında Del Bosque'lere, o neydi adını bile unuttuk. Antep'ten alınan bir oyuncu vardı. Tabata. 8-10 milyon eurolar attı. Tabata. Tabatalar, Sabatalar. Şimdi Sayın Fikret Orman dedi ki bir denetleme kurulu getireceğim dedi. Bakalım vergi kaçakçılığı var mı dedi. Harcamalar nasıl yapıldı? 3 sene oldu. Hala bekliyoruz. Hala bir açıklama yok. Hadi bağımsız denetleme şirketinin bir açıklaması olacak. Bekliyoruz. Bir 100 bin liralar, 100 milyonluk senetlere kefaletler dendi filan. Hep bunlar kapatıldı. Yok piyasada. Yok. Şimdi bir sporsever olarak bunları duymak, öğrenmek benim hakkım değil mi? Üstelik ben bir federasyon genel kurulu üyesiyim. Resmi bir sıfatım var. Da hadi beni geç. Zurnanın son deliğim ben. Kardeşim bu ülkede spordan sorumlu devlet bakanı. Gençlik ve spor bakanı. Gençlik spor bakanı. Yanlış özür diliyorum sayın bakandan. Spor bakanı Türkiye'deki bütün federasyonları denetlemek görevi vardır. Denetlemek. Evet. Müdahale etmek değil, denetlemek. Denetleyeceksin. Denetlemek ne demektir? Ben senin her şeyi, maddi harcamalarını, bürokratik eylemlerini, politikalarını denetlerim. Bakan da ne demiş? Çok açık. Siz bozdunuz, siz yapın. Rezil oldu futbol, toparlayın demişler. Operasyonda bakana çekilmiş. Ben öyle söylüyorum. Yani sevgili seyirciler, son bir kez daha söyleyeyim çünkü Pasolik'le ilgili olarak sürekli sorular geliyor. Ligde 14. 15. hafta bitti. Hala sorular geliyor. Hala bu konuda bir belirsizlik olduğu söyleniyor. Pasolik bu konuda çok sessiz şu anda. Ama aldığımız bir haber var ki gerek sosyal medyada gerekse bu çerçeve içerisinde yapılan usulsüz ve haksız eleştiriler değil. Bazı algı operasyonları konusunda Pasolik kurumunun da bir dava açma süreci başlattığını belirtelim. Hani yalan yanlış bu konuda bilgiler veren Pasolik'le ilgili olarak bu markayı küçümseyen de değil, herkes eleştirebilir ama yanlış bilgiler veren kişiler hakkında dava açılacağını da belirtelim. Son bir kez bu konu hakkında şunu söylemek istiyorum. Bilet almak 5500 noktada artık internetiniz yoksa çok basit bir şey var. Ne kolay cihazlarıyla 5500 noktadan bilet alabiliyorsunuz. Ardahan'dan Antalya'ya kadar Samsun maçının mesela Ardahan'dan Antalya Samsun maçının biletini alıp
gidip seyredebiliyorsunuz. Yani krediniz, kredi kartınız yoksa, internetiniz yoksa, paranızla kuyruğa girmeden bu konuda çok büyük kolaylıklar sağlıyor. Bakkaldan gidip, bakın bakkaldan gidip Pasolik kartını alıyorsunuz ve maça giriyorsunuz. Evet sevgili seyirciler. Efendim, şunu söyleyeceğim. Şimdi bu, biz 62-22'den 125 değil mi? Televizyona 125 evet. mi? 123. 120. Bunun hesabı nasıl yapılıyor? Yani kanun maddesi. Kanunda var mı böyle bir? Kanunda. Hani böyle niye 100, mesela niye 223 değil veya değil 23 değil 33 değil hocam? Hayır. Söyleyeyim. Neye göre yani? Şimdi bir defa bu kanun da bana göre anayasaya aykırı. Cezalar insanların kazanabilecekleri şeyle olmalı. Bir. Tabii canım. Niye? Aynen öyle. Onun için diyorum bu yani. Bu şiddet olaylarını yaparsan televizyon kanalı 100 bin liradan 500 bin liraya kadar evet. ceza kesiyor. Yani savcı inisiyatifiyle 500 bin de verebilirdi. Bizlere ise, ya sen dedin ki burada ya kendi işinize bakın bu nasıl işledin? Savcı dedi ki Sinan Engin 62-22'ye muhalefete evet. 50 bin lira da kesebilir sana. Ertesi gün bir daha kesebilir. Ulan 50 bin lira nasıl böyle adam? Bir servetimiz yok bizim. Nasıl ödeyeceksin parayı? Hocam 6 numara hazır olsun arkadaşlar. Hocam burası biz bu televizyona böyle bir para ödetmek yani ayıp değil mi ya? Bu kadar böyle bir para olabilir mi ya? Ne demek bu ya? Yani bu televizyon bu program reklamla yaşayan bir program. Ya bu televizyon bu kadar reklamı kaç ayda alıyor o parayla ya? Yani 120-125 milyarlık reklamı kaç ayda alıyoruz biz ya? Tabii böyle canım. Bir şey olabilir mi? Böyle bir kazanç mı var ya? Aynen öyle. Yazık günah değil mi ya? Burada bir sürü insan çalışıyor. Burada hayır, bir sürü... Kazansan bile hayır. Sen abi o parayı kazansan bile sen bu 123 bin lirayı peki o zaman, hangi gerekçeye yani, istiyorsun? Biz de böyle mi uğraşalım yani? Şimdi yarın bir gün kızdı. Patronaj dedi ki kaldırdım dedi beyaz futbol dedi. Öyle bir şey olmaz. Hayır ya evet. Bir dakika Ertemciğim ne alakası var ya? Yüksek bir daha geldi ceza. Ben bu paraları ödeyemiyorum. Kaldırıyorum kardeşim yeter dedi. E ne yapacağız o zaman biz? Yani biz de uğraşılırsa bardak gibi oturacağız yani. Konuşmayacağız. Kimseyi eleştirmeyeceğiz. Bardak gibi uğraşılırsa biz de uğraşırız. Öyle bir şey olmaz ama biz de uğraşılırsa biz de uğraşırız. Yani kalkıp durup dururken günün birinde bir adam vardı bir yorumcu. Ya dedi benle dedi bu adam dedi çok uğraşıyor dedi. Niye uğraşıyor sen dedin? E ben dedim ona dedi hep yazıyorum dedi. Ne yazıyorsun dedim. E ağır eleştiriyorum. Kaç senedir? 10 senedir. E 10 senedir sen herifi bitirmeye çalışıyorsun. O da seni bitirmeye çalışır kardeşim dedim yani. Tanıdığımız bir adam. İşte sonra ben diyor kovuldum diyor. E herhalde kovulursun. Adamı sen bitirmeye çalışırsan yok etmeye o da seni yok eder. E sen de bizi yok etmeye çalışırsan biz de yok edenlerle uğraşacağız o zaman. Bak burada öyle. Böyle bir şey yok. Mantıklı bir şey olur. Hocaya çok davalar açılıyor. Hoca devamlı gidiyor geliyor. Hocaya gidiyor geliyor. Devamlı gidiyor. Hoca bunlardan şey değil. Ama bu televizyona veya futbol teröristi damgası ağır. Siz şimdi bir kusura bakmayın. Bir söz kullandınız. Doğru, haklı yere bir söz kullandınız. Dediniz ki hani sürekli olarak kalkıp dava açılsa ne olur diye. Sayın Osman Gökçe'yi siz benden çok çok daha iyi biliyorsunuz. Aynen. Bizim inandığımız doğrultuda, tek bir kelimemize inandığımız doğrultuda yaptığımız ahlaki yayınlar içerisinde, sınırları içerisinde tek bir kelimemize karışmayan kim ararsa arasın benim muhatabım değil, muhatap spor servisi Ertem Şener'dir ve yorumculardır. Onlar istediğini yapar, yapabilir. Bu hakka, bu özgürlüğe sahiptir der. İstediğiniz kadar da Ertem, bu konuda hani Ertem, kampanyada başlatılsa... Ertem sorun yok. Televizyonu yaksalar ben biliyorum. Bu televizyon, bu televizyonun yönetim kurulu bu konuda Türkiye'den, herkesten çok Ertem. Farklıdır. Bu televizyon çok sesli bir televizyondur. Ertem. Onu da belirtelim sevgili şey seyirciler. Çok sesli bir televizyon. Bakın televizyonu da yaksalar. Şurada bir tane küçük kamerayla ben biliyorum. Küçük bir kamera buluruz yine yaparız yayını. Ayrı, o ayrı bir şey. O ben başka bir şeyden bahsediyorum. Evet. Biz televizyonu niye zarar uğratalım arkadaş? Aynen öyle. Yazık evet. Günah değil mi ya? Öyle şey olur mu ya? Bak burada bir sürü para kazanan, evine ekmek getiren burada genç arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Öyle şey olur mu ya? Biraz insaflı olacak abi. Biz devlete güveniyoruz. Devletin savcısına sonuna kadar güveniyoruz. Ama bu program Ahmet Çakar'ın programı değil abi. Bu program Ahmet Çakar'dan ibaret değil. Sen bu televizyona böyle bir ceza veremezsin. Aynen öyle. Böyle bir şey yok. Ahmet Çakar'a şahsi dava açarsın. Öyle bir şey yok. Futbol teröristi değil. Ahmet Çakar'a hukuki dava açarsın şahsi olarak. 62-22 şiddet değil. Ahmet Çakar haydi çocuklar gidiyoruz bu hafta basacağız falanca türbinleri falanca kulübü basacağız. İşte hadi bu hakemlere gidin yarın saldırın falan böyle bir şey yok. Şimdi böyle ne olacak? Ben şimdi Ahmet Çakar'ın yaptığı eleştiri ve eylemden çok daha ağırlarını yapabilirim yani. Yapamayacak mıyım burada oturacak mıyım? Ya yıllarca insanlar. Hayır yani Ahmet Hoca'nın yaptığında ne var kardeşim? Ben bunu anlamıyorum. Ahmet Çakar'ın geçen sene, ondan önceki sene, bu sene eğer istiyorlarsa ben 62-22 ile ilgili, benle ilgili, Rasim'le ilgili, 62-22 ile ilgili bir sürü madde çıkartırım.
Hayır hayır çıkartırım. Yok, hocanın, daha mantıklı şeyler çıkartırım hocanın, hocam. Kardeşim. Hocam daha bir mantıklı şeyler çıkartırım. 62 kişi demektir bak. Yani böyle bir şey ben olabilir. Ben müsaade saçma diyorum yani bu iş için olur mu bu ya bu? Ya bir dakika benim resmimi çizdi. Sinan abinin resmini kardeşim, çizdi. Bırak geçmeyi. Mi? Ben bugün, Allah korusun. Hele sizinki çizme daha çirkin. Futbolda önemli bir başa. Evet. Önemli bir insana. Sen şerefsizsin, haysiyetsizsin dersem. Bu 62-22'ye girmez. Şahsi hakaret davası. Şahsi hakaret davasına gel ve mahkum olurum. Aynen hocam. 62-22 hangi şey yok? Ey Trabzonlular gidin Fenerbahçe'yi basın. Ama şunu dersen. Ama şunu dersen. Öyle şey olur mu? Trabzon sporlular. Sizin hakkınız yendi. Hakkınız üzere. Gidin basın. Federasyon yedi. Yarın etkilerdeki binayı ablukaya alın basın. Ondan sonrası siz bilirseniz dersem. Senaryo ha bu sakın ha. Örnek veriyorum. Dersem bu şiddete girer. Savcı da %100 haklıdır. Şimdi tuhaf olan şu. Ben burada günah falan çıkartmıyorum kardeşim. Hayretten de ya. Devlet vermiş, son kozum var. Mahkemeden hakkımı savunacağım. Olmadı mı? Aslanlar gibi ödeyeceğiz. Aslanlar gibi gidip yatacağız. 6 numara. Hocam Allah korusun. 6 numara gelsin. Rasim o erken başladı. 6 numara gelsin. Yanlış anlattı. Annem bak, yanlış anlattı. Ahmet abi. Annem hanım yanlış anlattı. Ahmet hocam. 3 ay sahalara gelmeyeceğiz. Ahmet hocam. İstanbul Spor Süper Amatör Ligi'nde Albayrak Spor'la Vefa arasında oynanan karşılaşma sağlık skandalına sahne oldu. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu. Televizyonları bu kadar çok sağlam bir şekilde takip ediyorsunuz. Amatörlük, süperlik ayrımı yapmamak zorundasınız. Bakın buyurun. Dün bazı haber sitelerinde, internet sitelerinde, beyazgazete.com'da ve diğer bütün sitelerde bir haber ortaya çıktı. Anlatıyorum. Levent de bana anlattı. Anlatıyorum. Neydi bu tam? Bir futbolcunun ayağı kırılıyor. Maçın 76. Evet. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadelede yerde kalan Albayrak'ın kaptanı Lütfi Balcı'nın sağ ayağı kaval kemiğinden kırılıyor sevgili seyirciler. Bu görüntüler çok özel görüntüler. Talihsiz futbolcuya ilk müdahaleyi Albayrak Kulübü'nün masörü Salih Güntürk yaparken statta ambulans ve hatta sedye dahi olmaması diye haber geldi. Yapıldı. Önce böyle bir haber geldi. Maçı izleyenleri çileden çıkarttılar denildi. Bakın. Türkiye Futbol Federasyonu'na sesleniyorum. Futbolcu, sizin lisanslı futbolcunuz nasıl çıkartılıyor? Ambulans ve sedye varken futbolcu nasıl çıkartılıyor? Türkiye Futbol Federasyonu'nun hakemleri, orada gözlemcileri, kim varsa artık banklaya... Ambulans yok mu? Bank var Sinan abi var. Nerede ambulans? Bak bir anlatayım. Sedye de var ama. Şimdi sedye değil, sedye de vardı ama bak neyle çıkartılıyor? Bank. Bildiğiniz bank. Hani oturuyorsunuz ya parklarda. Parklarda banklar vardır. Şu futbolcuya bakın ya. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman oradan ayağı kırılıyor bu adam. O zaman oradaki ambulans. Bu çocuğun ayağı kırılıyor. Ambulans o zaman. Böyle bir şey olabilir yani mi? Sedye falan doktorlar falan oradakiler göstermeli. Sedye hakem de mi görmüyor? Türkiye Futbol Federasyonu'nun hiçbir gözlemcisi yok mu? Sahada kartlar martlar takılmış. Bir bak sedye istiyor hocalar. Böyle yok bir şey olabilir sedye mi? Sedye yok. Var. Sedye nerede var. Yani? Nerede, sedye, biraz önce zaten girerken başta hani gösterdi sizin dikkatinizden kaçtı. Bak buradaki operasyonu şimdi söyleyeyim mi? Bak Sinan abi. Bakın gelecek. Buradaki operasyonu söyleyeyim mi? Evet. Buradaki operasyon... Hocam güzel. Dünyaya rezil olur bir şey. Ben izah edeyim operasyonu. Bu bir operasyondur, algı operasyondur. Futbol Federasyonu içerisinde amatör kulüplerle ve amatör futbolla uğraşan adamı ve dolayısıyla ona bağlantılı olarak spor bürokrasi ve sayın bakana yapılmış operasyondur. Hayretten de amatör küme maçlarında ambulans olma zorunluluğu yoktur. Bakın bunun altını çiziyorum. Amatör maçlarda ambulans bulundurma zorunluluğu yoktur. Evet. Bunlar hemen gelmiş ambulans. Operasyon bu. Bunlar hep algı operasyonları. Daha bitmedi. Gece olsun ambulans çocuklar. Olmak zorunda değildir. Yok. Ama sedye olmak zorundadır. Sedye olmak zorundadır. Ama sedye niye yok hocam? Sedye var. Hayır niye yok? Hocam, niye sokulmuyor içeri? Ama operatör diyorum. Doktor, hocam doktor olma zorunluluğu var mı sahada? Doktor bulunma zorunluluğu hocam, var mı? Hocam doktor her yerde yok, olmak zorunda. Doktor veya sağlık elemanı olma eleman. Zorunluluğu var. En azından benim zamanımda. Allah korusun kalbi varsa. Bu burada sedyeyi o an görmeyip birden panikle almış olabilirler. Ama bunun servis edilip kullanılması ve kullanılan ifadeler. Hocam doktor kimliğinizde çok özür diliyorum. Evet. Bırakın yorumculuğu falan. Evet. Doktor kimliğinizde bir futbolcunun bankla sahadan çıkartılması ayağı kırık olan birisinin nelere mal olabilir? Yani çok net bir soru. Hiçbir zararı yok. Sedye bulamazsın. Bakın size söyleyeyim. Çok önemli şeyler söyleyeyim. Sedye bulamazsan ayak kırılmasında yapılacak tek şey var. Hani sabitleştireceksin. Sabit. Evet. Ama şeyle bir tahtayla. Tahta. Ama hocam, bir şey bandaj. Uluslararası alanda mücadele düşünüyoruz. Türkiye çok iyi yerlere gelmeli diyoruz. Ve bunun için mücadele eden insanlar var. Sürekli konuşan insanlar var. Sanki onlara inat yapılan bir görüntü. Ertem burada ambulans var mı? Var.
Ha? Var. O görüntüyü bir başlasanız, o ambulansı bir gösterseniz arkadaşlar. Maçın başından var yani ambulans değil mi? Yani başlarken var mı? Ambulans. Hayır, hayır. Ambulans sonra 155 aralık 155 var, tamam, iyi güzel de. Sağlık iyi. Evet. Aralıp geliyor. Bir abi, ambulans sonra gelmiş bir. Burada peki bir şey söyleyeceğim sana. Yani banka çocuk kenara gidiyor. Banka kendisini üstüne, bankın üstüne mi atıyor kendini? Yani sedye gelmeden ondan sonra banktan ellemiyorlar belki de. Yani şimdi yanlış bir şey söylemeyelim. Yani bankın üstüne gidiyor, kendini atıyor herhalde. Oradan herhalde ellemiyorlar ayak kırık diye. O bankla beraber getiriyorlar yani. Herhalde görüntü o. Evet, bankın üstüne çıkarıyorlar. Ama sedye nerede? Bir dakika dur. Hayır, sahanın içinde bank. Bir dakika dur. Bank sahanın içine gelmiş. Evet. Yok sedye yok. Sedye yok. Yok. Evet. Sedye yok. Sedye yok. Neyse Erdem. Bak. Evet. Sevgili seyirciler, bir reklam. Buyurun. Rezaletleri görüyorum. Yani ben eski bizim amatör kümede oynadığımız 80'li yıllardan önce 70'lerin sonundaki yıllar geldi gözümün önüne de. Biz de böyle amatör kümelerde oynarken doktor da yoktu, hiçbir şey yoktu toprak sahalarda. Böyle hatta hekim diye birini getirirlerdi, hekim de değil. Ayağı kırılmıştı bir arkadaşımızın, aspirin vermişlerdi biliyor musun hocam? İç geçer diye, çocuğun ayağı kırık. Yani nelerden geçtik, hala Türkiye bu durumlardaysa yazık. Ben bunu içeride sesli izledim. Hiçbir gelişme yok yani. Sesli izledim. Banka koyduktan sonra orada bir masör diyor ki ya köşedeki sedyeyi getirsenize kardeşim. Doğru. Diyor. Evet. Fakat sedye getirmiyorlar çünkü bankın üzerinde çocuk artık yavaş yavaş yola duyuyor. Yoksa sedye var. Masör diyor ki bak o köşedeki sedyeyi getirin diyor. Ambulans 3-4 dakika sonra telefon üzerine Amaç geliyor. Ambulans 30 dakika sonra gelmiş diye mesaj. Olmaz canım 30 yok, dakika yok, baş böyle kalır mı ya? İşte evet. Dünkü aslında internete haber öyle sitelerine duyurulan haber o şekilde. Ama öyle değil. İşte dediği gibi masör diyor ki nerede sedyeyi getirsenize. Köşedeki diyor bak. Köşedeki sedyeyi getirin diyor. Köşede sedye var. Şimdi bir görüntü var hocam. Bak Ahmet abi. Şimdi bir görüntü geliyor ekrana. Bir yaka kartı olan bir hoca, masör, bilemiyorum kim. Bak diyor ki getirsenize sedyeyi diyor. Bak el hareketi yapacak. Bak. Tamam hocam. Getir sedyeyi. Köşedeki sedyeyi getirin. Evet. Ondan sonra bankla götürülüyor. Yazık. Yazık geçmiş olsun. Adamı futbolculuktan soğuttular. Bir reklama gidelim. Hashtagimiz var. Tempoyu biraz daha yükselteceğiz. Derin futbolda yılın enlerini seçeceğiz. Çok ilginç bir gece olacak bu gece sevgili seyirciler. Ahmet Çakar Noel Baba'yı konuşacak. büyük çok... sahtekardır. Kim? Büyük sahtekardır. Sinan Engin Taksim'den. Büyük Sinan Engin Taksim'den söz edecek. Dünyada göreceğiniz en büyük madramazdır. Bir reklama gidelim. Reklamlardan sonra. Reklamlardan sonra gece uzun olacak sevgili seyirciler. Bir reklama gidelim. Sevgili seyirciler devam ediyoruz. Yayınımız devam ediyor. Derin futbolda. Futbolun arka bahçesindeyiz. Hem de bugün çok arka bahçesindeyiz. Çok çok uzaklardayız. Çünkü hani hep diyoruz ya, dün de söylemiştik. Türkiye'de futbol ne kadar oynanıyor, nasıl oynanıyorsa o kadar çok konuşuluyor bu programda. Ve sezon sonuna kadar da öyle olacak. Futbol, futbol olduğu zaman, futbol futbol gibi oynandığı zaman biz de bu programda futbolu daha fazla konuşacağız. Evet, ve hemen şunu da belirtelim. Hani diyorlar ki neden sizde bu görüntüler yok, neden şu görüntüler yok? Yok, yıllardır böyle. Sadece Beyaz TV'de değil, bizim gibi bu tip yayınları yapan bütün kanallarda maalesef elimizde maç görüntüleri olmadığı için, futbol görüntüleri olmadığı için ve maç sonrasında artık yöneticiler sadece kendi kulüp televizyonlarına konuştuğu için, futbolcuları da sadece kendi televizyonlarına konuşturttukları için ve yayıncı kuruluşa konuştukları için biz futboldan ancak bu kadar söz edebiliyoruz. Sevgili seyirciler, şimdi bir görüntü gelecek ekrana. Valensiyalı Ferhat'tan bahsedeceğim sizlere. Aha. Valensiyalı Ferhat kim diyeceksiniz? Valensiyalı Ferhat işte. Valensiyalı Ferhat 9. kez düzenlenen Uluslararası Minikler Şampiyonası finalinde Valencia Atletico Madrid'i 3-1 yenerken 12 yaşındaki Türk oyuncu attığı iki muhteşem golle şampiyonluğu getirdi. Adı Ferhat. Fransa'da dünyaya gelen Ferhat'ın 2001-2004 arası Şanlıurfa Spor'da forma giyen babası Sedat Çoğalan, Barcelona, Monaco, Paris Saint-Germain ve Galatasaray'dan gelen teklifleri Valencia'nın en iyi tercihi olduğunu düşünerek geri çevirdi. En büyük hayali Türk milli takımı forması giymek. Ferhat Valencia'da A takımın gelecekteki en büyük yıldızları birisi olarak gösteriliyor. Ferhat'a bakın şimdi. Gerçekten attığı goller çok güzel. Babası diyor ki ben Şanlıurfa Spor'da oynadım. Şanlıurfa Spor formasını başarıyla terlettim ama oğlum daha çok uluslararası alanda dünyada oynamalı. Bakın işte burada durdur Ahmet. Bir durdur Ahmet. Durdur Ahmet. Biraz geri al. Biraz geri al. İşte Urfalı Ferhat. Oo, Urfalı Ferhat'ın hareketine bakın. Bir geri gel bir daha Ahmet'ciğim. Biraz daha geri gel.
Biraz evet şimdi al Ahmetçim. Urfalı Ferhat, Şanlıurfalı hemşerimiz bizim de. Urfalı Ferhat bakın. Müthiş hareketleri ve öptüğü forma. Urfalı. Valensiyalı Ferhat Monaco'ya, Paris Saint-Germain'e, Barcelona'ya, Galatasaray'a hayır diyor. İspanya'da mı yaşıyor? Hayır diyor. Bak bak şimdi. Bak 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 harekete bak bak harekete bak. Muhteşem bir gol. Urfalı, Şanlıurfalı. Aferin. Ferhat Abdülkerim hocam. Evet. İnşallah Muhammed gibi evet, olmaz. Bak şurada bak bak şurada. Sonra çünkü ben senet. Özellikle bak, Sinan abiye Muhammed'in yaslamasını yaptıracağım. Görüyor musun şurada yaptığını gördün mü? Uğur şurada yaptığını Messi. Gördün mü? Müthiş müthiş bir kere bak şu ilk attığı ilk gol bu. İlk gol gelişine bak. Hakikaten çok büyük bir yetenek belli. Yani top ayağına bir kere çok yakışıyor. Acayip evet. Kendine özgüveni var. Ben bugün bunu öğlenliği seyrettim. Şaşırdım. Yani baksana bak Allah aşkına Sinan ya. Kaç yaşında? Sinan, 12 yaşında, Sinan abi. Şimdi bak. Peki şey Ertem bir şey soracağım. Bu şu anda İspanya'da mı yaşıyor? Evet. Tabii tabii oynuyor. Bundan, peki oynuyor. Bunu kim görüyor İspanya'da götürüyor istiyor mesela? Türk Ligi'nde görüyorlar. Türkiye'de mi seyrediyorlar? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Biz böyle bir çocuğu bakın, göremiyoruz mu yani? Şimdi bu yaşlarda. İspanyollar bunu nereden görüyor abi bakın, ya? Bu yaşlarda, bu yaşlarda adam. Bizde çok var. Yani Muhammed örneği. Muhammed mesela nasıldı? Bizim ama Oğulcan da aynı böyleydi. Bakın küçük Oğulcan, çocuk. Oğulcan senin kabahatin. Dur ne? Dinle. Senin kabahatin Oğulcan büyük futbolcu. Yarasın dur bağırma dur Allah aşkına ya. Of Oğulcan'ı Türk futbolunda ya dur bir dakika be. En zor bakın, şeydir biliyor musun? 12 yaş, babasının topçu olması. Bakın 12, 13, 14, 15, 16'ya kadar bunlar bu şekilde gidiyor. 16'dan sonra durabilir, Messi de olabilir. Nasıl oluyor onu bir anlatsana. Abi teknik şimdi engel olarak. Bak şimdi hayır. Mesela Muhammed şimdi, niye öyle oldu? Şimdi yapmadı beklenen çıkış. Şimdi Muhammed aynı. Belki şu aynı. Anki bundan bire daha bire. Yetenekli. İnanılmaz. Bakın, tak 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 geçiyor herkes. Bak bir şey söyleyeyim sana. Muhammed belki şu an bundan daha öndeydi. Müthişti ya. Ama inşallah bu üzerine koyacak. Evet. Ama müthiş yetenekli. Yani belli. Müthiş. İnşallah devam ettirir. Yani müthiş. 12 yaş. 12 yaş, 13 yaş. Müthiş hatırla. Ya. Çok eskiden. Ya Muhammed'i çok iyi hatırlıyorum. Genç milli takımlar düzeyine kadar harikaydık. Evet evet. Hatırla Avrupa'daki maçlarda. Ya. Şampiyon ama şimdi var. Ama baksana bu. Müthiş. Aynı Muhammed aynı. De, şu an Muhammed de, görüyoruz. Oradan çıktıktan sonra. Bir farkı sonra var. Bir farkı var sanki. Muhammed şimdi sizin yanınıza bir maddim değil mi? Muhammed de. İnanılmaz böyle çalım tak 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 var. Ama böyle mesela. Gaziantep Belediye'de yedek. Biliyorum. Yedek. Biliyorum. Bak, yapamadı. Muhammed, 18 Eylül'e gidiyor. Muhammed yazık. Meselesi. O Muhammed'e yazık. Bir de standart Liyece giden bir egemen vardı yıllar evvel. Evet. Bu ikisi yani ben de hasbelkader bu işlere meraklıyım. Evet. Üzüldüğüm iki olaydı. Aferin Rasim. Standart Liyece giden egemen. Evet, evet evet. Büyük şey büyük bir fırsat olacaktı. Sonra benim hatırladığım kadarıyla tornacı oldu. Burada bir şey dikkatinizi Muhammed çekiyor mu? Muhammed inşallah yine hala Ahmet genç. Tam ekran versene. Bak bak. Bak. Ahmet bu tam ekran versene. Koruyalım. Ahmet tam ekran ver. Bakın sevgili seyirciler futbolun içler acısı hali. Bırakın Ferhat'ı falan. Bak. Bırakın tribünlere bakın tribünlere. 12 yaş turnuvasındaki tribünlere bakın. Tribünler bizde U20 Dünya Şampiyonası boş tribünlere oynandı. 12 yaşındaki çocuklar için tribünler tıklım tıklım dolu. O dünya rekoru biliyorsun. Bak. U20'de dünya rekoru bizimki. En az seyirci. Evet. En az seyirci de dünya rekoru. Hocam sizin yorumunuz nedir? Ferhat'cığım. Evladım sen beni anlayacak yaşta değilsin. Anlamayabilirsin. Babasına sesleniyorum. Babasının adı ne? Sedat. Babasının adı Sedat. Sedat. Anladığım kadarıyla yurt dışında işçi olarak mı çalışıyor bu arkadaş? Bilmiyorum hocam. Türkiye'de çalışıyor. Çocuğu buradan ithal etmişler. Sedat Çoğalan hocam. Baba ana baba şeyde. İstanbul'da Urfa'da. He? Ya İstanbul'da ya Urfa'da. Hayır çocuk Valencia'da. Yani ama 12 yaşındaki çocuk. Valencia altyapısı. Oğlunu sakın Türk milli takımına falan getirme. Oo. Ağzına silah sokup otel adasında altına yaptırırlar. Hocam, hocam ne diyorsun? Hocam yapma ya. Hocam ne diyorsun? Hocam yapma gözünüzü. Türkiye'nin itibarı yerlerde sürünüyor. Adam haklı değil. Haksız değil kardeşim. Haksız adam Ahmet bu söyleyeyim Çakar, mi haksız ya? Değil. Ya ne demek ya? Ferhat haklı. İspanya ya, milli takımına ya. Yazıl. İspanya'da oyna. Rasim ne diyorsun? Ne yapayım kardeşim? Görüyorum işte. Sinan abi bir şey söyleyeyim. Abi ya. Bak ben bu var. Ya Muhammed nasıl yandı Muhammed? Ya milli takım. Milli takım topçusu olacak. Bunlar, ne diyorsunuz ben ya? Ben ne diyeyim? Bir anda ben sana elektrik sanki bunlara ceyran falan verdiler. Bir anda yani karşılıklı. Oğulcan'ı sen engelledin. Dinle. Bir şey söyleyeceğim sana. Oğulcan bugün büyük bu çocuk. Ya sen nasıl inşallah, ya? Bakın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil mi bu adam ya? İnşallah bunu devam ettirir. Ben Urfa'nın yanındayım. Buradan bak buradan ben ona bir şey söyleyeceğim. Sadece bir şey söyleyeceğim babasına. Çocuğunu çok fazla kovalama.
Bak çocuğunu çok fazla kovala. Çok demek, güzel o? Bir mesaj. O, çok peşinden çok gitme. He, parayı yapıyoruz. Antrenmanlarına, bazı bilmem neyine, oğluna, hocalarına. Yani didik didik türbünden. Yani bu çocuk rahat öyle değildir. Şey bakın. Öyle değildir belki düşünceniz. Ama bu çocuğu bir ileride para makinesi gibi görme. Görmüyorsundur. Ama İnşallah. Yani bu çocuk 16'ya gelecek, 17'ye büyük paralar bana kazandıracak. Hayır. Hiç bu şekilde kovalama. Yok tamam. İstisnadır. Eski futbolcuymuş babası ya. Kovalama çok istisnadır. Yani. Çocuğun yeri Fransa Sinan abi. Süper. Doğum yeri. Doğum yeri Fransa. Belli ama belli. Çok yetenekli. Tabii. Bakın çok yetenekli. Buradan müthiş yetenekli belli. İnşallah yeteneğini devam ettirecektir Ertem'cim. İnşallah devam edecek. Ama bu yaşlarda 12, 13, 14'lerde müthişler. Risk. Ama 14, 15'ten sonra duruyor mesela. Aynen öyle. Bazı Türkiye'dekiler duruyor. Bu belki durmayabilir. İspanya milli takımından ziyade Fransızlar alabilir. Fransızlar bu ben konuda. Ben sana bir şey söyleyeyim. Çok fazla hemen biliyorsunuz Fransızlar bu konuda çok fazla Rasim, hani didik Ertem, didik bakıyorlar ve buradan her şeyle ilgileniyorlar. Hemen bu çocuk, her şeyle ilgileniyorlar. Hemen bu çocuk da gitsin. Türkiye'deki Türk milli takım yetkilileri bu çocukla anlaşma imzalasınlar. Büyüyünce Türk milli takımında oyna diye. Ama anlaşmayla şu maddeyi yazsınlar. Tabii. Asla silah ağzına silah dayanmayacak. Yapma Rasim, ne olur yapma ya. Kardeşim bir dakika hocam buyurun, müsaade istiyorum. Estağfurullah. Şimdi bu Rasim'in yaptı senin de gazına geldi kusura bakma ama bu konuyu sen açtın o doğrudan gazı aldı gidiyor. Kardeşim 1923 yılında kurulmuş Türk Futbol Federasyonu 100 yıllık tarihte bir kere bir vahim olay olmuş. Ya daha onu neden? Böyle ısıtıp ısıtıp milleti Türk milli takımından soğutacaksınız ya. Kardeşim bırak hocam, ya bir söz söylüyorsunuz ya, yapma ya. Sinan Engin doğru bir şey söyledi. Ben, hayır, ben kardeşim ya. Ben iki gündür Ahmet Çakar'la beraberdim ama bu sefer hocam seni kınıyorum. Ya ne demek ya? Ya böyle bir şey olabilir mi hocam? Diyorsun ki 12 yaşındaki bir çocuğa Fransa'da yaşayan ailesine diyorsun ki git İspanya milli takımında oyna, Fransa milli takımında oyna. Hocam bu çocuk aslan gibi Türk. Mesut Özil Türkiye'de oynasaydı ne olurdu? Bitti mi? Bitti hocam. Bitti mi? İroni yapıyorum hocam. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. 100 yıllık milli takım tarihinde... 100 yıla yakınlık milli takım tarihinde bu olay vahim olay gibi kaç tane olay var? Yani Türk milli takımında hep skandallar oluyormuş gibi oluyor. Ne olacak hocam? Bir tane olay denk gelmiş. Talihsiz bir olay. Ya bir dakika bir şey. Bu yüzden herkes milli takımdan kaçsın mı hocam? Hiç kimse bu stüdyoda benim vatan millet sevgimi ve milliyetçiliğimi aynen tartışmasın. Yalnız. Hocam öyle bir şey tartışmaz. Sonra hocam milliyetçilik futbola mı kaldı ya? Bırak Allah'ını seversen. Ya öyle şey olur futbolu mu kardeşim? Bugün, kaldı bugün, tabii ne kalmadı hocam? Bir konuşsun. Bir dakika ya. Bugün hali vakti iyi olanlar ve olmayanlar da çocuklarını yurt dışında okutabiliyorlar. Yurt dışında okuduktan sonra çeşitli yurt dışı bankalarında, şirketlerde, çeşitli üniversitelerde çalışan Türk vatandaşları bilim adamları. Maliye Bakanımız Batmanlı, Meral İşte uzmandı. Şimdi bu defa o işleri geçin. Mehmet Şimşek adamdı. Buraya Mesut Özil zamanında Türk milli takımını seçseydi bugün Mesut Özil... Bitmişti. Lütfen beni bağışlasınlar. Kimseyi de şey yapmak istemiyorum. Övdüğüm için hakkım varsa Karabük Spor'da sola çıktı. Hocam neden bu şahane anlatayım. Mesela yani Karabük'ü aşağılamak anlamında tabii söylemiyorum. İşte Arda Turan devam ediyor. Milli takımında da oynuyor. Avrupa'da da yıldız. Oo diyor sonra diyor ki tabii doğru söylüyor. Doğru. Bu ülkeye devam etsin. Bir devam bugün Almanya'nın soru. Bakın Almanya'nın Alman futbolunun bugün yükselen yıldızı Almanya futbolu dünya şampiyonu. Hmm. Kimdir kardeşim Bayer Leverkusen'ın sol önde oynayan frikiklerle meşhur bir adamı var. Adı Türk vatandaşı adı ne? Hakan Çalhanoğlu. Ömer'i saymıyorum. Hakan Çalhanoğlu bugün Bundesliga'da çok böyle ortaya çıkmış bir adam. Evet. Bu adam Türk milli takımına korkudan geldi. Ya. Zamanında otel odasında ağzına silah soktu. Mafya kılıklı ya bir adam. Ya hocam ne diyorsun ya? Hocam ya Allah aşkına yapma ne olursun ya. Hocam bu çocuğa bir tek nasihatim olur ne olur biliyor musun? Hocam çocuk Türkiye'ye yani. Bu çocuğa Ertem'cim bu çocuğa bir tek nasihatim olur babasına ne olur biliyor musun? Ferhat'a sesler. Türk takımlarında oynama, Avrupa'da oyna. Aynen. Evet, ama gel milli takımda. Bu da Türk milli takım bir dakika. Tabii ya. Ama Türk milli takımında oyna ama Türkiye'de oynama. Bravo. Çünkü bu Türkiye'de bu medya, bu taraftar yapısı, bu futbola bakış açısı biz yorumcular olduğun sürece Türkiye'de oynama evladım. Kendine ben diyorum ki bilim demokrasiyiz değil mi? Demokrasi evet. İçindeyiz. Ben diyorum ki Sedat'cığım, Urfalı Sedat, eski futbolcu. Belki Urfalı de maçlarını yönetmişimdir. Urfalı Urfalı Ferhat. Hayır hayır babası Sedat. Bak kardeşim bir tane Allah sana evlat vermiş. Belli ki önemli bir yeteneği var ki bu yaşta Valencia altyapısında oynuyor. Sen bu çocuk iyi ahlak yeticisin. Para kazansın. Ünlü bir futbolcu olsun. Hem de kötü alışkanlıkları ve kötü muameleye maruz kalmasın. Diyorsun değil mi? Hani hepimiz ara baba olarak. Ben de diyorum ki sana.
Türk milli takımına getirirsen bir gün otel olsa silahı ağzına sokarlar. Ya hocam aynı şey söylüyorsun ya. Hocam hadi geçtim. Geçtim. Bir dakika geçtim. Hayır, bir dakika çocuk. Beni niye madem çocuktan konu açıldı. Ben konuşturmayacağım çünkü hayırlı bir iş için konuşturmayacağım. Niye? Pendik Marmara Üniversitesi sevgili seyirciler lütfen kağıtlarınızı kalemlerinizi alın. Hayda. Lütfen hocam. Ben de şimdi bunu. Pendik Abdülkerim Sever. Ben de bunu şimdi tweet atacağım. Lütfen. Çok çok rica ediyorum. Pendik Marmara Üniversitesi'nde hastanesinde yatmakta olan hepimiz babayız, hepimiz evlat sahibiyiz. 15 yaşındaki bir hasta var. 15 yaşında bir kardeşimiz, bir çocuğumuz var. BRH negatif. BRH negatif kana ihtiyaç var. 0536 897 22 26. Tekrar ediyorum. 0536 897 22 26. Yine söylüyorum. 0536 897 22 26 Pendik Marmara Hastanesi 15 yaşındaki bir hasta çocuk ilikle ilgili çok da fazla böyle şey yapmak istemiyorum. İlik kanseri bir kardeşimiz. Sevgili seyirciler 15 yaşında BRH negatif kana ihtiyacı var. Ne olursunuz lütfen çok rica ediyorum. Annesi babası şu anda perişan durumda. İşte yani umut, Allah'tan umut, dua edelim, gidelim kan verelim. BRH negatif kim varsa çok zor bulunan bir kan. Allah rızası için gidelim ve kan verelim sevgili seyirciler 15 yaşındaki bu kardeşimize. Bugün ona, yarın bize. Biz de evlat sahibiz, bizim de çoluğumuz çocuğumuz var. Allah yardımcısı olsun, hem dua edelim hem de gidip kan verelim ne olursunuz. Sevgili seyirciler, şimdi 2014'te yılın en iyilerini seçeceğiz. Derin futbolda yılın enleri. Birazdan seçeceğiz. Bir 20 dakika sonra, yarım saat sonra. Çok hazırlandık biz bu geceye. Hem de çok fazla hazırlandık. Deniz Sever, Beyaz TV Spor Servisi'nin yeni hanımefendi spikeri. Kardeşimiz, sevgili kardeşim. Hazırlıklarını tamamladı ve yılın en iyilerini seçeceğiz. Derin futbolda yılın enlerini seçeceğiz. Biraz güleceksiniz, biraz düşüneceksiniz. Yorumcularımız seçecek. Deniz Sever bekliyor. Yılın Oscar'ları için sevgili seyirciler. Çok önemli bir gece yaşatacağız sizlere. Sevgili Deniz Sever'in birazdan adayları, her kategoride adaylarımız var. Bu gece bitmeyecek sevgili seyirciler. Bu gece bitmeyecek. Altını çizerek belirtiyorum. Evet, bugün 30 Aralık. Ama 31 Aralık'a giriyoruz. Yılın son günü. Yılın son gününe geldik. Yılın son günü demek yeni yıl demek. Kabul edenler var, etmeyenler var. Ama Türkiye Cumhuriyeti olarak biz yeni yılı kutluyoruz. Yeni yılda çok önemli ne bileyim işte gelenek, örf, adet haline gelmiştir. Tombalalar, Noel babalar. Noel babaları seyrederiz, görürüz televizyonlarda. Çeşitli şeyler görürüz. Kar yağar ki bugün İstanbul bembeyaz olmak üzere ki biz saatlerdir dışarıyı görmüyoruz. Şimdi döneyim Ahmet Hoca'ya. Hocam Noel baba deyince ne hissediyorsunuz, ne düşünüyorsunuz? Sever misiniz Noel babayı? Hiç sevmem. Madrabaşın tekidir. Ne? Madrabaş. Noel figürü tabii yani. Kendisi azizlik olan değil. Şimdi bakın. Bu Noel baba. Bunu bugün arkadaşlarım getirmiş. Abi demişler. Sen bu Noel Baba ne şirin değil mi? Sakalları var beyaz. Evet. Yaşını başını almış 70 yaşında bak. Elmacık kemikler hafif çıkıp böyle muhtemelen Kuzeyli İskandinav tipli bir şey. Kafada bir kırmızı kukulata. Noel Baba Kaş doğumlu değil midir hocam? Efendim? Kaş doğumlu. Demre. Demre yani. Demre. Antalya Demre diyebilirim. Evet, evet. Tamam mı? Aziz ne derler ona? Aziz Nikola. İşte Aziz Nikola bu. Ama şimdi, hocam normali tabii şey bir insan. Hristiyan vatandaşlarımız. Bu sonra da kapitalizmin içine etti Noel Baba. Kardeşim. Bu Hristiyan dininin. Yani. Hristiyan dininin. Açık konuşuyorum. İstismar edilmiş. Bizle alakalı. Hristiyan dininin. Sonuna kadar saygı duyuyoruz. Yani. Yok saygı duyuyoruz. Hristiyan dininin. Her dine saygımız kapitalizme var. Alet edilmiş. Edebatı bir azizidir. Doğru. Bir defa adam olsa kapıdan girer. Niye bacadan giriyorsun kardeşim? Nasıl? Adam değil diyor Noel Baba. Bir dakika hocam ne? Kardeşim hocam, böyle bir şey 39 yaşındayım. Ben böyle bir şey duymadım. Ben kapıda. İlk defa. Hocam özelliği ama zaten. Ama doğru o. Bir dakika. Ama bir şey söyleyeyim. Onun bir kancası var. Özelliği o zaten. Ne? Noel Baba'nın özelliği nedir? Bacadan girer. Niye adam be kapıdan girmiyor? Kapıdan girse Noel Baba olmaz hocam. Şimdi bak şu kapıdan. İlk defa Noel Baba bu? Adam değildir diye bir yorum gördüm ben. Dünya tarihinde ilk defa oldu. Şimdi sordu mu Noel Baba adam mıdır diye? Şimdi bak. Noel Baba. Sinan Engin'e pırıl pırıl. Aziz Nikola doğru mu? Hristiyan aleminde her yıl 6 veya 7 Aralık emin değilim. 6 Aralık galiba çocuklara dağıtır. 24 Aralık hocam. Ben 6 Aralık diyebilirim. Evet, ya, bu çok önemli detaylar üzerine kalın. Aziz Nikola. Aziz Nikola. Adı üzerinde Aziz Nikola bir din adamı. Din adamı. Kısmen Aziz. Bu Hristiyan dininin
vahşi kapitalizme alet olmasını temin eden adam budur. Ne demektir bu? Hadi. Dedeler, babalar, çocuklar bekler, hediye bekler, Noel Baba kıyafetleri. Peki alırsın. Sana bir soru sorayım bir hocam. Bırak gerçeklere gelelim. Bir dakika hocam ya. Türkiye'deki, Türk futbolundaki Noel Baba'yı söyle bana. Valla ben Türk futbolunda dün akşam Şirin Baba'yı söyledim kim olduğunu. Şirin Baba'nın kim olduğunu söyledik. Sana soru sordum. 10 puanlık bir soru sordum. Şirin Baba'yı söyledim. Noel Baba'yı bana söyle. Noel Türk Baba'yı Noel Babası'nı söyle. Şimdi Türk futbolunda Noel Baba'yı daha bulamadık da bulacağız. Şimdi her kim ki Türk futbolunda kapıdan girmiyor da bacadan giriyorsa Noel Baba. Bir defa Noel Baba sahtekarın önünde gidilir. Çocuklara kötü örnek. Hocam Türk futbolunda var mı Noel Baba? Yok abi ben bilmiyorum. Biliyorsan sen söyle. Ben biliyorum. Kim? Söyleyeceğim birazdan. Tamam. Evet. Şimdi bu herif kardeşim kapıdan girmiyor, bacadan giriyor. Her yıl 6 Aralık'ta adam çocuklara mı? Ne bileyim ne oldu da belli değil ki et mi balık mı? Bacadan giriyor, çocuklara indiriyor. Tamam mı kardeşim? Bu adam tekrar tekrar şu anlaşılması için. Sinan benim konuşmamı bölmese ben yaşlı adamım. Noel Baba kadar yaşlı değil mi? Hocam ben yani bir an evvel futbola dönelim istiyorum ya. Ya bugün mesela Trabzon maçını seyrettim. Moriyon maçını seyrettim. Sinan abi ne olursun ya. Ben futbol konuşmak istiyorum. Noel Baba'yı konuşmak istemiyorum ya. Neydi? Ama dinleyelim saygı hocam. Hoca bitince biz futbola döneriz. Ben Noel Baba filan. Hoca bitsin biz döneriz. Benim bir tane babam vardır. O da şu anda Allah rahmet eylesin. Hakkın rahmetle kavuştu. Mezarda hasta. Benimki de öyle. Ben yemişim Noel Baba'yı. Ben de. Bu Hristiyanlar indirsin diye. Hristiyanlar değil. Yanlış kullandım. Esnaflar, kapitalistler indirsin diye. Bir tane yalandan yere Noel Baba bulmuşlar. Çocuklara indir kaldır. Şeyden soruyor, sokuyorlar. Neredeymiş bu? Bak şey adam ol şeyi de kancası altta olur mu bir adamın ya? Ama Türk futbolundaki Noel Baba'yı söylesene. Tanımıyorum dedim kardeşim. Hadi ben söyleyeceğim birazdan. Söylersin. Sahtekarın tekidir hiç sevmem. Noel Baba'yı sevmem. Noel Baba niye sahtekar? Çocuklara hediyeler dağıtıyor ya. Seni de sevmem diyorsun. Çocuklara hediyeler dağıtıyor. Ne güzel yönetim. Yapma hocam. Bunu gören çocuk her sene babasından, dedesinden, annesinden, Noel teyzesinden, amcasından hediye bekler. Hediye. Milyonlarca aile çocuklarına hediye alıyorlar ve... Ne baba? Ve... Din, Hristiyanlık dini vahşi kapitalizme alet ediliyor. İşte aynı ilan cavcav. Ya işte soruyorum sana. Noel Baba'yı bulamadın. Noel Baba'yı ilan cavcavdı. Bildim bile. Ben çocuktum. İlhan Cavcav Gençler Birliği Başkanı'ydı. Ben neredeyse dede olacak kovama geldim. İlhan Cavcav hala Gençler Birliği Başkanı. Sen çocukken de mi vardı? Ya tabii gençlik yıllarında İlhan Cavcav Gençler Birliği Başkanı. Türk futbolunun Noel Babası İlhan Cavcav'dı. İlhan Cavcav ama İlhan abi hediye verir mi ya? Ama İlhan abi farkı vardı. Noel Baba hep verir. O alır. İlhan abi hep alır. Tamam mı? Tabii. İlhan abi kulübün 1 lirasını peşkeş çekmez. Anormal yani. İlhan abi iyidir. Noel Baba kötüdür. Noel İlhan abi kapıdan girer. Noel Baba camdan girer. Sonuç olarak ben Noel Baba filan tanımıyorum kardeşim. Benim anlayışımda, fitratımda Noel Baba yok. Hocam o zaman sen mesela iki kızına hiç hediye almaz mısın yılbaşlarında? Almam. Almam. Hanımına da hiç hediye almaz. Almam kardeşim. Mesela ağaç olan süslemez misin? Ya hanım yapıyor da hiç şey yapmıyorum çünkü niye yapmıyorum? Hanım yapıyor ama. Ya onlar şey bak ne diyorum vahşi kapitalizme eşi olmuş. 7 milyar diyorsun. 7 milyar insan var. Oho. Ben doğum günü tanımam. Babalar yılbaşı tanımam. Anneler günü sahtekarlıktır. Sevgililer günü büyük sahtekarlık. Hokkabazlıktır. Noel Baba madramazdır. Doğum günleri tanımam. Doğum günü kutlamazsın. Kutlarsın bir yemek yersin ailenle filan. Hediye almayı sevmem. Hediye vermeyi de sevmem. Ya hiçbir gün böyle sizin evde çam ağacı. Ne zaman hediye alırım biliyor musun? Benim kızım liseyi bitirir kralını alır. Bravo. Üniversitesinde bilmem ne imtihanını sınıfını geçer alırım. Alırım. Bir yer TÜBİTAK yarışmasına girmiş. Farz-ı mahal. Ödül bir şey yapmıştır. Alırım. Ya mesela çocuklar sana dediler ki baba bugün Noel Baba Noel Baba kılığında gel bizi eğlendir baba çocuklar ya dese yapar mısın? Allah ya Allah. Bir şey söyleyeyim Allah mi sana? Allah. Bak, ben yaparım benim kızım bana dese ki baba Noel Baba oldu. Yemin billahi Noel kılığına girelim dedi. Evet bak, girelim şey babam sana. Bana baba baba diyecek bana kızım yemin diyecek ediyorum, ki. Yemin ediyorum evde peştemalle dolaşırım Noel Baba kıyafeti giyiyor. Ya hocam şimdi bana herif diyecek ki. Giymem ya bu ne ya bu sahte. Senin Noel Baba kıyafeti görüntü. Hocam bana. Erten bu giyiliyor. Şimdi bana gelecek herif diyecek ki arkadaşları geldi Elif'in eve. Baba. Okulda arkadaşlarımız geldi. Noel Baba kılığına girsen de ne var kızım istedi. Yaparım niye senin yapmayayım ya. Senin kılığa girmesen zaten bir dakika kardeşim. İkiniz sıvacı Noel Babasınız. 11. Sizin Noel Baba kıyafetinize girmenize gerek yok ki. Sen şimdi böyle. Ya bak ya dur bir dakika dur. Bir dakika. Sen şimdi böyle olur musun? Bir dakika dur.
Kızım sen böyle olur musun? Duruma icabet ediyorum. Bir dakika dur. Ya sen Ertem. Efendim abi. Ya böyle bir nankörlük olabilir mi? Harbi ya iki gündür burada kılıçları kuşanmışız. Yürüyoruz, kesiyoruz, doğruyoruz. Hala bizi sıvacı yaptı ya. Aynen öyle. Vay Allah'ım be. Bir dakika ya. Ahmet, çal İbrahim Tatlıses'in nankör kediyi. Ahmet. Kızın derse ki sen çal nankör kediyi Ahmet. Sinan. Hocaya nankör kediyi çal. Sinan. Nankör kediyi istiyoruz Ahmet. İstiyorsunuz da bir dakika. Sinan eve kızın arkadaşları geldi. Sinan amca veya baba. Evet. Noel baba kıyafetini giy. Böyle olur musun Sinan evde böyle? Ya. Çocuğum istediği ya. Böyle olur musun? Kızım istediği olur mu? Senin ve Ertem'in kılın kıyafetli Noel baba gibi. Siz zaten Türk futbolunun Noel babalarısınız. Aa, ya babacığım dinle beni. Siz de başadan girmeseniz de sürekli sıvadan yapıp hep ver ateşi, ver coşkuyu, ver şeyi. Herkes pırıl pırıl. Herkes pırıl pırıl. Bak. Yanındaki var ya yarım saattir. Yıldırım Demir'e. Yıldırım Demirel'le ilgili var ya ye demedi biliyor musun ye? Yok konuşamadı. Ye demedi. Yıldırım Demirel konuşamadı. Kader birliği yapmış. Çevirdi. Dün lafı da çevirdi ne? Sonradan. Erto. Hayır dedi. Erto ben. Ya kardeşim adam ben de var haksız yüklenmeyin. Hocam ben haksız yüklenmeyin. Tek korktu adam. Haksız yüklenmeyin deme yanlış konuşuyorsun. Bir dakika. Ben, ya bak heriften moran moran. Hocamın yanında ama hoca ya. Yaklaştırsana şu gözlere baksana bak. İtibaren, nasıl rüya var gözlerine bak. Şu andan itibaren hocayı 62-22'ye ben de gideceğim. Şikayeti suç duruşunda bulunacağım. Ne? İftiradan. Hayır, iftira değil. Ya iftira attı hayır, ya. Hayır. Yarın bir gün Noel Baba'yı görürler de saldırırlar diye şiddet olsun. Ya sen bana. Ya sen. Bu ne ya? Abi hoca mı? Hoca. Hoca. Hocam senin Noel Baba yapmış öyle de. Altın sakal hoca. Değil ya. Ahmet Çakar ya. Çakar ya. Sensin hocam. Oğlum beni benden iyi mi bilecek? Hocam sensin. Hocam senin gözlerin. Benim gözlerim öyle değil kardeşim. Kimin gözleri? Fakat. Yok abi. Kim hocam? Kim hocam? Bilmiyorum. Hocam sensin o. Hayır ben değilim abi. Vallahi sensin. Ben böyle Noel Baba hocam. Hocam içerisinde. Hayır Noel Baba şekline sokmuşuz da o gözler bana ait değil. Ya sana şimdi yapmayın abi öyle şeyler çocukların ya. Söylüyor baba evet. Bir piyes yapalım. Noel baba. Ben, oğlum ben olurum Elif bana söyleyecek baba. Böyle böyle de sen Noel Baba olur mu ben? Senin Noel Baba olmana gelsen sen zaten Türk futbolunun Noel Babası'sın be Sinancığım. Güzel mi? Ver ödülü, ver hediyeyi. Vay sana helal olsun biliyor musun? Hakikaten Ahmet hazırladın mı nankör kediyi hocaya? Vay be. İki gündür senin için kılıçları kuşandık. Kılıçtan geçiriyoruz. Hocam vay, Sinan vay, Engin vay. Ve Ertem burada haklı. İki gündür. Gördün yemin mi, ediyorum Ertem? Ben arka gördün ya, yaptıkları dostlukla gurur duydum. İki gündür indir kaldır. Ben senin için adliyeyi karıştırdım hocam. Savcı şu an adliye karışık biliyor musun? Karıştı. Şu an karıştı. Ben orada oturuyorum ya. Şu an adliye karışık. Niye? Rasim karıştırdı. Karıştırdı. Her yer kim nereye gitti belli değil. Neresi karıştırdı? Hocaya yakışıyor ama değil mi Sinan karıştı abi? Karıştı baba. Noel Baba olmak ya? Yakışıyor. Hocam bence mı? Ahmet Çakar gizli bir Noel Baba hayranı. İyi de ben şunu anlamadım. Niye beyaz sakallı değil de altın sakallı yaptınız? Bu böyle asortik Noel Baba hatta mı? Hatta ağabeyi söyleyeyim mi? Söyle hocam. Asortik Noel Baba. Şimdi bak psikolojik olarak aslında Noel Baba'nın sapık olduğunu düşünüyorum. Hayda. Bu ne ya? Hocam bu ne ya? Ne ben sevmedim Türk gençliği. Hani Müslüman demiyorum. Ben burada dini kullanmayı düşünmem. Hristiyan aleminde kapitalizmi, vahşi kapitalizm uğruna ortaya çıkartılmış yaşlı başlı, dede gibi görünen aslında içinde sapık duygular beslediğine inandığım bir adam, kapıdan değil de bacadan girerek çocuklara Hristiyan aleminde 6 Aralık'ta hediyeler vermektedir. Hristiyanlık dini çakalların aleti olmuş tabii. Ve inanılmaz ivme kazanmıştır. Tıpkı sevgililer günü gibi. Tıpkı yılbaşı hediyeleri falan gibi. Ya hocam ben herkese saygı sevmem. Bırak onları öyle yaşıyor. Noel Baba'yı sevmem. Noel Baba'yı sevmem. Biz hocam ama Hristiyanları da burada hocam, yani Hristiyan kardeşlerimizin ya. Hakikaten inancı ayrı. İnanmasın ki. Bu kapitalizm. Bu materyalizmle ilgili bir şey. Ertem. Yoksa Aziz Nikola da kıymetli bir hocam, Hristiyan dinamı. Hocam ayıp ediyorsun. En yakın dostları hep Hristiyandır. Hocam şunu diyorum ya. Hocam bunu yanlış anlamasınlar ya. Hocam bu konu. Yanlış anlamasınlar. Adam iyi adam değildir kardeşim. Noel Baba uydurum bu konu güzel bir konu değil. Ben bu akşam Eskişehir'i kutluyorum. Hakikaten Eskişehir'i kutluyorum. Defans olsa sen dinleşiyorsun. Bak Sinan. Harika ya. İçerideki arkadaşlar rica ediyorum. Beni ben yaptınız da ben Noel Baba'ya. Şimdi Sinan'a bir Noel Baba kıyafeti giydirin. Sakın ha. Futbol Federasyonu'nun üzerinde böyle kulüplere pırıl pırıl hediyeler dağıtsın böyle. Tamam şeyi de çıkarttık. Neydi o kova mı? Evet, sepet çuval, mi? Çuval. Sepetten ben. Sinan abinin şeyi çıkarsın. Pırıl pırıl hakemlere, sakın Ahmet, federasyona, kulüplere, federasyonu pırıl pırıl çocuktur.
Herkese ya. Bu akşamı saymıyorum tabii. Vay 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 Ertem. Ya Ertem cumartesinden beri Ahmet. Cumartesinden beri söylediklerimi bir kaset yapsana hocaya verelim. Doğradı. Akşam giderken falan seyredin. Ahmet hocam. İmkanım olsa. İmkanım olsa. Neyse konuşmayacağım. Söyle, size ilgili Noel Baba ile ilgili de artık bu adama yaşlı başı yaşından başına örmeden fazla saygısızlık yapmak yaşına başına mı yeterli? Mesela niye başa bana gelen hiç düşündünüz mü? Sinan abi bak. Demin ki ben değilim o zaman. Bu ne? Ben sen deminki ne? Deminki ben sen bu ne? Bıyık yoktu demin. Deminkinde bıyık vardı, bunda bıyık yok Ahmet hocam. Bu tam... Ulan bu çok tehlikeli mi Noel Baba? Yok Allah ya. Abi bir şey söyleyeceğim sana. Ahmet Hoca'yı Çakal Carlos gibi yaptınız ya. Ne yaptın her ya? Hafta kılıktan kılığa sokuyorsunuz. Geçen hafta Aydar Dümen, ondan evvel Uzaylı, ondan evvel. Şimdi Noel Baba ne yapıyorsunuz abi ya? Ben Ahmet Hoca'ya katılıyorum. Hayır diyorsun Sinan. Ben Ahmet Hoca'ya katılıyorum. Türkiye şimdiye kadar Türk futbolunun Noel Babalarını televizyonda izledi. Sen ve Ertem'i. Fakat ben diyorum ki ikiniz de Noel Baba kıyafetle soksun. Elinize de birer sepet için hediyeler. Türk futbolunda hediyelerinizi dağıtın. Şey şimdiye kadar yaptığınız gibi. Şey niye kızıyorsunuz? Bir bana bakar mısın? Gözlerimin içine bak Ahmet Hocam. Sevgiyle buyurun. Ben sana ne yaptım? Hiç ağzımı açmadım bak. Benim günahım konuşmadım. Ne biliyorsun? He? Benim günahım ne biliyorsun? Evet ben ne yaptım? Doğmuş olma. Doğmuş olma. Bu kadar mı sıkıntılıyım hocam? Estağfurullah. Hocam bak sen. Bak nasıl çocuklara gel gel yapıyor görüyor musun? Tam hocam nasıl ya Allah Allah ya ne demek ya? Nasıl bir laf o ya çocuklara gel gel yap. Hayır, ya, hocam gel diyecek tabii. Hayır çocuklar yani Noel Baba nasıl çocukları kendine kilitliyor müziğiyle, kılık kıyafetiyle. Babalara baskı yapsın, vahşi kapitalizm sömürülsün. Deniz'i görelim. Deniz Sever aynen bekliyor yine. Deniz Sever'i görelim. Deniz. Oscar Ghost oğlum diyecek şimdi. Oscar Ghost evet. Deniz Sever 2014 yılın en iyileri. Derin futbolda yılın en iyileri. Bu gece enleri sevgili seyirciler siz de şimdiden itibaren yazabilirsiniz. Hemen Deniz'in altında şimdi bir hashtagimiz olacak. Ahmet değiştir. Derin futbolda yılın enleri. Hashtag ile bekliyoruz. Kimler var kimler? Yılın kadını, yılın şarkısı, yılın magazin olayı, yılın dizisi, yılın erkeği, yılın takımı, yılın başkanı, yılın teknik direktörü, yılın futbolcusu, yılın yabancısı, yılın golü, yılın hakemi, yılın yorumcusu, yılın taraftarı, yılın skandalı, yılın 11'i, yılın başarısı, yılın olayı, yılın yöneticisi, yılın maçı, Ve daha neler neler. Bu gece çok uzun olacak. 3 dakikalık bir reklamımız ben, var. Müsaade ederseniz. 3 dakikalık bir reklamımız var. Müsaade ederseniz öbürüne veriyorum babayı. Baba gidiyor. Efendim? Babanız gidiyor. Evet. Kim babası? Benim babam falan değil babanız hocam. Kardeşim. Benim babam falan baba değil hocam. Biz kahve molası veriyoruz. Kahvem boşalmış bir gerçi ama bir kahve dakika istiyorum. Bak adamsa bir dakika kahve içirelim mi? Hocam yapma. Evet kahve molası 3 dakika sonra... bu gece çok yılın konuşulacak. Yılın son programında, yılın son programında inanın hani sosyal medyayı yıkacağız gibi gözüküyor. Çünkü tweet'i olduk şu anda da sevgili seyirciler. Derin futbolda yılın enleri hashtagine hadi bakalım göndermeye başlayın. Sizleri bekliyoruz. Bizlerden ayrılmayın. Devam ediyoruz sevgili seyirciler. Derin futbolda yılın enleri sevgili Deniz Sever bizi bekliyor. Birazdan yılın enlerini seçeceğiz. Çok enteresan adaylar var. Çok ilginç adaylar var. 2014'ün böyle geçeceğini biz de tahmin etmiyorduk. 2015'te bakalım neler olacak. Allah ülkemize birlik, beraberlik, barış, sağlık, sıhhat versin. Ayrımcılık vermesin. Ülkemizi en tepeden en aşağıya kadar kimler yönetiyorsa halkımızı, vatandaşımızı, askerimizi, Mehmetçiğimizi korusun. Bu ülkeye birlik, beraberlik versin. Şimdiden 2015 vatanımıza, milletimize, tüm dünya halkına hayırlı uğurlu bir sene olsun, sağlık olsun, sıhhat olsun sevgili seyirciler. Evet, yaklaşık 10 dakika önce derin futbol yılın enleri TT'de 7. sırada Türkiye'de sevgili seyirciler. Bu işin sonu dünyada TT olmaya kadar gider. Çünkü çok ilginç görüntüler ekranlara gelecek. Noel Baba'dan bahsediyorduk. Ahmet Çakar Noel Baba adam değil dedi, sevmiyorum dedi. Ve İlhan Cavcav'ı, Gençler Birliği Kulübü'nün çok değerli, saygın başkanı İlhan Cavcav'ı Noel Baba'ya benzetti. Sevgili seyirciler, hokkabazdır demedi ya. Dedi ama ya. Demedi ya, hokkabaz dedim mi ya? Kimin için? Noel Cavcav'ı hokkabaz. Hayır, bir dakika, usul hakkında. Noel Baba'ya dedi. Yani İlhan Cavcav iyidir, Noel Baba hokkabazdır. Adam olsa kapıdan, bacadan değil, kapıdan girer dedim.
Aynen. Ya Cavcav tamam. Okan'a zel mi Ertem? Özür dilerim, ben yanlış anladım. Ben Ertem ile Cavcav'dan özür dilerim. Çok da severim. Hayır, ben senden özür diliyorum. Seni yanlış lanse ettim bu konuda. Estağfurullah. Çünkü biliyorsun sen sürekli bu konularda pot kırdığın için Rasim. İlhan Cavcav. Ertem. Hayatım Ertem. Ben şirket. Abi normal normal konuşamaz mısınız ya? Pırıl pırıldır. Abi normal konuşamaz mısınız arkadaş? Yani ille birine adam mıdır, adam mıdır? Ya normal, niye normal konuşmuyorsunuz? Bir dakika. Hep çakmak zorunda mısın insanlara? Bir soru sorabilir miyim? Ya bir insan gibi konuşuyor. Noel Baba'ya bir de çaktınız. Noel Baba adam değil. Öteki adam değil. Bu ne şeydi, sahtekardır. Ya normal bir konuşun be kardeşim. Ayıptır bir dakika. Bir dakika ya. Noel Baba okkabazdır dedi. Kim dedi ya? Hoca. Ben dediğim gibi İlhan Cavcav okkabazdır anladı. Ayıp ama ya hocam ya. Bir dakika İlhan Cavcav. Noel Baba'dan senin işini mahkemeye versin olacak. Sana bir soru sorabilir. Aa, olabilir bak, yarın bir gün Noel Baba seni mahkemeye versin olacak. Sinan'ın Noel Baba diye biri yok. İlhan Cavcav okkabazdır dedi. Yanlış söyledi. Ben de dedim ki İlhan Cavcav dedim. Hayatında teşvik eşlik. Birazcık oturabilir misiniz? Bir adamdı dedi. Onu diyorum diyor. Anladın mı? Evet. Evet. Peki. Sinan'ın yorumlasın bunu. Sevgili seyirciler. Enleri anlatamayacağım. Enleri seçmeyecek. Geçeceğiz mi? Yoruldum bu konuda. Enlere geçelim. Ben merak ettim bu enleri. Enlere geçelim mi? Hadi ne dersiniz geçelim. Reji, enlere geçelim mi? Hazır mıyız? Hadi bakalım geçelim. Ha. Yılın enleri. 2014'te Oscar. Yılın enleri. Hashtagimiz derin futbolda yılın enleri sevgili seyirciler. Bir daha ekrana gelsin. Derin futbolda yılın enleri hashtagi. Ona göre yorumlarınızı bekliyoruz. Öncelikli olarak Deniz Sever'e gideceğiz. Deniz'e gideceğiz. Deniz bakalım ne diyecek bizlere. Sözü bırakalım mı, ne dersiniz, yoksa ekranı bölecek misiniz sevgili Ahmet? Bir VTR'miz varmış, bir izleyelim önce. ...2014'ü geride bırakmamıza sayılı günler kala derin futbolda yılın enlerini seçiyoruz. Tam 20 kategoride 4'er aday belirledik. İşte ilk kategorimiz ve karşınızda yılın magazin olayları adayları. Çömür. Artık komik gelmiyor muyum sana? Evet, sesli olarak DSF'sini rica edeceğim Ahmet'ten, bunun da müzikli olarak. Şimdi yılın magazin olayı, hemen Abdülkerim Durmaz'a dönmek istiyorum. Ersun Yanal'ın tekne görüntüsü mü, yengelerimizin arabaları mı, Slaven Bilic'in katalog görüntüleri mi, yoksa Yolante hanımefendinin Mehmet Ali Erbil'e çevirdiği film mi? Hangisi? Tartışmasız Ersun Yanal'ın tekne görüntüleri. Ersun Yanal'ın tekne evet. görüntüleri diyor Abdülkerim Hocam, neden? Benim için en ilginç olanı oydu. Ben Ersun Yanal'ın, yani ne bileyim, işine sadık, özel hayatında çok mazbut bir yaşantısı olduğunu düşünüyordum. İşine sadık olmakla adamın tekneye yani, binmesi aykırı ama ya. Ama işini aksattığı için Fenerbahçe'den gönderildi. Rasim'in de teknesi var. Özel hayatından dolayı. Rasim'in de teknesi var. Anladın mı? Başkan ne demişti? Özel hayatından dolayı futbolculara fazla izin veriyor. Antrenmanların tempoları düştü falan filan. Ya adam tekneye bindi diye nasıl işini yapmaz ya? Rasim, o görüşünü söyledi. Abdülkerim Hoca görüşünü söyledi. Görüntüm bu. Sen de yengelerin arabalarını seç. Sana ben dönelim. Yine tabii Ersun'undur. Ya magazin olayı Ersun'undur. Ses getirme açısından. Yolante'nin oynadığı Türk filminden benim haberim bile yok. Böyle bir şey mi var? Ne yapmış Yolante bu adamı? Diğerleri palavra. Tabii. Her şey olabilir tabii. Bu Asena ve Caner olayı olabilir. Yani o da bir yılın magazin olayıdır. O araba da onun devamıdır. O yılın değil, sanki 100 yıl olayı gibi bir olay zaten, ama yılın spesifik olarak seçersek Ersun Yanal'ın olayı öyledir, ama Ersun Yanal'ın bu olay yüzünden atıldığı palavradır. Yani Aziz Yıldırım biraz böyle yükselen, yıldızlaşan insan tanımıyor. Aziz Yıldırım spor gibi bir şey. Ersun Yanal. Olay Sinan olsun. Abiye bir dönelim. Yorumları sonra yapalım. Ersun Yanal dedi Abdülkerim Rasim'de. Ben de Ersun diyorum. Sinan abiye dönelim. Yılın magazin olayı. Yani ne bileyim ya. Söyle birini de. Hiçbirisi değil yani.
Birini söyle ya. Dört. Senin için ilginç olan hangisi ya? Benim için ilginç olan yani bir magazin olayı derken yani Ersun Hoca'dan tabii o olaydı. O dikkat. Sinan Engin de Ersun Yanal dedi ve Ahmet Çakar. Bana göre yılın magazin olayı tartışmasız iki tane futbolcunun hanımlarının milyonlarca veya yüz binlerce euroya alınan o süper lüks arabaları. Bu sadece yılın magazin olayı değil, yılın görgüsüzlük olayıdır. Ve bu sosyal açılımdan, sosyal manada da bir mesaj verir. Hayatlarını sadece 10 sene top oynayarak kazanan futbolcuların kazandıkları paralarını, çok lüks arabalara yatırmalarını bir sosyal yarı olarak addediyorum. Bir yatırım değil midir hocam? Ne yatırımı canım ya? Ne arabanın yatırımı olur ya? Olmaz mı hocam? Hadi ya bugün alırsın 10 liraya, ertesi gün bak ertesi gün. Doğru söylüyor. 5 kilometre yaparsın 7 liraya satarsın. Hocam şimdi... 2 ay sonra 5 liraya satarsın. Magazin olayı mı diyoruz, yüzsüzlük mü? Farklı şeyden bahsediyorum. Ben magazin içinde belli oranda yüzsüzlük de vardır. Yılın magazin olayı diye. Görgüsüzlük yanlış kullandım. Ha. Bence hanımefendilerin bindikleri arabayla böyle inceden gitmeleri... Böyle işte bir de muhabirleri aramaları, muhabirlere kendi şovlarını yapmaları. Hiç katılmıyorum hocam. İnsanların geçimlerini zor sağladığı bir ülkede hocam. İki tane futbolcu eşinin yüz binlerce euroluk arabalara binmeleri... Paramazsa her şeye binerim hocam. Yani ama arabalara muhabirleri binerim aramak, muhabirleri aramak göstermek görgüsüzlüktür. Ben de yılın magazin olayı olarak ciddi bir şekilde söyleyeyim. Yılın magazin olayı... Tartışması Ersun Yanal. Ersun Yanal. Yani. Bana göre de Ersun Yanal. Söyleyeceğim sana. Beyaz Derin Futbol ekibi tarafından Ersun Yanal yılın magazin adaylarında Oscar'ı yılın en iyisini hak ediyor. Bu ödülü Ersun Hoca'ya gönderiyoruz. Ersun Yanal'dır. Yılın şimdi en iyilerinde Oscar Ersun Yanal'a gidiyor. İnsanların paraları varsa, insanlar iyi paralar kazanıyorlarsa eşlerini de alırlar. Sevgililer alabilirler yani. Bunu da gayet normal. Bunu yüzsüzlükle falan niye yapmadın? Yüzsüzlük demedim. Ha bu arada. Yüzsüzlük dedim. Görgüsüzlük falan değil hocam. Burada tabii ki bir mizansel de var. Ersun Hoca'yı severiz, çok severiz, sayarız. Bu tabii yanlış anlaşılmasın. Kötü bir şey de yok burada. Yılın magazin adayları dedik. Ve geçiyoruz Deniz Sever'e geçelim. Yılın magazin adaylarında Ersun Yanal Derin Futbol ekibinin yılın magazin adaylarında Oscar'a layık görülen ismi oldu. Haydi Deniz. Bakalım sırada ne var, seni dinleyelim. Teşekkürler Ertem Şener ve şimdi de sırada yılın kadını kategorimiz var. İşte yılın kadını adayları. Düşüncelerimi söyleyeceğim ama alınıp da arkanı dönmek olmasın çocuk gibi. Sen söyle Özlem, ben her geldiğinde senin gülen suratını görünce zaten ne olur anlamadım ne dedin? Sevgili seyirciler, yılın kadını Nurella, Özlem, Rihanna ve öbürü Rose de Palma mıydı? Evet. Tartışmasını düşünmem. Rose de Palma'nın olduğu yerde benim için karım dışındaki bütün kadınlar sıfırdır. Nasıl ya? Sıfırdır abi. Hoca bir Rose de Palma hayranı. Rose de Palma, baksana abi. Bak nasıl? Karizmaya bakın. Bu nasıl değil. Abi? Nur'u da severim de Nur Hanım'ı. Rose de Palma abi. Kadının kralıdır. Kim? Bu Rihanna, Sinan abinin arkadaşı. Sinan abi. Arkadaşı o Sinan abi. Sinan Rihanna der. Ben de. Hayır, ne diyorsun? Evet. Önce bir Ahmet Çakar. Ne dedi hocam? Dur, merak abi, etme. Rosie de Palma. Rosie de Palma. Yılın kadınıdır. Kadın mı bu? Evet. Dur. Bu kadın mı Allah aşkına ya? Kadın mıdır, adam mıdır? Evet. Bak tipe bak abi, müteşebbis. Bir geri gel Ahmet. Bak Rosie de Palma'ya bak. Niye kadın? Bir kadın 52 yaşında. Tanıtayım size. Al kadını Rosie'yi al. Rosie de Palma gelsin. Abi niye? Rosie de Palma gelsin. Var ya bak. Arabanın güzeli, kadının güzeli. Her şeyin güzelini mi sorarsınız ya? Ayşe mesaj atmış. Ha? Ayşe kim? Hanım. Hanım bir mesaj atmış. Saygılar. Hoca ilk defa iyi konuştu diye. Hangi konuda? Değil mi? Hanımınla ilgili herhalde dedin ya, hanımından sonra dedin. Aşk bak, hanımın benim için bir tarafa. Ha, şimdi i̇lk defa iyi konuştu diye hanımı Ayşe mesaj atmış. Evli barklı bir adamı yılın kadını seçerken benim için yılın kadını her daim ana şey karımdır. Ayşe'nin ondan sonra annemdir. Ama şimdi söylüyorum. Ayşe'nin hoca doğru konuştu. Allah razı olsun Ayşe abladan. Ama şimdi bak, Rosie de Palma dur abi.
Bir dakika, önce annen mi, eşin mi? Eşim tabii. Şaka yapıyorsun. Ya, yapma bunları. Bunları yaparsanız size böyle arkaya mı dolanırım? Siz Grokarame, eski Grokarameciyim bilir misin beni? Evet. Hocam, çöker. Annemi var ya, dünyadaki 1 milyon kadına değişmiyor. Annem başkadır, annem başkadır, karımın yeri başkadır. Ana dünyaya hiçbir şey değişmez, tamam, anne başkadır. Evet hocam, seni Rosie de Palma'ya basmasına bırakıyorum. Rosie de Palma, yaşı 52 ya da 51. İspanyol. Çok uzun boylu, ince, müteşebbis bir burun. Kemir'e bak, müteşebbis bir burun. Ne demek bu? Girişimci bir burun. Abi niye gülüyorsunuz abi? Siz ya hocam insanları... girişimci burun ne demek? Hani burnunu her şeye sokan kadın. Hayır. Her şey, girişimci burun ne demek burun ya? Burun şeyinde, anatomisinde biraz öne doğru çıkma ve hafif böyle ince kemer. Evet. Tamam mı? Bir kadın. Fakat, tamam. Fakat bu çok büyük sanatçı. Bunu Nazım Durağa getirelim de bitirelim. Çok uzun yıllar önce. Nazım Durak hocam. Bunu Nazım Durağa getirelim güzelsin. Hayır abi, bozarsın. Jean Paul Gaultier'in falan şeyleri çıkmış bir yana. Yıllar önce Madrid'de otelin lobisine indim. UEFA semineri. Ulan acayip bir şey. Bir baktım. Yok ya, bir dakika. Sanat harikası. Benim için sanat harikası. Araba konusu için dedim diyor. Haklı diyor. Araba konusu zaten haklı. Tabii o konuda. Ben sana bir söyleyeyim mi? Hayır kardeşim, yılın kadını benim için Rosie de Palma'dır. Abdülkerim Durmaz. Geçelim. Bu kadını var ya, çocuklara ağlayan çocuğa göstersen korkudan susar ya çocuk bu... ya. Yapma gözünü seveyim. Ben hocam, benim sizin için. Bizim beyaz futbolu, ben derin Sinan'a futbol, derin futbolu ve beyaz futbolu izlediğini söylüyor Sinan Engin. İnanıyorum. Rihanna beyaz futbol ve derin futbol hayranıymış. Dolayısıyla jest olarak... Rihanna diyorum. Rihanna diyorsun. Ama benim için yılın asrın kadını Ahmet Hoca gibi benim kendi eşimdir. Ben de eşim önce... Ana yaşıyor mu? Yaşıyor sağ ol. Tamam, benim de yaşıyor. Benim için eşim, anam ayrıdır, gerisi Rosie de Palma'dır. Evet Rasim, senin vallahi için yılın kadını. Kadın vallahi adayı. Tabii bu hiç Rosie de Palma burnuyla falan orijinal. Yalnız Rosie de Palma çirkin mirkin diyorsun ama böyle Jean Paul Gaultier'in falan şeyine podyuma çıkan bir kadın. Tuhaf bir oraya. Tabii tartışması aslında Nur Yerlitaş'tır. Şimdi biz bir Rihanna Mihanna işin geyiği. Biz ne geyiği ya, senin ama yalan mı söylüyorsun Sinan? Türkiye'de Sinan yalan Nur mı söylüyorsun? Yerlitaş. Ne ya? Rihanna bizi seyretmiyor mu ya kardeşim? Ya, Rihanna seyretmiyor mu olabilir de. Nur Yerlitaş'tır. Ya bir şey Nur Yerlitaş dedi ve Sinan abiye gitti. Geçti. O zaman bizi kandırdın kardeşim. Sinan abiye geçtim. Abi Rihanna bizi seyredebilir de. Rihanna'dan daha önemli Türkiye'de meşhur bir kadın var. Nur abla. Bravo. Nur Yerlitaş şu an Türkiye'nin Rihanna'sı. Fenomendir. Hafif kilolu ama Türkiye'nin Rihanna'sıdır. Benim için tartışmasız Nur abladır. Bence de. Ve Ahmetciğim, şunu büyütebiliyor musun? Bak şimdi şunu seyret. Ver bir, ver geniş ver abi. O büyütemiyorsun Sinan abi. Nur ablaya bak sen abi, Nur abla. Böyle verebiliriz. Tartışmasız Türkiye'nin şu an en önemli kadını, tartışmasız. Evet. Karımdan sonra diyeyim yine. Hepiniz karılar. Ben karım demezsem şimdi ben evde fırça yerim. Karımdan sonra diyeyim ben de. İçinden geliyorsa benim söyleyeyim. İçinde ya. Şimdi. Ya bırakın bu işleri. Bir de Nur ablayı vermediniz ya. Ahmet versene Nur ablayı ya. Evet. Nur Yerlitaş'ı. Nur Hanım'ı verelim. Kime veriyoruz? Nur Ellen'e verelim. Kime veriyoruz? Ben de Nur Ellen'e veriyorum. O zaman ver her Nur ablayı. Nur Ellen'e veriyorum. Nur Yerlitaş. Yemin ediyorum bir daha Rihanna bizi seyretmez. Yılın kadını sevgili Nur abla ellerinizi öpüyorum. Bir dakika hemen arayın. Hayır, aramayın hocam, aramayın. Tebrik ederim. Çıkar kazandı. Nur Ella, Nur abla seni seviyoruz. Yılın en iyisi sensin. En iyi kadını Nur Ella. Bravo Nur Ella. Yılın magazini olayı Ersun Yanal'a gitti. Yılın kadın adaylarında Nur Yerlitaş alıyor. Türkiye'nin gündemi ya Nur Yerlitaş ya, sen ne diyorsun ya? Sen beni yanılttın. Bütün reklamcılar kardeş, herkes peşinden Nur abla. Sen beni yanılttın abi. Rihanna dedin. Aylardır bizi izliyor. Beyaz futbol hastası dedin. Ben de jest olsun. Rihanna seyrediyor bizi ayrı. Ama seyretmez ki kadın bizi artık. Uzakta. Ama Nur abla şurada oturuyor. Yukarıda var ya, bağırsa duyulur. Gelir basar burayı. Evet. Deniz Sever bekliyor. Deniz'i fazla bekletmeyelim. Devam ediyoruz. Bu gece uzun olacaktır. Daha çok var önümüzde. Sevgili Deniz Sever, sana geçelim. Bakalım sırada hangi kategori kim var? Bekliyoruz merakla. Ve sıra geldi yılın erkeğine. İşte 2014'e damga vuran 4 erkek aday. İkinci devre. Bravo, I love you. Bravo, I love you. Bravo, I love you. Bravo, I love you. Parmak izi. Hadi ya. Çok orijinal. Ciddi misin hocam? Ago, before you and said that Israel's security is sacrosanct. It is non-negotiable. That belief has guided my actions as president. Grandelli'ye Allah belanı versin diyor kaba sakal bir herif.
Galatasaray Kulübü'nden ses yok. Sevgili seyirciler, yılın erkeğinde sıra Ersun Yanal, Abdurrahim Albayrak, Zafer Şener ve Obama'nın koruması. Yılın erkeği adaylarında bu defa kimden başlayalım? Rasim Ozan Kütahyalı'dan başlayalım. Sevgili Rasim Ozan, yılın erkeği adaylarında... Bu sıralamada olsa olsa Obama'nın uzaylı koruması olur. Zaten bir tanesi no name, adam olup olmadığı, erkek olup olmadığı tartışmalı bir adam. Deme öyle Rasim. Öyle, öyle. Oscar'da izleme bak. Oscar'da gönül kırma, boş ver. Abdurrahim ya, Abdurrahim de geç. Kardeşim adaylarınız kötü. Oscar komitesini ben kınıyorum. Ve burada Obama'nın uzaylı korumasına oy veriyorum. Geç. Evet, Ahmet Çakar. Zor bir soru aslında. Benim için çok zor bir seçim. Biri Abdurrahim Albayrak, diğeri Obama'nın koruması. Ne olduğu belli değil. Ay sinden insansa o ne? O insansa sinden ne söylemiyle gündeme gelmiş? Neydi adamın adı? Sen ne? Drago mu diyordun? Drago muydu? Neydi herif? Evet, Drago. Bir tanesi o Zafer Şaşmaz mı ne? Zafer ne? Zafer Şener. Zafer Şener. Ötekisi kimdi? Dördüncü aday? Ersun Yanal. Ersun'u geç. O değil. Zafer değil. Benim oyum... Benim oyum... Abdurrahim Albayrak. Bravo. Evet, Sinan Engin'e geçelim. Sinan abi, yılın erkek tartışmasız, adayı. Tartışmasız. Tartışmasız. Tartışmasız Abdurrahim Albayrak. Abdurrahim Albayrak aynen dedi. Rasim sen Obama'nın koruması demiştin. %100. Ben de Obama'nın koruması diyorum. Hiç öyle erkek görmedim hayatımda. 2-2 oldunuz şimdi. Evet, sende bitecek. 2-2 oldunuz. Yılın erkeği adaylarında Sinan Engin Abdurrahim Albayrak dedi. Ahmet Çakar Abdurrahim Albayrak dedi. Abdülkerim abi Obama'nın koruması dedi. Rasim Ozan Obama'nın koruması dedi. Ve ben yılın erkeği... Ödülü kime veriyorsun? Yılın erkeği... Al eline ödülü. Yılın al, erkeği... Al eline ödülü. Yılın erkeği... Söyleyeyim mi? Söyle hadi artık. Yılın erkeği... Hadi erkek. Bu Türkçüdür. Bu şey... Bu tamam Abdurrahim dedi o. Ben anladım. Yılın erkeği... Obama'nın korumasına gidiyor. Obama'nın korumasında erkek olduğunu nerede? Erkek görünümü başka bir şey de olabilir. Uzaylı olabilir hocam. Uzaylıdır. Hocam benim fikrim, saygı duyacaksın. Uzaylı olabilir saygı hocam. O adamı Obama'nın erkeğine şey gidiyor. Ay, Obama'nın şey korumasına olabilir gidiyor. Aynen. Obama'nın erkeğine. Adamı sen tanıttın. Evet. Obama'nın korumasına gitti. Yılın erkeği Deniz bizi bekliyor. Nasıl gidiyor? Memnun musunuz öncelikle? Denize gitmeyelim be. Gayet iyi. Denize gideceğiz. Gayet iyi. Hocam listede neler var? Yılın takımı var. Yılın başkanı. Yılın teknik direktörü. Yılın olayı. Yılın başarısı. Ama geç kalacaksın. Hadi çabuk çabuk yapalım Ertuğrul. Yılın golü var. Biliyor musunuz? Az sonra görüntüleri ekranlarınıza geçeceğiz. Bir şey söyleyeceğim ama kızmayın. Yılın sıvacısı ile ilgili bir çalışmanız var. Yılın sıvacısı. Var hocam. Yani peki, üzerine alınan alınsın hocam. Peki. Peki buyurun. Evet. Deniz, sendeyiz. ...2014 yılında da dizi filmler Türk izleyicisinin vazgeçilmezleri arasındaydı. Yılın dizisi adayları geliyor ekranlara. Senin koskoca karadayının yardıma ihtiyacı var. Ama kimse kusura kalmasın Allah. Bu Mahir'in tepesine ilk ben binerim. Kapıda biri var. Bütün bu coğrafyadaki sömürülen halklarla birlikte hanedanların tahtlarını yerle bir edeceğiz. Belki de bir daha hiç göremeyeceğim. Zigehtar'ın benim için kıymeti büyük. Zigehtar kafirin elindeki herhangi bir kale değil. Zigehtar benim inancım, benim umudum. Ya bir gün keşke hiç başlamasaydık dersek? Evet. Evet. Şimdi geldik. Ben yılın dizisine. Ben söyleyeyim mi hocam önce? Buyur apucuğum. Birinci ben söyleyeyim. Çünkü ben... Yılın uykucusu. Yılın... Yılın yani, estemesi. Ya yılın estemesi. Bu kategorilerde. Yılın...
Yılın hani bir şey var. İsmini söylesek ceza alıyoruz mu? Söyleme söyleme. Söyleme. Boş ver. Her yerden ceza alabiliriz biliyor musunuz? A var ya böyle A, Y, nokta, no falan var ya. He, yok demeyelim. Yok. Rasim ediyor. Rasim adamdır. Biz... Ya adam da ayrı ya kardeşim de. Biraz kibar ol. Devamlı. Böyle bir şey görmedim ya. Adam, sen evet, yılın hesabını ver. Futbol hayatını bitirdin Oğulcan'ın. Yılın dizisi adayları. Oğulcan yeniden futbola başlamalıdır gibi. Ya Rasim ne alaka ya? Ya Rasim Oscar'dasın Oscar'da. Bak. Oğulcan sahalara yeniden dönüyor. Ya hayır. Be, hadi bizi yıkayın. Bir şey söyleyeceğim. Oscar'dasın. Oscar'dasın Oğulcan. Ben söyleyeyim mi? Hangi Oğulcan, dizi? Dizi bana ya, bırak bana. Dizi bana, sen hadi. Aslında Karadayı son yılların dizisi ama Karadayı son 3-4 senedir fenomen. Özel olarak bu yılın dizisi denirse yarattığı yankıyla paramparça. Yılın ama diyorsun. Esas evet, dizi Karadayı'dır. Ama kimi söylüyorsun söyle. Paramparça. Paramparça. Rock. Paramparça dedi. Abdülkerim Durmaz. Ben hiç hayatımda dizi seyretmedim. Nasıl fakat seyretmedin ya? Söyletmem ben, sevmem. Nasıl Süper Baba'yı da mı seyretmedin? Seyretmem abi ben dizi. Ben biliyorum seyrediyorsun hocam. Ben dizi seyretmem. Feriha ablayı da mı seyretmedin? Yok hiçbir şey seyretmem. Ben dizi sevmem öyle şeyleri hiç sevmem. Hiç mi dizi seyretmedin? Yok ben dizi seyretmem. Kurtuluş dizisini de mi seyretmedin? Yok be abi ben dizi seyretmem, ben dizi seyredemem. Ya, fakat Sinan Engin bir aydır iki aydır paramparçayı burada anlattı. Sinan Engin'e ben de inandığım için birkaç kere son dönemlerde baktım. İlgimi çekti. Ben de Sinan'ın zevkine inanıyorum. Paramparça diyorum. Ayda. Seyretmediniz bir dizi hakkında. Paramparça diyebiliyorsunuz. Demek ki çok büyük bir dizi. Çok büyük bir dizi diyorum. Ama siz benim cümlemi... Hala hoca karar veremedi kesiniz. Biliyor musun Erto? Paramparça. Ben... Hoca hala vay ay ya. Hala hoca karar veremedi biliyor musun? Ya bu Rasim esniyor bizi de uyutacak be kardeşim evet, ya. Hoca Sinan hala karar veremedi biliyor musun? Hocaya döndük o zaman ne diyor? Hala çocuklar değişti karar veremedi biliyor musun? Bir dakika ağır da konuşacağım. Ha? Ağır mı konuşacağım? Ben, hocam ben, ağır konuşma adamlara ya. Müsaade et. Ben dizi seyretmem. Ben de. Hayatında bu dizilerin hiçbirini oturup ben 50 dakika veya 1 saat seyrettiğimi hatırlamıyorum. İş ben duyuyorum. Kim diyor hocam? Geçmişte de mi seyretmedin? Hiç. Yok, hiç. Seyrede döneminde hiç, falan. Hiç. Hiç. Yok. Hiç. 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 Aşkı Memnu falan. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Hep bunlar böyle kulak dolu. Bunlar az çok konu. İşte kurtlar vardı millet birini kuruyor. Hayır eskide gidiyor. Karadayı'da bir dayı var ne yapıyor? Dayı ne dayıyor nece? İtiyor mu kalkıyor? Karadayı'da sana özetleyeyim mi? Karadayı'da dostluk, baba, oğul, aile ilişkisi, dostluk, müthiş bir arkadaşlık falan filan var. Yani Karadayı'da ön özetlersen öyle bir şey var. Şimdi ben bir şey söyleyeyim. Bir defa Türk toplumu için şiddet yasası falan var ya sporda. Türk toplumu için en tehlikeli dizi Kurtlar Vadisi'dir. Doğru. 8-10 yılda Türk futbolu herkes, Türk futbolu diyorum nereden çıktı? Türk toplumunda herkes kendini dayı zannediyor. Herkes kendini mafya zannediyor. Doğru söylüyorsun. Silahlar patlıyor, insanlar ölüyor, kalkıyor. Daha polis yancı durumunda işte, çok affedersiniz bunu söylüyorum. Kurtlar Vadisi demem. Topluma zararı var. Toplum mühendisliği açısından zararlı. Doğru. Paramparçayı hiç seyretmedim. Karadayı hiç seyretmedim. Ötekisi kimdi? Muhteşem Yüzyıl. Muhteşem Yüzyıl. Ben herkes seyrediyor, onu da seyretmedim. Fakat Sinan'ım hep eve gidip böyle geceler alıyorum falan diye videoya falan Karadayı. Hani böyle bir de vurdu kırdı yok, bir his var, yok, bir duygusallık var. Bir Karadayı diyeceğim ama öyleyse niye Karadayı dediğimi de bilmiyorum. Şimdi... Karadayımsın. Karadayı mı diyorsun? Mecburen yani. Karadayı dedi. Ahmet Çakar Karadayı dedi. İki paramparça var. Sinan Engin'e geldik. Şimdi Sinan hocama dönüyorum. Sinan Engin acaba bir ters plase yapabilir mi? Sen söyle de Sinan'a kal. Doğru söyle. Bence %100 paramparça. Oo zaten bitti paramparça kazandı. Kazandı. Sinan ne derse desin. Niye? Tam 3 olduk. 3'e 1. Sen ne söylesin? Sen 1 olacaksın 2 olacaksın ya da. Yani ne oluyor? Ne çıktı? Paramparça çıktı. Paramparça. Peki paramparçayı kutluyoruz. Hocam. He. Hocam paramparça olduk farkında mısın? Paramparça. Evet paramparça. Herhalde bilmiyorum bu temposuna gidecek mi? Çok güzel bir dizi. Hafta içinde zaten Erkan Petekkaya'yla da bir telefonda da konuştum. Yani o da zaten bizim programımızı seyreden bir kardeşimiz bizim Erkan da. Aynı şekilde. Düzgün çok adam. Güzel bir düzgün dizi. Düzgün adam. Çok güzel bir dizi. Hakikaten Karadayı da seyrettim ben. Bak Karadayı da bir iki sene kovaladım. Takip ettim Karadayı'yı. Abi biz dizi seyrederdik. Ben çok Yaprak Dökümü'nü 3 sene hanımla seyrettik. Nasıl seyrediyor? Hocam şey, Yaprak Dökümü'nü. Nasıl seyredebiliyorsunuz? Hocam Yaprak Dökümü'nü biz 3 sene bu kadar 3 sene hanımla seyrettik. Yaprak Dökümü'nü 3 sene şimdi seyrettik. Şimdi hanım mesela kızı oturuyorlar. Çarşamba hanım oturuyorlar. Ne mevsim o? Ne tehlikeli o Ferun'da ya. Ne o mevsimi? O Ferun'da ne tehlikeli? Fox'ta. Kiraz mevsimi. Kiraz mevsimi ne güzel. İçinde bir çocuk var. Bir kızlar var. Gidiyorlar. Kim ne yapıyor? Bak ben sana söyleyeyim mi?
Çok güzel. Paramparça çok güzel bir dizi. Güzel, değişik, enteresan kafamızı bir konu. Kafamızı taktın. Çocuk onun bunun dedi. Ben sana de benim şimdi mesela saat 2'de... Richard Kim bu? Kaçak. Muntakinter, Muntakinter onlar falan. Hocam küçük el var. Küçük el. Zengin ve yoksul. Zengin ve yoksul. Şimdi mesela ben eve gideceğim. Şu an mesela kaydettim ikisinde. Karadayı'yla paramparçaya kaydettim mesela. Paramparça da heyecanla onu kaldı. Onu seyredeceğim mesela paramparçayı. Mesela şimdi 5'e kadar bitiririm. Ondan sonra uyurum. Onun için ben de tartışmasız paramparça diyorum. Karadayı, Kerem Çatay. Tebrik ediyoruz. Ara verdim kardeşim yapımcısı. Karadayı'ya biraz ara verdim. Biraz tempo yavaş. Ben ona söylüyorum. Biraz action kat dedim tempoya. Onun için kesinlikle paramparçacıyım ben. 50 yaşında. Hadi Ertom. 50 yaşında. Adayları bir daha bir ekrana getirsek ya. Yılın dizisi adaylarını bak şimdi fragmanlarına bakalım da bir haksızlık yapmayalım. Ne çünkü gibi? Hepsi birbirinden başarılı diziler. Evet. Hemen belirteyim. Hocam size sözü vereceğim. Hocam zaten diziler dördü de şeye girmiş Ertem. Ha, evet, adaya doğru, girmiş doğru. Dördü de önemli demek ki aday olmuşlar. Bir şey söyleyeceğim bak Kurtlar Vadisi. Yüzlerce dizi Türkiye'nin var. Türkiye'nin en kaliteli oyuncuları işinde. Ben Necati Şaşmaz'ı, Necati abiyi çok severim. Çiğdem Batur sevgili kardeşim savcı rolünde çok severim hepsini. Eto. Çok başarılar var. Muhteşem Yüzyıl'da soru işaretlerim var bir tarihçi olarak. Bir tarihçi olarak Muhteşem Yüzyıl'ı hani hayatım boyunca ya o kadar ansiklopediler okudum. Kanuni, böyle bahane. Böyle bir Muhteşem Yüzyıl okumadım tarihte. Ertem. Paramparça zaten içimizde. Bak bir şey söyleyeyim hocam. Muhteşem Yüzyıl'ın Muhteşem Yüzyıl'ın yapımcısı Timur Savcı benim arkadaşım, kardeşim. Ayrı bir şey o. Ben İyi bir dizi olabilir kendine. Evet. Kurtlar Vadisi. Paramparça yapımcısı kim? Bilmiyorum, tanımıyorum. Bak, paramparçanın yapımcısı hiç kimseyi tanımıyorsun. Kesinlikle tanımıyorum. Nurgül'ü tanırsın. Abi ben kimseyi tanımıyorum abi. Ertan Petekkaya benim kardeşim. Ben onunla alakalı değil. Ben inandığım için, senaryoya inandığım için, konuya cazip geldiği için seyrettim. Ve hoşuma gitti konu benim. Devam ediyorum şimdi. Ben Türk dizilerini seviyorum. Mesela şimdi bizim TRT'de mesela başladı. Filinta başladı mesela. Oo, iyi bir dizi. Ertan. Mesela Filinta. Osmanlı polisiyesi. Bak mesela Filinta'yı seyrediyorum mesela. Bak, bu Filinta. Evet. TRT'de mesela Filinta'yı seyrettim geçen diriliş, hafta. Diriliş, Filinta, diriliş. İkisi de muhteşem. Altan Düz Yatan iyi oynuyor. Bak, TRT1'i kutluyoruz. Filinta'ya mesela bayıldım mesela. Filinta'da güzel. Yüzlerce dizi, yüzlerce diziden 4 tane seçmişsiniz. Deniz bekliyor. Dördü de önemli. Deniz Sever bekliyor. Deniz yüzlerce seyirci önünde Deniz Sever bekliyor. Deniz. Sana gelelim. Merak ediyoruz. En iyi dizi Paramparça seçildi. Paramparça Nurgül Yeşilçay'ı. Vermeden ödülü ya. Erkan Petekkaya'yı. Ver Erkan'a ödülü. Yürekten kutluyorum. Erkan Petekkaya ve Nurgül Yeşilçay. Ver Erkan'a da. Sizleri seviyoruz. Atın adı. Hadi bakalım bir tweet. Erkan Petekkaya'dan ve Nurgül Hanım'dan bir tweet bekliyoruz. Ödül size geliyor. Paramparça'ya. Bütün yapım ekibini, bütün dizi setini kutluyoruz. Yürekten kutluyoruz. Star Televizyonu'na da başarılar diyoruz. Bol reytingler. Evet. Deniz sendeyiz. Evet Ertem Şener, bu yıla damga vuran şarkılara geçiyoruz. Derin Futbol'da 2014'ün en iyi şarkısı adaylarını izliyoruz. Evet, yılın şarkıları, türküleri, dımdım yar var yılın şarkılarında. Dımdım yar ne ya? Tavuklar var, Ankara'nın bağları, hayatı tesbih yapmışım var. Fettah Can'ı seviyoruz. Fettah Can kardeşimiz, abimiz. Çok seviyorum kendisini. O da programımızın müdavimlerinden. Rasim Ozan Kütahyalı. Yılın şarkı adayları, Ankara'nın bağları. Yo. Hayatı tesbih yapmışım. Biraz yavaş. Dımdım yar ve sen ikisinin arasında kaldın galiba. Dımdım yar mı? Dımdım yar bu bir Sivas filmi vardı. Orada meşhur oldu galiba. Evet. Değil mi? Dımdım yar ve şimdi vallahi futbol açısından derin futbol diyoruz. Bizim
diğerlerini seçersek ben kendi açımdan konuşurum. Tartışmasız yılın şarkısı Ahmet Çakar nefret etse de tavukları pişirmişemdir. Fenerbahçe'nin kusura bakmasınlar rezaletini zimker tavukları pişirmişem. Benim oyum tavukları pişirmişem. Tavukları pişirmişem dedi. Rasim Ozan Kütahyalı, entarisi dımdım yar. Sen onu diyorsun galiba. Tavuklar Ankara'nın bağları ve tesbih, hayatı tesbih yapmışımın arasından tavukları pişirmişe mi? Nereden buldunuz bu şarkıları? Tavukları pişirmişe mi seçmesi ilginç. Aslında manşetlik. Galatasaray'ı şampiyonluk da saf dışı bırakan Fenerbahçe'nin Kadıköy'de şampiyonluk şarkısını ya bir Galatasaraylı, koyu Galatasaraylı Rasim Ozan Kütahyalı tavukları pişirmiş emi yılın 2014'ün en iyi şarkısı olarak seçti. Yılın şarkısı. Yılın 2014'ün en iyi şarkısı olarak seçti. Ve geçiyoruz Abdülkerim Durmaz'a. Abdülkerim hocama geçelim. Hocam yılın şarkısı sana göre. Çalıyor işte. Bu sene çok dinledik bunu. Saraçoğlu'nda tavukları pişirmişem, acıyı da çarşıya göndermişem. Çok tabii ki Fenerbahçe'nin şampiyonluk şarkısıydı bu sene. Tartışmasız tavukları pişirmişem. İnşallah bu sene sonunda Mayıs'ta yine bu şarkıyı söyleyeceğiz. Evet, Abdülkerim Durmaz'ın adayı da tavukları pişirmişem. 2-0 oldu. Sinan Engin söylemedi. Ahmet Çakar söylemedi. Ben de söylemedim. Eğer ikisi farklı söylerse yine final burada olacak ama bakalım Ahmet Çakar ne söyleyecek ama bu defa Sinan Engin'e son olarak vereceğim sözü. Ben Sinan abiden izin istiyorum. Finali Sinan abiyle yaptıralım. Tamam. Ahmet Çakar'a soracağım. Ahmet hocam. Şimdi bir defa önce Rasim kardeşimle Apo kardeşim tavukları pişirmişim şarkısıyla beni çok üzdüler. Hocam, ben Dilber Ay Hanım'a saygımız sevgimiz vardır. Hiç tanımamama rağmen ama içinde Anadolu'nun o saf, tertemiz Anadolu insanını, babasını pazara yolladıktan sonra eve erkek atan bir kadının mısralarıyla betimlenmiş bir şarkıyı reddediyorum. Diyor ki bak, tavukları pişirmişim, babamı çarşıya göndermişim, köpeği bağlamışım, canı açık, camı açık bırakmışım. Şimdi bu nedir abi? Bu nedir biliyor musun? Sen saf Anadolu insanını gece eve erkek atan bir kadın statüsünde yargılarsan Dilberay'ın bu tavukları pişirmesini şiddetle kınıyorum. Eğer buradan tavukları pişirmişem çıkarsa muhalefet şerri koyarım. Bana göre. Abi bak bir şeyi versene bak. Böyle rezillik olur mu ya? Nasıl? Tavukları pişirmişem. Akşam kacıyı göndermişem. Anahtarı kapının altına koymuşum. Anahtarı kapının altına. Ya bir dakika beyler. Bu bizim lise üniversite yıllarında yaptığımız tezgahları hatırlatıyor ya. Vallahi tamam. Bak. Bir dakika. Sesi ver bakayım. Akşama geleceğim acı baba evde mi diyor. Sesi yükseltin arkadaşlar. Hacı kim kardeşim hacı? Babası işte hacı babası. Hacı baban evde mi diyor? Bak hacı babaya ev yol veriyor. Her şeye. Yani hocam. İçinde hocam, eleştirdiğin şarkıyı şarkıları böyle duygusal gözlerle hayranlıkla izliyorsun. Ondan sonra şarkıya Türkiye'ye sallıyorsun. Ben de küçükken ortak kulak iltihabı geçirdiğim iki dudağı, kulağımda da duyma sorunu var. Evet. Ben zor duyduğum için sağır duymaz uydurur misali olmasın diye dikkatle dinliyorum. Tekrar içinde sonuçta mısraları bir bütün olarak baktığımızda babasını çarşıya yollamış, eve sevgilisini erkek atan ve anahtarı başkasının altına koyan bir kadınızı reddediyorum. Bir türküdür bu hocam, yapma ne olursun hocam. Reddediyorum, bu rezilliktir. Mısralar rezilliktir. Türkiye lafım yok. Ama içinde rezil mısralar ihtiva hocam, eden bir Türkiye. Hocam ben yapmayın ne olur. Fenerbahçe gibi takımın Dilberay'ın bu şarkısını şampiyonluk şarkısı yapmasından dolayı başta Aziz Yıldırım ve 25 milyon Fenerbahçeli'yi kınıyorum. Hocam ben Sinan Engin'i merak ediyorum. Pişirmişsiniz. Evet. Şeyi anahtarı paspasın altına koymuşsunuz. Hocam sen kimi söylüyorsun? Kim hocam? Hocam. Kim? Benim tarzlarım değil. Şimdi ben tavuğu geç bir defa. Ne kaldı geriye? Dımdım yar Ankara'nın bağları. Dur, dımdımı mı yürüyeyim? Ben bilmem bu işleri de dımdıma yürüyeyim. Bak bu. Kim sesi ver sesi. Ceylan.
Geç. Geç bunu. Geç, bu ne ya? Geç. Entarışıdır ya, bir dakika ya. Bir dakika. Dur. Ya böyle bir laf. Entarışı dımdım. Böyle bir Türkçe var mı? Ben dımdım diye bir sıfat veya fiil bilmiyorum. Ne demek dımdım? Geç. Ne bu? Ankara'nın bağları. Bunu sonra inceleyeceğim. Teşbih. Hayatı fesleyen bir şey sallıyor. Herkes dayı olmuş bu ülkede. İki tespih sallıyor. Bir de böyle zayıf. Ben Fettah Can dedim demin. Ferman Toprak'tan özür diliyorum. Ferman abi. Ferman abi özür dilerim. Fettah Can'a gitti aklım. Seni çok seviyorum. Ferman Toprak'ı çok seviyoruz. Her şeye rağmen. Muhteşem. Muhteşem. Hani bir bağlar mağlar var. Bir Ankara var. Bilen şey üzüm müzüm. Ver bakayım şu Ankara'nın bağları. Ankara'nın bağları mı? Ankara'nın bağları. Geliyor hocam. Ankara'nın bağları geliyor. Ahmet Çakar Ankara'nın bağları diyor. Meyreleş söylüyordu onu da. Ankara'nın bağlarını seviyor. Söylüyor. Olabilir Merileş adamın kralıdır be. Çok tamam seviyorum hocam. Onu. Evet. Bravo hocam. Nasıl hocam? Sevimli adam. Merileş sevimli. Bana göre de çok, çok sevimli adam. Aynen öyle. Ay bakma ya. Dövmesi mevmesi var. Zor görüyoruz da gözünü mözü. Ankara'nın bir aç sesini Ahmetciğim. Ne kaldıramıyorum kolları. İşte var gidebiliyorsunuz. Ama işi idare edeceğiz. Evet Ahmet Çakar Ankara'nın bağları dedi. Ve bu defa ben Rasim Ozan Kütahyalı. Tavukları pişirmişem dedi. Abdülkerim Durmaz tavukları pişirmişem dedi. Ahmet Çakar Ankara'nın bağları dedi. Ben de benim annem Ankaralı. Ben de Ankara'nın bağları diyorum. Aha 2-2. Aynen öyle. Ankara'nın bağları diyorum. Ankara'nın bağları bütün Ankara'ya buradan Ankaralılara, Ankaralı dostlarımıza sevgilerimizi, selamlarımızı yani gönderiyoruz. Annen Ankaralı başkente. Olmasaydı mesela Kastamonu olsaydı ne diyecektin? Kastamonulular derdim hocam. Ben annemi çok seviyorum hocam. Onu anladım kardeşim. Kastamonu'yla ilgili bir şarkı yok. Annen Ankara değil de Kastamonu evet. Olsaydı ne seçerdin? Hocam ben anneme şu anda Sıva'nın kralını yapıyorum. Annem o benim. Annem diyor. Sıva'yı yapacaksın. Herkesi yaptın. Anana yapsan çok mu be kardeşim? Ya hocam ne diyorsun ya? Sonundaki. Ankara'nın bağları dedim. Hocam aynı yerde de seninle gidemiyoruz biliyor musun? Aynı paralel doğrultuda da giremiyoruz. Gidiyorsunuz işte aynı türlü seçtiniz. Hayır. Ahmet Hoca ile bak Ahmet Hoca dedim ki Ankara'nın bağları dedim diyor ki niye Ankara'nın bağları seçiyorsun? Ya, argüman yanlış. Annem Ankara'lı. Evet. Bak bu neye benziyor biliyor musun? Annem bir espri yapacağım da Rütük izin vermez ki özür dilerim. Hocam Malatya türküsü olsaydı Malatya doğumluyum. Malatya'yı seçerdim. Ya bu dört taneden seçeceğiniz kardeşim. Tamam geçtik. Evet. Ve geldik. 2-2 skor. Ahmet Çakar Ertem Şener Ankara'nın bağları dedi. Abdülkerim Durmaz da koyu Galatasaraylı hayatı Galatasaray'la tutuşup geçen Rasim Ozan Kütahyalıysa ama bu Fenerbahçe'nin tavukları pişirmişem dedi. Fenerbahçe'nin rezaleti ve tabi burada final. Bu sene Mayıs'ta yine söyleyeceğiz. Final Sinan Engin'e gidiyor. Hadi ben Sinan. Hadi Oscar'ı Sinan Engin'e veriyorum. Bakalım kimi seçecek? Haydi Sinan Engin. Oscar Sinan Engin'e gidiyor. Sinan Engin kimi seçecek? Sinan Engin'in iki dudağın arasında. Sen neresin Sinan? Trabzon. Övmek Trabzon. Gibi olmasın Trabzon. Anne baba da Trabzonlu. Her şey. Tutmadı sende. Evet. Bu arada Sinan abi sen bu yorum içeride, yapmadan. İçeride Eskişehir, Trabzon Eskişehir maçını seyrederken çok komik Trabzon dedin ya. Bizim Murat var ya konuşamıyor. Evet. Konuşamıyor Murat. Trabzon'u tarif ederken öyle yapıyor. Kerem Murat. Ya ben çekeceğim. İçeride. Ya dedin ki Murat bir konuşabilsen ya neler şey anlatacak biliyor musun? Bu arada Paramparça canım. Dizisinin resmi Twitter hesabından bir teşekkür geldi. Paramparça yılın dizisi seçerek ilk ödülümüzü veren Derin Futbol ekibine teşekkürler. Paramparça ekibine teşekkür ediyoruz. Fazla havaya girmesinler. Diziyi senaryosunu bozmasınlar. Şahane gidiyor. Havaya girmesinler. Söyle onlara akıllı olsunlar Ertem. Söyle o dizinin senaristine falan akıllı olsunlar. Dizi şahane gidiyor. Evet. Aynı heyecanla devam etsin dizi. Öyle söylüyorum. Yılın aday şarkısı. Tartışmasız. 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 Müziği yükselt Ahmet. Tartışmasız. Hadi ya bizimkini söyle be kardeşim. Hadi. Bu ne ya? Tartışmasız Dilber'e yapla. O zaman tamamını bir dinleyelim. Hadi tavukları pişirmişler. Bir dakika. Ben stüdyoyu şarkı sonuna kadar terk ediyorum. Şiddetle reddediyorum. Bu Anadolu kadınla yapılmış büyük bir saygı hocam için. Ne yapacaksın hocam? Terk etsen de olur. Sanata saygı duyuyorsun. Candan Erçetin'e saygı duymazsın. Dilber'e saygı duymazsın. Herkese sıvacı dersin. Tavuk kovalayana saygı duymazsın. Yükselt sesini Ahmet. Bir dakika. Yükselt sesini Ahmet. Ahmet yükselt sesini. Bir dakika bir şey. Ahmet yükselt sesini. Beyler
Dilberay, Dilberay ablamıza ödülümüz gidiyor. Tavukları pişirmiş. Anadolu'm böyle değil. Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu yürekten kutluyoruz. Sevgili seyirciler, bu şarkıyla, bu türküyle Fenerbahçe'nin şampiyonluğu akıllara geliyor. Tweet geliyor, niye kutlamıyorsun diye. Kutluyoruz. Fenerbahçe'nin anasının ak sütü gibi helal olan şampiyonluğunu da kutluyoruz geçen Mayıs'ta seneki. Mayıs'ta tavukları pişireceğiz Mayıs'ta. Bu Mayıs'ta da pişireceğiz tavukları. Ben bilemem onu. Bu Mayıs'ta da pişireceğiz tavukları. Onu bilemem. Onu bilemem. İmkansız. Sevgili seyirciler, diyorsunuz ki niye yılın futbolu yok, teknik direktörü yok, futbolcusu yok, yılın takımı yok. Geliyor. Hepsi gelecek, yılın başkanı gelecek. Neler gelecek neler. Deniz bizi bekliyor. Seyirciler bizi bekliyor. Haydi Deniz, söz sende. Artık sağ içine dönüyoruz. Sırada yılın takımı kategorisi var. İşte adaylarımız. Yılın takımı sevgili seyirciler, Brezilya milli takımı mı, Türk milli takımı mı, Manisa Spor mu, Balçova mı? Balçova Yaşam Spor, Manisa Spor, Balçova, Türk milli takımı Brezilya. Bizim annem babam benim Balçova'da oturur. Balçova bir yerden bir şey mi yedi? Balçova Yaşam Spor'un buraya kovma sebebi nedir yılın takımına? 9 tane yedi ya Galatasaray'dan. He, 9. Manisa'nın yani Türkiye yedi. Kupası'nda, Zira Türkiye Kupası'nda Galatasaray'la oynaması büyük bir başarı sonuçta. Tabii tabii tabii. Ya kardeşim bunları geçin. Yılın takımı Kazakistan gibi bir devi yenebildiği için Türkiye'dir. Yılın teknik direktörü de Kazakistan gibi bir devi yenip Rasim yapma. Letonya gibi Rasim, bir devle Rasim yapma. Rasim Rasim bak. Fatih Terim'dir. Fatih Terim'in büstü dikilmelidir. Ya Rasim Allah aşkına yapma ya. Rasim yapma ya. Kazakistan'ın Dasayev geleneğinden gelen o kaleci aşabilmiştir. Dasev, daha önce mi Yaşin mi vardı daha önce? Ya yapma Rasim. Sovyet geleneği, Fatih Terim'in San Marino zaferlerini, Liechtenstein zaferlerini çok ayıp, çok ayıp Rasim. Da şimdi çok ayıp Rasim ya. Türkiye ve vallahi Fatih Terim. Vallahi çok ayıp ya. Evet. Letonya büyük başarıydı. Kimi seçtiniz? Türkiye. Rasim Türkiye dedi. Sinan sen? Yılın takımı. Evet. Abi yılın takımı yani nasıl yani neyi seçeceğiz, yılın takımı kimi seçeceğiz şimdi? Balçobalı çocuklar yani onlar kaç tane yediler onlar Galatasaray'dan? Yani dalga geçer gibi bir şey oldu şimdi burada değil mi yani bu çocukları seçersek? Türk milli takımı Brezilya'yı seçin bari, alınmazlar onlar. Tanımıyoruz çünkü. Çocukları seçersek ayıp olacak çocuklara. Nereden buluyorsunuz Ertem bunları yani ya? Hayret bir şeyse. Manisa'ya ayıp olur çocuklar, onlar da ne yapsınlar? Sinan Engin Brezilya'yı seçtim. Evet. Abdülkerim Durmaz. Fenerbahçe. Ya Abdülkerim. Rasim bir başka modeli oldu sende şu anda. Abi benim ama benim bütün hayatım adaylar var. Adaylardan mı seçeceğiz? Adaylardan yılın seçeceğiz. Yılın asıl takımı, yılın takımı Fenerbahçe'dir şampiyon olduğu için ama adaylardan ilk defa zorlanıyorum, farkında mısın? Hepsini çabuk söylerdim. Evet. Yani arkadaş ben yılın benim için en şok skoru alan Brezilya'dır. Hiç ummadığım bir şeydir. Kendi sahasında bir gün bana deseydi ki Brezilya kendi sahasında yedi yiyecek Dünya Kupası'nda, şaka yapıyor derdim. Ben Brezilya'yı seçiyorum. Ertem. Sinan Engin gibi yılın takımı Brezilya. Abdülkerim Durmaz da Brezilya dedi. Bu arada Erkan Petekkaya, Erkan abi, sevgili Erkan Petekkaya, derin futbolda yılın enleri Sinan abi, Ahmet abi, sevgili Ertem, Abdülkerim abi, sevgili Rasim, hepinize teşekkür, sevgilerimi ve saygılarımı sunarım. Erkan Petekkaya'ya da Paramparça dizisinin Türkiye'nin en önemli oyuncularından birisi olan Erkan Petekkaya'ya da sevgilerimizi gönderiyoruz. Nurgül Hanım'a da sevgilerimizi gönderiyoruz. Hala ekşi sürüyor mu sevgili Erkan seyirciler? Ekşi devreti evet, ekşi duruyor. Evet sevgili seyirciler. İki var. Brezilya, bir Türkiye var. Ahmet Çakar. Ahmet Hocam. Tartışmasız. Bakın bir dünya devi Brezilya var. Kendi evinde yedi. Yani Brezilya'yı seçmediniz. Bak var.
Türk milli takımı var. Doğru, harikalar yaratıyoruz. Kazakistan zaferi, Macaristan zaferinden sonra tarihe geçecek bir zaferdir. Manisa Spor, ben hep saygı ve sevgi duyduğum mütevazi bir takımdır. İnşallah tekrar Süper Lig'e gelir. Ama benim aslanım, kalbimdeki takım. Takımdan çok, termal kaplıcada havlu görevlilerin bir araya gelip oluşturdukları bir takım hüviyetinde sahaya çıkmış, babalara, devlere kafa tutmuş, mütevazi bir amatör takım bile demeyeceğim. Bir termal kaplıcanın hocam üçüncülük takımı. Oda görevlisi, havlu görevlisi, restorandaki garson aşçısının oluşturdu. Ya nereden? Muhtemelen kaleye de güvenlik görevlisinin, ana nizamiyenin, termal kaplıcanın ana nizamiyesinin, güvenlik görevlisinin kalede durduğu. Üçüncülük takımı. Amatör takımı gide değil, toplama halı saha takımı intiba yaratan. Yani Balçova Yaşam Spor Şampiyonlar Ligi'nde de oynasa, benim için Balçova Yaşam Spor tıpkı çocuklarımız 50 yaşına gelse de çocuklarımız bizim için hala okundaktaki 2 yaşındaki bebeklerimiz gibi. Bundan sonra ben Balçova Yaşam Spor mu ne dediniz, Yaşam Spor mu? Evet. Evet. Balçova Yaşam Spor'un Ahmet amcalarıyım. Ahmet abilerim, yılın takımı Balçova Yaşam Spor'dur. Rasim Ozan Kütahyalı Türkiye, Sinan Engin Brezilya, Abdülkerim Durmaz Brezilya, Ahmet Çakar Balçova Yaşam Spor dedi. Benim burada vereceğim karar sizler açısından önemli tabii. Rasim'e ya da Ahmet Çakar'a bir kez daha oy kullanma hakkı doğabilir benim vereceğim kararla. Ama ben de Brezilya milli takımı diyorum. Almanya karşısında yerlerde sürünen Brezilya 7-1'lik mağlubiyet sonrasında Brezilya milli takımı yılın takımı olmuştur. Brezilya milli takımı Oscar Brezilya milli takımına gidiyor. Sevgili seyirciler, hiç vakit kaybetmeden bu Oscar'la beraber Deniz Sever'e gidiyoruz biz de Brezilya ile beraber. Derin Futbol'da yılın enlerini seçmeye devam ediyoruz. Sıradaki kategori yılın başkanları. Bakalım kimler aday gösterilmiş. Sevgili seyirciler, yılın başkan adayları İlhan Cavcav, Ünal Aysal, İbrahim Hacı Osmanoğlu, Sayın Yıldırım Demirören. Sayın Cavcav, Sayın Aysal, Sayın Hacı Osmanoğlu, Sayın Demirören. İlk olarak Sinan Engin'le başlamak istiyorum bu sefer. İlhan abi seçiyorum ben, İlhan Cavcav'ı. Futbolcuların sakallarını kestirdiği için ben bir Oğulcan'ın sakalını kestiremiyorum. Bütün takımın sakalını kestirdi. Oğulcan'a diyorum, oğlum sakalını kestiriyorum. Adamın sakalını kestiremiyorum. Bak, bütün takıma sakalını kestirdiği için İlhan Cavcav diyorum. Sinan Engin, Gençler Birliği Kulübü'nün ve Türk futbolunun önemli ismi Sayın Kedi. İlhan Cavcav dedi. İlhan Cavcav'ı aday gösterdi. Abdülkerim Durmaz. Kesinlikle Yıldırım Demirören. Ben Fatih Terim hamlesiyle Galatasaray'ı kopardılar. Fatih Terim'i aldılar. Biz de elimizi kolumuzu sallaya sallaya geçen yıl şampiyon olduk. Benim için Yıldırım Demirören. Yıldırım Demirören dedi. Rasim Ozan Kütahyalı. Vallahi ben de İlhan Cavcav diyeyim yani. İlhan Cavcav 100 yılın başkanı seçiyorum kendisini. Rock. Rasim yılın. Ozan Kütahyalı da Cavcav dedi. Ahmet Çakar. Tek bir isim seçerim. Saygılı, sayın, sevgili Ünal Aysal büyüğümüz. Onun ellerinden öperim. Galatasaray'ı maddi anlamda uçurumdan kurtarıp düzlüğe çıkarttı. Yaptığı o düzü nelerce şu anda Türkiye'de haritada bulamadığımız, tırnak içinde bundan sonrası espri, işte katıldıklarından şüphe ettiğimiz birçok yerli ve yabancı transferi nokta atışlarıyla mükemmel yaptı. Ve bu transferler için Galatasaray bütçesinden 3-5 kuruş gibi mütevazi sembolik rakamlar harcadı, harcattı. Yanlarında asla alkolik hırsız çakallara yer vermediği Galatasaray takımını dünya şampiyonu seviyesine getirdi. UEFA Fair Play örneğinde UEFA'nın dünyadaki bütün takımlara işte Galatasaray gibi bir
mali tablo içerisinde onun dedirdiği SPK, MPK gibi olaylarda ibret alem için SPK kurumunun işte bakın borsa hareketleri nasıl kanunlara, nizamlara olur, nasıl küçük yatırımcı korunur diye numune olarak halka sunulduğu o yüzyıllık aslan sembolüyle özdeşmiş Galatasaray'ı bir dünya gibi yaptığı için benim oyum sevgili büyüğümüz, abimiz, büyük insan, değerli Türk vatandaşı, Bay Ünal Aysal'dır. Evet, Ahmet Çakar da Sayın Ünal Aysal dedi. Ahmet Çakar Ünal Aysal dedi. Sayın Ünal Aysal dedi. Abdülkerim Durmaz Sayın Yıldırım Demirören dedi. Sinan Engin Sayın İlhan Cavcav. Rasim Ozan Sayın İlhan Cavcav dedi. Burada şimdi evet. Ben de yılın başkanı olarak 2-2 olur. Sen eğer İlhan Cavcav demezsen 2-2 olacak. Ne olacak? Eşitlik olabilir. Ben bravo. De Sayın İlhan Cavcav diyorum. O zaman İlhan Cavcav. Ben de Sayın İlhan Cavcav diyorum. Ve yılın başkan adaylarında ilerleyen yaşına rağmen hala Türk futbolu için büyük hizmetler yapmaya çalışan, ara ara verdiği kararlarla tartışılan, biraz da sakallara karışmayın Sayın Başkan. Bakın bizim de sakallarımız var. Kimse kestirmiyor bizim sakallarımızı. Yeni Türkiye'ye alışın ne olursunuz. Hepimiz sakallı olabiliriz. Ekrana böyle çıkabiliriz. İstediğiniz gibi çıkabilirsiniz. Edep sınırları içerisinde tabii ki. İnsanların kıyafetleriyle, görüntüleriyle çok uğraşmayın. Ama siz büyük bir başkansınız. Sizi seviyoruz. Yılın başkanı, Gençler Birliği Kulübü'nün başkanı Sayın İlhan Cavcav diyoruz sevgili seyirciler. Bir alkış lütfen. İlhan abi için evet. Bir alkış. İlhan Cavcav. Sayın İlhan Cavcav. Ya Ünal Aysal dedin. İlhan Cavcav. Demokrasi var. Ben bir tek muhalefet şerrini tavuklara koydum. Evet. Hani tavuk pişim çıktım onun için. O İlhan abi de olabilir ya. Evet. Yılın magazin olayı Ersun Yanal, yılın kadını Nurella, yılın erkeği Obama'nın koruması, yılın dizisi Paramparça, yılın şarkısı Tavukları Pişirmişem, yılın takımı Brezilya, yılın başkanı İlhan Cavcav ve sırada ne var? Sırada Deniz ne var? Söz sende. ...2014 yılında Türk futbolunda yine en çok konuşulan kişiler yöneticilerdi. Biz de bu isimlerden dördünü aday gösterdik. Yılın yönetici adayları ekranlarınızda. Olmaz bir tanem, olmaz senin. Olmaz inan bana olmaz, aşk böyle olmaz. Kaza gel. Yılın yöneticilerini gördük. Sevgili seyirciler, Tokat Spor Başkanı Halis Sağlam, Candan Erçetin, Bülent Tulun ve Önder Özen. Rasim Ozan, madem bu kadar çok kahkahalarla güldün, niye güldün yılın ve kimi seçtin? Yılın adayı, yılın yöneticisi kesinlikle Tokat Spor Başkanı'dır. Halis Sağlam. Bir fenomen yani. Halis Sağlam. Bak, gazoz kapağı patlıyor. Halis Sağlam adamdır diyorum. Halis Sağlam dedi Rasim Uzay Kütahyalı. Ahmet Çakar. Tartışmam. Einstein bile hayret ederdi. Düşünebiliyor musunuz? Bir Anadolu insanı Tokat Spor gibi alt liglerde mücadele eden önemli bir kulübün başkanı bir basın toplantısında önündeki maden suyunu açmaya çalışır. Muhtemelen aynen. Açacak bulmadığı için kaşık gibi bir şeyle dibe takar. Bakın bu çok önemli bir manipülasyondur. Hatta şu takıyor ya alta. Buradan bastığım basın toplantısında kapak adamın suratına fırlıyor. Halis Sağlam'dan başka hiç kimseye veremem oyumu. Halis Sağlam. Katılıyorum. Halis Sağlam. Sayın Başkan 2-0 önde şu anda. Abdülkerim Hoca. Hemen ödülü ver. Halis Sağlam. Kesinlikle Halis Sağlam. Tartışmasız diyor. Tartışmasız o ne? 3 oldu zaten ver ödülü hemen.
Erkan Petekkaya diyor ki derin futbolda yılın enleri, yılın programı sizsiniz diyor Erkan Petekkaya'ya. Çok teşekkür ederiz Erkan Petekkaya'ya. Bir sürpriz yapıp gelir mi acaba diyorum. Program bitecek, bir de vatandaşın programla ilgili enleri seçilecek. Mesela programda herkese bir sıfat verilecek. En bilmem neci ki. Ya dur hocam Sinan abi. Sana göre yılın yönetici adayları Sinan abi. Sinan Engin coştu. Halis Sağlam başkan. Halis Sağlam. Ben de Halis Sağlam diyorum. Tokat Spor'a ve Sayın Başkan Halis Sağlam'a bu ödül yılın başkanına gidiyor. Sizi çok seviyoruz. Tokat Spor'a selam olsun diyoruz. Ve efendim... Yani yöneticisi özür dilerim. Tokat Spor yöneticisi Sayın Halis Sağlam'a gidiyor. Sayın yöneticiye. Yılın yönetici adayları Candan Erçetin vardı. Önder Özen vardı. Bülent Tulum vardı. Ama Tokat Spor yöneticisi Halis Sağlam. Kapakçı Halis Sağlam. Gazoz kapağını fırlattı. Beni zahmet çekerim soru var. Bu adaylar içinde hocamın aylardır mücadele ettiği... Ve geçiyoruz Deniz Sever'e. Deniz Sever'e geçiyoruz. Deniz Sever. Sevgili Deniz. Sevgili Deniz söz sende. Teşekkür ediyorum Ertem Şener ve geçiyoruz yılın teknik direktör adaylarına. İşte 2014 yılının en çok konuşulan teknik adamları. Ne oluyor oğlum? Oğlum ne oluyor? O yılın teknik direktörü klasmanını şiddetle protesto ediyorum. Burada yılın teknik direktörü olarak seçilmesi gereken adam aday değil. Ya ne diyorsun Rasim ya? Aday değil. Ne aday değil? Kim ya kim? Prandelli, Vahitelli Odiç. Yılın teknik direktörü adayı. Önce... Adını vermeyeceğim şahsa kumpas kurup sonra da Abdülkerim'in arkadaşını oraya getiren ama gerçekte takımı kendi yöneten Yuh be Rasim yapma Rasim yapma Rasim teknik yapma Abdülkerim bir şey olur mu abi? Biraz Ertem seni şiddetle kınıyorum kardeşim. Ben ne yaptım? Abi seni şiddetle kınıyorum. Temin ben adaylarda Fenerbahçe yok. Yılın takımı dedim. Bunlardan dedim. Adaylardan olmayan adamı konuşuyor. Ayıptır. Onu konuşturuyorsun. Ayıptır. Şu seni şiddetle kınıyorum. Artık Rasim'i muhatap almıyorum. Seni muhatap alıyorum. Buradaki adaylardan dördünden konuşacaktı. Bak yine nereye gitti. Rasim. Var orada. Rasim, ben yılın takımı Fenerbahçe diyemedim. Tamam haklısın. Yılın teknik direktörü Felipe Scolari mi? Gençler Birliği Başkanı Sayın İlhan Cavcav mı? Aziz Yıldırım. Prandelli mi? Kardeşim İlhan Cavcav yoksa oraya koyuyorsun. Yoksa Ali Özdiş mi efendim? İlhan Cavcav oraya koyuyorsun. Ama İlhan Cavcav şey yapmadı. Yaptı. Hayır İlhan Başkan dedi ki ben kabul ettim dedi. Götürdüm ben yaptım dedi. İlhan Başkan Aziz Yıldırım kaza Rasim bir dinler misin? Aziz Yıldırım Rasim bir dinler misin? Hayır hayır bak bak. Bak Rasim dinler misin? Bir müsaade eder misiniz ya? Bir müsaade eder misiniz? İlhan Başkan şunu söyledi. Gerekirse teknik direktörlük yaparım, sahaya inerim ve kadro yapıyorum dedi. Ya, bunu söyledi. Rize'ye gitti. Aziz Başkan, koskoca Aziz Yıldırım'a demedim ya. Aziz Yıldırım teknik direktördü diye. Ya bu nasıl bir üslup ya? Bilemem sana. Arap İsmail falan filan ya. Evet ya. Bir dakika bir dakika. Ya yapma ya. Arap İsmail hocadan özür dilerim. Arap İsmail. Arap İsmail bir ayıp laf değildir. Lakabıdır. Ya olabilir de. Fenerbahçe'nin teknik direktörü. Bir dakika dur. Fenerbahçe'nin teknik direktörü. Neyse bizim arkadaşımızdır. İsmail Kartal hoca ne? Hayır. Oğuz'a neler söyledi? Ayıp ediyorsun. Çetin'e neler söyledi? O hocanın ayıbı ama aynen hoca ayıp edildi. Arap İsmail. Sen ayıp etmeyeceksin. Ayıp değildi. Ayıp ediyorsun. Ha desem Fenerbahçe'nin teknik direktörüne. Bilmem ne İsmail. Fenerbahçe'nin teknik direktörüne bu şekilde hitap edemezsin. Kötü bir laf yok orada. Ayıp Rasim. Bir laf yok orada. Kötü bir laf yok. Rasim. Camcam mı? Kim? Aziz Yıldırım. Çok ayıp ediyorsunuz ha. Hocam çok kötü örnek oluyorsun. Kötü örnek teşkil ediyorsun burada. Hoca söyledi ben de söyleyeyim diye. Yok kardeşim. Yok dedi. Fenerbahçe'nin teknik etmedi. Senin baban yaşında İsmail baban Kartal'a Arap İsmail diyemezsin. Evet, ayıp ediyorsun. Arap bunun için ayıp sana oy hakkı vermiyorum şu anda. Sinan abi söyler misin? Normal yılın teknik direktörü kim? Adaylar arasında. Yılın teknik direktörü orada Vahit
ile beraber şey ne o? Prandelli. Prandelli kapışırlar. Neden? İpbaşı ikisi de bir kulübün nasıl anasını bellerler. Aynen bellediler. İşte Prandelli'ye bak etsen Rütük de bana. Seç. Kimi seçiyorsun? Birisini seç. Vaytelli o dişteydi. Abdülkerim hocam çok hızlı. Kesinlikle Prandelli'yi seçiyorum. Ellerine sağlık. Şahane bir hocalık yaptı. Prandelli dedi Abdülkerim hoca. Sen söylüyorsun hocam. Ellerine sağlık Prandelli. Abidir. Türkiye'de herkesin bildiği ama hiçbir zaman konuşulmayan bir gerçeği dile getirmişti. Türkiye'de Fenerbahçe'den hocam bana yapılanı kullanmıyor musun? Anadolu takımın birçoğunda antrenör aslında kulüp başkanıdır. Ne oldu öyle TT olmuş kulüp başkanıdır. El baba TT olmuş evet. Kim hocam? İlhan Cavcan. İlhan abi tabii. Yılın İlhan Cavcan. Aziz Yıldırım aday olması gerekmez. Ben de. Ahmet Çakar. Bak, Aziz Rasim, Yıldırım'ın aday olması aday gerekmez. Ben sana bir şey söyleyebilir miyim? Hayır aday değil. Aday. Aziz Başkan öyle bir şey kabul etmiyor ama İlhan Cavcan diyor ki şey. Ben gerekirse teknik direktörlük yaparım dedi. Yaptı zaten adam. Yaptı, ben çıkardım Rize'de takımı çıkarttı, dedi. Ekip ve İlhan Başkan'a gidiyor. Ben de İlhan Cavcan diyorum. Yılın teknik direktör adayında, yılın başkanından sonra, yılın teknik direktörü de Gençler Birliği Kulübü Başkanı Sayın İlhan Cavcam. Gençler Birliği Kulübü Başkanı, yılın teknik direktörü İlhan Cavcam'ı kutluyoruz. Ayakta alkışlıyoruz. Önünüzde saygıyla eğiliyoruz Sayın Başkan. Deniz, sana geliyoruz şimdi. Yılın teknik direktörü. Ve derin futbolda tabii ki de yılın futbolcusunu seçmeden olmaz. Bakalım yorumcularımız kimi seçecek? İşte yılın futbolcusu adaylarımız. Bu arada annem bana mesaj göndermiş canım annem. Seni çok seviyorum canım oğlum. Senin gibi bir oğlum olduğu için Allah'ıma şükrediyorum. Ben de annemin ellerinden öpüyorum. Biz de annene tebrik ediyoruz. Çok senin sağ olsun. Gibi bir evladı yetiştirdiği için. Evet. Çok sağ olsun Enar. Annene ve babana evet. Buradan selamlar. Allah razı olsun. Sağ olun. Aynı anneme çok selamlar. Babama çok teşekkür ederim. Sağ olun evet. Hocam. Abdülkerim hocam yılın futbolcusu Felipe Melo ve Luis Suarez, Gökhan Töre. Bir de Volkan Demirel. Hangisini seçiyorsun hocam? Yılın futbolcusu Melo ile Luis Suarez arasında kaldım Ertem. Melo ile? İkisinden evet. Melo, Suarez. Melo pitbullum falan diyor ya. Uh-huh. Ama kimseyi ısırdığını daha görmedik. Luis Suarez birini ısırdı galiba değil mi? Çok ceza aldı. Isırdı tabii. Kesinlikle Luis Suarez. Isıranı severim ben. Evet. Isıranı sevdim. Evet. Şimdi enteresan bak. Enteresan bir şey gelecek Ahmet Hoca'dan. Bak enteresan. Bekliyorum. Bak, sen Suarez yattım. Ben Suarez dedim. Böyle var ya pusu yatar ya aslan böyle uyur beni. Sonra o zaman Rasim'den sonra en son hocadan alalım. Hocadan Rasim. Bekliyorum şimdi bak. Rasim enteresan söylesin. Bir şey bakın bekliyorum. Buyurun. Buyurun hocam. Rasim mi söylüyorsun? Benim adayım hocam. Volkan Demirel. Niye? Bir futbolcu hem yakışıklı olacak. Hem çok uzun yıllar Türk Milli Takımı Fenerbahçe'nin kalesini koruyacak. Hem de bu arada veterinerlik eğitimini tamamlayıp... Buyur. Hocam ne yaptın ya? Bir şöyle edin. Nasıl söylüyorsun? Ne nasıl diyoruz? Büyüklerimize diyor, spor yaparken eğitiminize devam edin. Benim anladığım şu, Süper Kupa'dan sonra sevgili Volkan kardeşim, sokak köpeklerini belediye zehirlesin. Aksi halde ben kendi imkanlarımla halledeceğim ancak bir veteriner söyleyebilir. Çünkü o veterinerler böyle bir zehir enjekte ederek ben köpeği... Dolayısıyla ben Volkan'ı seçiyorum. Hem eğitimini, veterinerlik eğitimini hem de milli takım ve Fenerbahçe kaleciliğini birlikte götürdüğü için bana göre yılın futbolcusu Volkan'dır. Nasıl biliyorum? Hocam yapma ya. Tanrım olsun. Nasıl yapma biliyorum? Ya. Yapma böyle değil bir şey olmaz hocam. Nasıl biliyorum? Ne veterineri hocam ya? Ertem. Hocam pırıl bir şey gibi. Pırıl pırıl bir adama kalkıyor. Yılın futbolcusu. Ne böyle pırıl pırıl olur. Evet, yılın futbolcusu. Pırıl pırıl bir veterinerdir. Yılın futbolcusu. Felipe Melo babasına araba aldığı için. Vay! Felipe Melo dedi Sinan abi. Abdülkerim Durmaz, Ahmet Çakar, Sinan Engin, Abdülkerim Durmaz, Luis Suarez dedi. Suarez. Ahmet Çakar, Volkan dedi. Sinan Engin. Sinan Engin, Melo dedi, Rasim Ozan Kütahyalı.
Tartışmasız yılın veterineri Volkan Demirel. Yapma veteriner hocam deme. Haklı. Yapma veteriner deme. Volkan Rasim, Demirel bak. Bir veteriner. Ya Rasim yapma ne olursun Rasim. Zaten ne olursun yapma böyle... rica ediyorum senden ya. Abuk subuk adamları seçtiğimiz için de. Volkan Demirel Türkiye'nin en büyük kalecisidir. Gelmiş geçmiş. Şimdi söylemedim. Ama yaptınız. Ne mutlu bana geçmiş yani. Türkiye'nin hocam, Türkiye veteriner falan. Bir dakika ya. Bir dakika. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en önemli kalecisi. Volkan Demirel. Milli takımımızın kalecisi. Evet. Fenerbahçe'nin kalecisi. Evet. Defalar. Şampiyonluk spor hayatı boyunca 4 yıl süren veterinerlik fakültesini bitirmiş ve köpekler üzerine uzman olduğunu kendisi söyleyen olabilir, bir kaleci. Tamam. Eğitimli bir çocuk çok demek. Çok güzel, o da tamam. Güzel, güzel. Tamam. Evet, güzel, evet, devam ediyoruz. Ediyoruz. Tamam, siz Volkan Ballı dediniz. Demirel. Volkan Demirel. Volkan Demirel dediniz, özür dilerim. Volkan Ballı'nın kulaklarını çınlattık. Volkan Ballı da bizi seyrediyor herhalde. Volkan Demirel dediniz. Ben de Suarez diyorum. Hadi bakalım, çıkın işin içinden şimdi. Ben de Suarez diyorum. Luis Suarez'le Volkan. Sinan abi, final sende. Luis Suarez mi, Volkan Demirel mi? Bak, ilk defa ödül törenini %100 manipüle ediyorum. Tartışmasız, tartışmasız Türkiye'nin en iyi kalecisi Volkan Demirel'e veririm. Sen abi. Hı. Tuzağa düştün. Adamlar veteriner Volkan diyorlar. Ya ne veteriner? Bunlar ikisi. Ben sana söyleyeyim, iki ayna karşılıklı birbirlerine bakıp konuşuyorlar. Aynaya bakan kendini görüyor ya. O büyüğü, o küçüğü. Küçüğü büyüğü birbirlerine. Volkan Demirel. Volkan Demirel. Tartışmasız. Volkan Demirel Türkiye'nin en büyük kalecisi. Sevgili adam. Volkan, seni çok seviyoruz. Adam örnek yaşamı, zaten. Örnek yaşantısıyla, tabii. Ailesine, yakınlığıyla, sinirlerle, düşkünlüğüyle, evet. Profesyonelliğiyle. Bir saniye. Evinden Rasim, alırım. Millet neler söylüyor Rasim? Millet bırak şimdi. Adam mıdır Volkan? Adam, adam oğlu adamın kırılantadır, pırıl pırıldır, delikanlıdır. Ama, evet. Ama hocam bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Yüksek tahsilini tamamlamış olması, bir veteriner hekim olması. Hocam bir şey söyleyeceğim. Niye diyorsunuz? Ben uyum Volkan'a. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Pırıl pırıl alıyor. Volkan pırıl pırıl. Delikanlıdır. Adamdır. Hem de kralı. Örnek bir babadır. Futbolcunun bak bir şey söyleyeceğim sana. Elden adam aldırır. Boylu postlu. Adam gibi yakışıklı, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birisinde oynuyor. Bir kere adı daha magazin sayfalarında düşmedi. Elden adam aldırır. Aile şansı örnek bir baba. Adam nasıl aldırır? Kavga eder. Bir şey söyleyeceğim. Kavga. Yapma Rasim. Aldırır. Herkes hata yapar. Evet. Herkes hata yapar, çıkartır ağzından. Ama Volkan adamdır. Evet. Kardeşim, aslanım. Bütün oylar sana. Ertem, ben de, Ertem ben de söylüyorum. Yıllarca inşallah kalemizi korursun. 10 yılda Fenerbahçe'nin kaptanlığını yap Volkan'cığım. İstersen 20 yıl, 20 yıl. Volkan tebrik ediyorum. Bu sene kupa ellerinde kalksın Emre Belezoğlu'yla. Adam mıdır sence Volkan? Adamın kralıdır Volkan Demirel. Adamın kralı. Evinden aldırsın seni o zaman. Evinden aldırsın. Yılın futbolcusu Volkan Demirel dedik ve geçiyoruz. Eğer haksızlık yapan evinden de alın. Deniz, sen değil sevgili Deniz. Sevgili Deniz, Volkan ödülüyle beraber sendeyiz. Evet sayın seyirciler, heyecan dorukta. Yılın enleri arasında sıradaki kategori yılın yabancısı. Yine farklı bir açıdan bakarak 4 aday belirledik. İzliyoruz. Yılın yabancısı Krasić, Ebue, Halil Odzic, Almeida, Ahmet Çakar. Tartışmasız Krasić canım. Krasić, yılın Krasić. Yabancısı. Nerede olduğu belli değil. Ne yaptığı belli değil. Oturduğu yerden para kazanıyor. Helal olsun, böyle bir para yok. Kimse kazanamıyor bu parayı. Yılın yabancısı tartışmasız. Yılın yabancısı Vahit Halil Odzic. Hiç görmediğim bir şey gösterdi bana. Ben hayatımda basın toplantısına bak. Beni ne profesörler ne doktorlar istedi de ben Trabzon'a geldim diye telefonunu gösteren adam. Yılın Rasim Ozan Kütahyalı. Hakikaten yani bu inanılmaz bir liste olmuş. Tebrik ediyorum. Krasić, Halil Odzic, yani Almeida. Bunlar hakikaten. Ve Ebue. Yok, bunlara baktığın zaman Krasić ile Halil Odzic yarışır. Hiçbir şey yapmadan Türkiye'den para nasıl götürülür dersi. Kitap bile yazılır. Türkiye'den nasıl indiragandi yapabilirsiniz? Krasić'tir. Yılın yabancısı büyük başarılarıyla tıpkı Fatih Terim'in Kazakistan zaferi gibi. Ay Fatih Terim kadar Krasić'tir. Kafana taş düşsün ya. Allah ya, Allah. Kazakistan büyük zafer
değilim kardeş. Yeter ama ya. Kazakistan büyük zafer. Sen de aynı ekole girdin. Büst yapın Fatih Terim. Laf edilmez size. Fatih Terim bu Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük teknik direktördür kardeşim. Tamam. Evet sen dedin Krasiç mi dedin? İki Krasiç var. Sinan Engin eğer... Ne demiştin hocam sen? Krasiç. Krasiç sen ne demiştin? Vahit Ali Özdiş. Vahit Özdiş. Siz hocam? Krasiç'e verelim. Krasiç'e verdik. Ve ödül Krasiç'e gitti. Krasiç yılın futbolcusu ödülünü aldı. Yabancı futbolcusu ödülünü aldı sevgili seyirciler. Oynamadan, hiçbir şekilde bir şey yapmadan para kazanan Krasiç. Türk futbolcular sırada beklerken milyon dolarları götüren Krasiç yılın yabancısı ödülünü aldı. O mu daha yabancı yoksa biz mi futbola daha yabancıyız bilemiyorum. Türk futbolunun paraları nerelere boşu boşuna diyor. Bunun için helal olsun sana Krasiç. Paralar cepte, ödül de sende. Evet Deniz, geliyoruz yılın golü. Bir saniye, bunu söyleyeceğim. Yılın golü kategorisindeyiz. Yılın golü. Merak ediyor musunuz yılın golünü? Yok, gösteremeyiz ki. Nasıl? Evladım nasıl göstereceğiz? Nereden biliyorsun hocam? Ya şimdi bir dakika. Şimdi Türkiye'de aşağı yukarı uyku mu geldi? Ne yapacağız abi ya? Yılın ya hakikaten 8-10 yıl. Nasıl mesleme ya? Yeter bize, Allah aşkına. Futbol Federasyonu ve Lig TV bize görüntü vermiyor. Şampiyonlar Ligi görüntüleri ancak parayla alabiliyoruz ama Türkiye Ligi'nde yılın golünü veremeyiz çünkü bizde bu görüntü yok ve bizim yayınlamamızın hiç cezası... Hiç nefesini yorma. Var bah, görüntü hocam. Çaldınız mı yoksa? Yapmayın, var hocam. Yapmayın. Yılın görüntüsü bizde. Yılın görüntüsü işte. Yılın golü Deniz'e gidelim. Kategorileri kategoride hangi goller var göstersin. Ve sırada futbolun en önemli unsuru var Ertem Şener, yılın golü. Bakalım en güzel golü kim atmış? İşte 4 aday. Bak, ikisi de vuracak gibi görünüyor. Aha. Bu golü senin için atacağım. Tsubasa, golü en sevdiğin voleyle at. Hızla rakip kaleye doğru gidiyor. Tsubasa artık boşta kalan kaleye her an şut çekebilir. Ne? Tsubasa şut çekmiyor. Topla birlikte ileri sıçrıyor. Şut çekecek gibi yaptı ama topla birlikte sıçrayıp kaleci Wakashimasu'yu geçti. Nakatsu şampiyon olacak. Ve Tsubasa topu ağlarla buluşturuyor. Nakatsu şampiyon oluyor. Meyve için umutların tükendiği an. Kim demiş ki elimizde maç görüntüsü yok. Hocam, maç varsa görüntüsü da yoksa da Tsubasa. Biz bundan sonra Tsubasa'yı yayınlarız. İşte alın size futbol. Japon golcü biliyorsunuz Japonya'da futbolu sevdirmek için Tsubasa kahramanını ortaya çıkardılar. Biz de Tsubasa'yı yılın golü adaylarını aldık. Ne Burak Yılmaz, ne Umut, ne Vebo Sov, ne Dembaba, ne Cardozo, ne Fernando, elimizde bu var ne Ronaldo, ne Messi. Yaşasın Tsubasa. Hocam elimizde evet, bu var. Ahmet Çakar. Şimdi, tabii, şartlar, elimizde bu var. İmkan ve kabiliyetlerimiz bunlarla kısıtlı. Bize görüntü veremiyor. Görüntü Türk görüntüsü yayınlayamıyoruz. Japonlar futbolu çok sevdirmek için Tsubasa. Biz futbolu sevdirmek için hakem odası basa. Tamam mı kardeşim? Onun için bana göre yılın golü Tsubasa'nın Tsubasa. Üçüncü golüdür kardeşim. Geldi bak.
kenardan giriyor biliyor musun? Bak bak bak. Timing Şinan. Senin de böyle gollerin var. Diz üstü atıyor. Aynen. Tamam. Arka direkten topun geldiği zaman tersine. Al bir daha Ahmet geri. Karşıma pozisyon var mı bakalım. Dur tamam. Yavaş oynat. Evet Rasim sen ne diyorsun? Ahmet yavaş oynat. Dört. Dörtte böyle kalkıyor, iniyor, yükseliyor. Hop Allah 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 Allah. Bak 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 bak. Hop iniyor. Bu Tsubasa ekolü hakikaten Türkiye'de böylesi görülmemiştir yani. Tsubasa gibi hangi golcü... Hangi gol 4 mü? Tsubasa gibi golcü Türkiye'de hatırlamıyorum yani. Ben... Gökmen Özdemir hocam. Tsubasa gibi golcü. 3 numarayı ben de Ahmet Hoca ile aynı fikirdeyim. Bak, Temin 3 numara yatarak... Apocuk yatıyor bir de şu var. Orada, yatarak evet hocam. Bloklar çok... arasındaki bağlantı kopup. Oo, iç kademe eksiklik olduğu için adam araya, topun genişliğe yatarak uzak direği vuruyor. Hatta Ömer Tsubasa. Ahmet, Ahmet o 3 numarada vururken tam orada durdurur musun? Yavaş yavaş gel. Topun ayaktan çıktığına bakalım. Bir bakalım evet. Var mı çevirebiliyor muyuz bunu piyano ile falan? Bir bakalım. Tam vururken durdur Ahmet. Tam vururken durdur Ahmet. İşte hocam. Bak işte futbolun güzelliklerini konuşuyoruz evet. Bak. Al yavaş oynat. Yavaş oynat. Bravo Ahmet. Yavaş oynat. Görüyor musun hocam? Evet. Yere 45 evet. derece açıyla evet, ayağını topun üzerine yatıyor. Topun üzerine yatıyor. Çok evet, önemlidir. Evet. Bak evet. görüntü olunca. Ne dedin hocam? Bak 3. 3 numara mı? Görüntü Sinan abi sen olunca nasıl güzel hocam. Evet. 3 numara. Tsubasa 3 evet. Ben de Tsubasa 3 diyorum. Japonya'ya gidiyor. Tsubasa Haikon Ishiba diyorum sana. Tsubasa gol Tsubasa'nın. Yılın golü 3 numaralı gol. Ne Burak Yılmaz, ne Umut, ne Dembaba, ne Son, ne Emelike, ne Cardozo. Geçiyoruz Deniz'e. Ertem, Deniz bak, bekliyor. Elimizde görüntü var ki. Elimizde görüntü var. Bak elimizde görüntü olunca. Deniz, Deniz sana geliyoruz. Deniz sana geliyoruz. Adamın kralıdır Tsubasa. Adam mıdır? Evet sayın seyirciler, heyecan devam ediyor. Futbolun en çok konuşulan unsurlarından biri de tabii ki hakemler. 2014'te bu kategoride öne çıkan isimler oldu. Yılın hakem adayları geliyor ekranlara. ...2014'te yılın hakemleri ödüllerinde sevgili seyirciler 4 isim vardı. Ahmet Çakar, Ulenberg, Markus Merk ve... Kimdi? Zekeriya. Zekeriya. Merkez Hakem Komitesi eski başkanı. Ama Zekeriya hakem değil ki ya. Ama olsun o gruptan sayılır. O da hakem. Ne hakem eski başkanı? Artık o da hakem. Tsubasa da futbolcu değil Sinan abi. Çizgi film o da. Tsubasa, ay Tsubasa adamdır. Evet Sinan abiyle başlayalım. Ben burada Zekeriya abiye veririm. Neden veririm biliyor musun Zekeriya abiye? Baktı. Bu dünya dedi benim dünyam değil dedi bu hakem dünyası. Dayanamadı, tahammül edemedi. Hiç koltuğa da yapışık değilmiş. Koltuk da meraklısı değilmiş. Bıraktı çekti gittiği için. Evet bu ödülü ben Zekeriya abiye veriyorum ama Zekeriya abi tabi Ahmet Hoca ile ilgili yapmış olduğu suç duyurusundan dolayı da bir kırgınlığım var Zekeriya abiye. Yakışmadı. Ama bu ödülü ona veririm evet. Yani Sinan olmadı. Engin. Zekeriya Alp dediniz değil mi? Evet. Rasim hemen. Vallahi tartışmasız Zekeriya Alp. Abdülkerim hocam. Tartışmasız Markus Berk. Markus Berk. Ahmet hocam. Tartışmasız Zekeriya Alp. Neden? Neden çok açık. 2 senedir Türk futbolunun başındaydı. Her ne kadar hakem olmasa da iyi niyetiyle başarılı çalışmalarıyla Türk futbolunda müthiş bir hakem jenerasyonu yarattı. Hakemlerimiz dünya ve Avrupa'nın en önemli kategorilerine girdiler. Neredeyse hemen hemen hiçbir maçımızda onun zamanında hakem hatası yaşamadık. Ve o yaşı gereği, sağlığı gereği istifa etmek zorunda kaldı. Benim oyum, Türk futbol hakemliğine yaptığı kusursuz hizmetler. Her ne kadar hakem olmasa da Beşiktaş'ın milli eski efsane futbolcu Zekeriya Alp, özellikle son 2 sene içerisinde hakem hatalarını sıfıra indirdiği, çok sağlıklı bir nesil yetiştirdiği ve Türk futbolunda hakemlerin
altın çocuklar, pırıl pırıl haydi çocuklar hocam olduğu ve hakemlerimizin Türk futboluna katkılarını en üst seviyeye geçirdiği için Sayın Zekeriya Alp'i yılın hakemi seçiyorum. Sayın Zekeriya Alp, Merkez Hakem Komitesi eski başkanı Sayın Zekeriya Alp'i yılın hakemi olarak seçiyor. Rasim Ozan Kütahyalı, Sinan Engin, Ahmet Çakar, Markus Merk dedi Abdülkerim Durmaz. Ben de hocam bu defa sıvayı sana yapayım. Abdülkerim Ahmet Çakar olsun. Benim ama tabii boşa gidiyor oyumuz. Zekeriya Alp'e gidiyor. Zekeriya Başkan'a gidiyor, eski başkana. Merkez Hakem Komitesi eski başkana. Hızlanıyoruz. Deniz Sever bizi bekliyor. Ve sıradaki kategorimiz yılın yorumcusu. Bu bölümde sadece bir isim belirledik. İşte tüm futbol yorumcularını kıskandıracak o kişi. Herkes önüne koyacaklar. Buradan en azından burada rızkını takılacaklar. Hiç kimsenin Borspor üzerinden şey yapması şeydi. Ya. Bunda gerçek yönetimi gerekeni yapmış ama bundan sonra göre futbolcuların. Ama şunu da gördüm, yanlış anlamayın. Ben tabii ki kimseyi bak gibisinden ez yapma şansım yok. Hoca faktörü çok önemli. Yani ben bu maç... Bu bizim içimizin, yani padişahımız bu bizim. Yorumcuların padişahı bu. Yorumcuların padişahı. Hiç tartışma. Evet. Hiç değil mi? Hamdi Işık beyefendi. Hamdi Işık, Ordulu, Ordu TV yorumcusu Hamdi Işık. Ordu Spor'un bir hafta sonraki maçıyla ilgili analiz yaparken eğer doğru anladıysam veya altyazı doğru yazılırsa hoca faktörünün çok önemli oldu. Maftör. Hoca maftörü. Faktör değil, hoca maftörü. Maftör. Maftörü. Hoca maftörü çok önemli. Aslında devamında çok önemli şeyler var. Kanatlar doğru arası bağlantıları falan da bahsediyor ama doğrudur yani, doğru seçim. Hocam bizim Rasim yorumcuların padişahı değil mi? Padişahı. Hası. Evet, yorumcunun yanında bize halk yemek düşer. Budur yani. Evet. Olay budur yani. Pırıl pırıl bir yorumcu. Hamdi Beyefendi'ye gidiyor. Hamdi Işık Beyefendi'ye gidiyorlar. Ordu TV'den Hamdi Işık Beyefendi'ye yılın yorumcusu, kendisine sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Ve buradan nereye gidiyoruz ödülümüzle beraber? Ordu'dan tüm Ordu'ya selam diyoruz. Hamdi Işık. Oradan nereye gidiyoruz? Enver Yılmaz. Sevgili Deniz'e Hamdi gidiyoruz. Hamdi Işık. Enver. Enver Bey'e selam. Hamdi Işık. Teşekkürler Ertem Şener. Taraftarlar futbolun tadı tuzu. 2014'te de çok konuşulan taraftarlar ve taraftar grupları oldu. En iyi taraftar adaylarımız geliyor ekranlara. Taraftar adayları. Tartışmam bile. Kim? Kasımpaşa Beşiktaş maçı oynanıyordu. Tabii. Eski Beşiktaş'ta Fernandes Kasımpaşa yarı sahası içinde yere düşmüştü. Yorgundu. Nefes almakta zorluk çekiyordu. Tribünden bir yiğit. Adamın hası Mustafa Özel sahaya atladı. Yaklaşık 45-50 metreye okat ettikten sonra Fernandes'i yerden kaldırıp öptü. Öpmek istedi. Ve suni solunumla kurtulma şeyine yoluna soktu. Ayağa çarptı. Onun bu yapmış olduğu abilik, babalık. Fernandes'in yerden kaldıran, belki onun suni solunumu tekrar hayata döndüren, onu kucaklayan, öpen benim için Mustafa Özel yılın taraftarıdır. Aynen. Evet Abdülkerim Hocam, aynen. Siz de Mustafa Özel dediniz. Aynen. Sinan abi. Tartışmasız Mustafa Özel Beşiktaş'ı Fernandes'den kurtardığı için. Çünkü neden kurtardı? Bir sürü para alacaktı. Ama yalnız tabii gece kulüp sahipleri hepsi Mustafa'ya kızıyorlar. Fernandes'i yolladığı için. Tartışmasını Mustafa'ya yollayalım. Ben de Borussia Dortmund taraftarı diyorum. Türebilir misiniz türev matematik? Üçüncü türevden ters kolpanın düz şekli biliyorsun değil mi? Ben Borussia Dortmund diyorum. Ben Borussia Dortmund taraftarı. Sıvacım benim. Gel.
Hocam. Evet, geçiyoruz. Deniz, Deniz sendeyiz yine. Yılın nesi var sırada? Aa, çok güzel yerlere geliyoruz. İnanın çok güzel yerlere geliyoruz. Biraz daha uykusuz kalmaya değer. Son 5 kategorideyiz ama inanılmaz ne? Şeyler olacak. Beş Deniz mi? Sendeyiz. Beş evet. Mi? Hadi ya çabuk hadi ya. Sevgili seyirciler, bazı maçlar asla unutulmaz. 2014 senesinde de hafızalardan silinmeyecek maçlar oynandı. Bakalım yılın maçı adaylarımız hangileri? Abdülkerim hocam. Yılın maçı şampiyon olduğumuz Fenerbahçe basketbol, Fenerbahçe Galatasaray basketbol maçı. Oynanmayan maç. Hiç elimizi kıpırdatmadan 20-0 yendik Galatasaray'a. Yılın maçı odur. Rasim. Yani yılın maçı Letonya maçı. Büyük, çok büyük mücadeleler aldık. Sinan abi. Ya Rasim ya. Yılın maçı Letonya büyük mücadeleler aldık yani. Bir puan. Yılların Letonya ekolü. Yılın maçı basketbol. Riga ekolü. Oynanmayan basketbol. Aynen. Yazık, ayıp ediyorsunuz Fatih Terim'e. Şimdi Türk futbolu çok büyük sıkıntı yaşıyor. Riga ekolü. Bir efsane Mesih, sevgili Fatih Terim geldi. Mesih, Mehdi. Ve Türk futbolunun kurtuluş maçı Türkiye'den binlerce kilometre uzakta Baltık sahillerinde bir futbol deviyle oynadık. Kariyerlerinde 2 Dünya Kupası finali, 3 Avrupa şampiyonluğu, inanılmaz oyuncular yetiştirmesiyle ünlü Letonya karşısında bir puan da olsa aldık. Bu yani, Türk futbolunun devridir. Bakın Letonya'yı deyip geçmeyin. 2 Dünya Kupası finali, 3 Avrupa şampiyonluğu. Hadi bir hocam. Dünya devi. Oscar Mayer'i bekliyor hocam. Tabii dünya devi Letonya. Türkiye Letonya dediniz. Letonya 2-2 oldu. Abdülkerim Durmaz oynanmayan Galatasaray Fenerbahçe Galatasaray dedi. 20 Sinan Engin oynanmayan Fenerbahçe Galatasaray maçı dedi. Ben de oynanmayan Fenerbahçe Galatasaray maçı diyorum. 20-0. Oynanmayan Fenerbahçe Galatasaray basketbol maçını yılın maçı olarak seçiyorum. Ben de gidiyoruz. Denize gidiyoruz. Haydi Deniz. 20-0. Evet sayın seyirciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Türk futbolunda zaman zaman skandallar da yaşanıyor. Tıpkı 2014'te olduğu gibi. İşte farklı yorumladığımız bir kategori daha geliyor. Karşınızda yılın skandalı adayları. Tabii ki işin içinde ironi var. Yılın skandalı dikkat çekiyordur. Bu insanlar bu sezonun en centilmenleri belki de. Ergin Koç. Ergin Ataman. Semih Kaya yılın skandalı itiraf etti Beşiktaş maçında korneri. Veli Kavlak rakibinin kırmızı kartını geri aldırdı. Ve tabii ki Yasin Hoca, Yasin Sürün. Dışarı at oğlum, penaltıyı kullanma dedi. Çünkü güzel şeyler skandal haline geliyor. Evet, yılın skandalı Yasin Sülün kardeşimizin oyuncusuna penaltıyı avuta at demesidir. Yılın skandalıdır o. Evet. Yani ne gereği var Yasin, bak işine kardeşim ya. Evet Ahmet Hocam. Tartışmasız Veli Kavlak'tır. Ben böyle bir gerizekalılık görmedim. Hocam ne diyorsun ya? Ya ne demek senin anladın? Ya. Hayır canım, ben Veli Kavlak hocam. Efendim. Hakem adamı atmış. Bir de diyorsun ki ya hocam bana vurmadı. Kasıt yok. Müthiş. Atma diyerek tam böyle bir şey skanda yapmış ya. Yazıklar olsun sana Veli. Sana bu futbol lisansını verenlere yazıklar olsun. Evet. Tabii ironi yapıyor. Türk futbol ortamında hakikaten Veli Kavlak'ın yaptığı bu hareket skandaldır. Türk futbolda normal neydi? Adama kırmızı kart attır, indir, kaldır. Her türlü oda bas. Veli Kavlak.
Evet. Yasin Sülün'e veririm ben. Yasin Sülün. Bizim Yasin Sülün'e ödül veririm. Ben de bu sefer Veli Kavlağ'a veriyorum. Böyle centilmen olunmaz sevgili Veli. Futbolda böyle centilmenlik olur mu? Aman başına bir şey gelir. Ama bu kadar centilmen olma ne olursun. Bir şey söyleyebilir miyim? Ödül sana geliyor ama. Bir şey söyleyeyim. Yılın skandalı Veli Kavlağ. Yılın skandalı aldı ya Veli Kavlağ oğlum. Şimdi gerçek konuşuyorum. Senin alnında ben futbol sahada böyle bir şey aslan görmedim. Aslan o aslan. Şu anda yılın fair play ödülü olsa. Büyük olay hakikaten. Tartışma. Yani. Çok başarılı. Maç 1-0 mağlupsun. Tamam Adana Demirspor senden alt kategoride takım ama sabah gazetesi yazımında da adamım diye yazdık. Hadi başka ne var? Buyurun bitti. Yani evet gidiyoruz. Geldi. Veli Kavlağ'ı da öpüyoruz ve denize gidiyoruz. Son iki kategorimiz, üç kategorimize geldik. Deniz sendeyiz. Teşekkür ediyorum Ertem Şener. Merakla beklenen bir kategoride sıra. 2014'te Türk futbolunda birçok başarı yaşandı. İşte yılın başarısı adaylarımız. Şimdi Ahmet Hocam. Şimdi tartışmasız dedik ne dedik. O dibe vurmuş Türk futboluna bir mesih geldi. Türk futbolu yeniden yapılandı. Önce dünya devi Letonya'dan. Letonya'da bir birlik mucizevi büyük başarılı sonuç aldık geldik. Hocam. Yine ikinci maçta karşımızda bir efsane vardı. Asya uzak doğu. O bir dev. Dünyada sayısız futbolcu üretmiş. Birçok ligde oynayan üst düzey en üst düzey takım belki. Sayısız Dünya Kupası çeyrek final, yarı final olan Kazakistan'ı zor da olsa 3-1 yendik. Bana göre sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da yılın olayıdır. Çünkü Türkiye-Kazakistan maçından sonra bütün ajanslar, Eurosport, doğru söylüyorsun. Rai Uno, doğru BBC, söylüyorsun. Sky Sport, Türkiye'den dev zafer. Türkiye mucizeyi gerçekleştirdi. Hadi hocam ne olursun ya. Türkiye-Kazakistan. Türkiye-Kazakistan, Abdülkerim hocam. Yılın başarısı Balçova 1 Galatasaray 9, Türkiye 3 Kazakistan 1, Türkiye 1 Brezilya 4, Trabzonspor 9, Manisa Spor 0. Hangisi? Yılın başarısı Galatasaray'ın Balçova'ya 9 gol atmasıdır. Rasim. Kimse bu konuda tartışamaz. Türkiye'nin Kazakistan gibi bir futbol ekolünü, futbolun doğduğu coğrafya, futbolun beşiği Kazakistan'ı 3-1 yenebilmesi büyük bir olaydır. Fatih Terim'in futbol dehasıdır. Bu dehayı henüz sizin yorumcuların henüz analiz edebildiğinizi görmedim. Belki Ömer Ründül edebilir. Böyle yani defans orta saha birleşmesi. İlla saldıracaksın birilerine. Türkiye 3-1 Kazakistan büyük zaferdir. Sinan abi gelelim bunu sana. Bunu Ertem Şener gibi bir Fatih Terim düşmanı bile gölgeleyemez. Fatih bu büyük Terim zaferi. Düşmanı mı? Tabii. O kadar Fatih'in düşmanısın ki sen bu 3-1'lik büyük zaferi gölgeliyorsun. Evet Rasim. Sinan abi devam edelim. Kim dediniz? Fatih Terim dedik. Türkiye Kazakistan dediler. Abdülkerim Hoca da Balçova Galatasaray dedi. 9-1 ya. Tartışmasız Balçova Galatasaray. Ya Plasman'da o da az değil. O da yani o da şey koruyor. Galatasaray. Aynı arkadaşlar Galatasaray 9 tane büyük başarı abi. Tebrik etmek lazım. Ben de milli takımın Kazakistan'ı 3-1 yenmesini büyük bir başarı olarak görüyorum bu sezon. Ve Türkiye-Kazakistan maçı sonrasında şu Rasim, ödül şu Rasim Türkiye-Kazakistan maçına gidiyor. Rasim ya ne diyorsun bravo, ya? Bravo tebrik ediyorum. Yılın başarısı adayı. Nasıl Rasim'in geldiğini yeniyorsun? Bazı konularda tabii bazı konularda milli takım futbolcuları çeki düzen verecektir herhalde. Türkiye-Kazakistan maçı eğer yılın başarısı sayılıyorsa sokaktaki küçük milli takım formaları sırtında gezen çocukları kimsenin üzmeye hakkı yok. Ve geçiyoruz bir diğer adayımıza. Deniz sendeyiz. Ve işte heyecanla beklenen yılın olayı var sırada. 2014'te müthiş olaylar yaşandı. Biz de sizler için 4 olayı seçtik. Adaylarımız geliyor ekranlara. Müzik
Evet, Abdülkerim hocam. Yılın olayı Candan Hanım'ın köpeğiyle toplantıya girmesi. Köpeği dışarıda beklemiş, öyle dediler sonra. Her neyse, hani ne kadar yani dışarıda, içeride ben çok ilgimi çekmiştim. Ünal Başkan Ayder derisine karşı ben onu görmek istiyorum. O dereyi bir daha gösterebilir misiniz? Dereyi bir daha gösterelim. Bir daha gösterir misiniz? Siz ne dediniz? Candan Erçetin? Candan Erçetin köpeğiyle toplantıya girmesi. Ben bunu söylüyorum. Ünal Bey'i söylüyorum. Ünal Başkan'ın Ayder derisine karşıdan karşıya geçmesi. Tartışmam siz... ya Ünal Aysal Başkan'ım. Müthiş ya baksana. Değerli ya. Başkanımızın Ayder deresinin üzerinden bir zengin... sat komandosu. Sualtı taarruz. Bu kadar zengin derede ne işin var abi, derenin üzerinde ya? Bir sat komandosu gibi geçti ya oradan. Onu bir daha göstereyim. Ya bak, zengin bak, adam. Bak. Zengin adam yürürken bastığı yere dikkat edin. Bakın. Derenin bakın. Üzerinde gidiyorsun. Oo, Ünal Başkan ya. Ünal Başkan gidiyor. Aa, bir düşse ne olacak dereye? Ünal Başkan gitti. Deniz kuvvetlerinin en mümtaz şeyi komandosu. İki oldu. Rasim hemen. Candan Hanım. Candan Hanım 2-2 oldu. O zaman ben söylüyorum son olarak Sayın Ünal Aysal'a gidiyor. O dereyi o yaşta geçmek yürek ister, cesaret ister Sayın Ünal Aysal. Yılın olayı ödülü sizin oluyor. Buradan saygılarımızı, selamlarımızı gönderiyoruz. Ve sona geldik. Sonda Deniz acaba ne diyecek? Hangi kategori var? Bir bakalım. Ve son kategoriye geldik Ertem Şener. Beyaz TV Spor Servisi olarak yılın 11'ini seçtik. İşte 2014'de damga vuran futbolculardan oluşan 11 adayları. Yılın 11'ini bir kez daha ekrana getirelim. Programımızın sonuna doğru gelirken kalede Balçova Yaşam Spor'un kalecisi Engin Kaya. Sevgili seyirciler, defansın sağında uzun süredir forma giymeyen Galatasaray'da Ebue. Arkadaşlar şu kadroyu bir getirin. Sol tarafta Tarık, milyon dolarlık Tarık. Burdizo Gökhan Zan, Engin Baytar Salih Uçan, Krasiç Ontivero, Pandev Almeida. Yılın altın 11'i. 2014'ün en büyük 11'i. En kral 11'i. 7 tane Galatasaraylı var ya. Evet. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun diyelim. Ve yılın 11'inden sonra bunu artık yorum istemiyorum. Sevgili seyirciler, Deniz Sever'e çok teşekkür ediyorum. Derin Futbol yılın enlerini seçti. Ne dedi? Yılın magazin olayı Ersun Yanal'a gitti. Yılın kadını Nurella. Yılın erkeği Obama'nın koruması. Yılın dizisi Paramparça. Yılın şarkısı Tavukları Pişirmişem. Yılın takımı Brezilya. Yılın başkanı İlhan Cavcav. Yılın yöneticisi Halis Sağlam Tokat Spor. Yılın teknik direktörü İlhan Cavcav. Yılın futbolcusu Volkan Demirel. Yılın yabancı futbolcusu Krasiç. Yılın golü Tsubasa. Yılın hakemi Zekeriya. Yılın yorumcusu Hamdi Işık Ordu TV. Yılın taraftarı Mustafa Özel. Yılın maçı oynanmayan Fenerbahçe Galatasaray basket maçı. Yılın skandalı Veli Kavlağ'ın kırmızı kart pozisyonu. Kırmızı kartı geri aldırdı ya Adana Demirspor maçında. O hareket yakışmadı Veli Kavlağ'a. Yılın başarısı Türkiye-Kazakistan 3-1 kazandığımız maç. Yılın olayı Ünal Aysal'ın Galatasaray eski başkanının Ayder deresini tek başına geçmesi. Yılın 11'inde ise sürprizler vardı. Evet sevgili seyirciler, kapatacağız ama kapatırken bugün sizlere bir şarkıyla kapatacağız. Benim ama şarkıyı dinleyin. Şarkıyı dinleyin. Ondan sonra söyleyeceklerimiz var. Önce o şarkıyı dinleyelim. Sinan Engin'in şarkısı. İzleyelim. Sonrasında dönelim.